Şehrazat, hükümdarın isteği üzerine yeni bir masala başladı. Açık göz Ahmet Eldenef ve Hasan Şuman'ın fındıkçı delileyle maceraları Abbasiye hükümetinin halifelerinden Harun Reşit zamanında biri Ahmet Eldenef, diğeri Hasan Şuman adlarında iki yaman açık göz vardı. Başlarından müthiş maceralar geçmiş olan bu gençler aynı zamanda Bağdat'ın en ünlü kabadayılarındandılar. Onların şehrin Külhan Beyleri ve Kabadayıları üzerinde büyük nüfuzları olduğunu öğrenen Harun Reşit, ikisini de ocakbaşı yaptı ve aylığa bağlayıp mahiyetlerine 40 kişi verdi. Vali Emir Halit vasıtasıyla bunu halka bildirdi. Merasimle kendilerine ayrılan konaklara yerleştirdi. O devirde Bağdat'ta Fındıkçı Delile adında hilekar, kurnaz bir cadı karı vardı. Ölen kocası bir zamanlar halifenin posta güvercinlerine bakardı ve de sarayda sözü geçen adamlardandı. Delile o gün Zeynep adındaki fettan, şeytanı bile baştan çıkarabilen güzel kızıyla konuşurken laf Harun Reşid'in Hasan Şuman'la Ahmet Eldenef'e yaptığı ikramlardan açıldı. Zeynep bam teline dokunulmuş gibi anne dedi. Babamız halifeye bunca yıl hizmet ettiği halde biz burada sefalet içinde yaşıyoruz. Oysa dünkü serseriler adam yerine konup kendilerine aylık bağlanıyor, konaklar bağışlanıyor. Harun Reşid'in atadığı Ahmet Elden ile Hasan Şuman'a bir oyun oynayıp halifenin yanındaki nüfuzlarını kırmalı, gözünden düşürmeliyiz. 685. Gece Fındıkçı Delile, kızının bu sözlerine başını sallayarak güldü. Haklısın kızım, Açık göz geçinen bu iki serseriyi kafese koymak benim için hiçtir. Ben onlara bir oyun oynayayım da gör. Bak nasıl bütün Bağdat halkı parmak ısıracak. Sonra bir sofu kadın gibi giyindi. Bir su aygırının ağzına ustalıkla üç altın yerleştirerek sol eline aldı. Sağ eliyle de kocaman bir tesbih tutarak sokağa çıktı. Yürüye yürüye büyük bir konağın önünde durdu. Burası halifenin baş muhafızına aitti. Bütün saray mensuplarının çocukları olduğu halde kendisinin bir çocuğu olmadığına üzülen bu yaşlı muhafızın genç ve güzel bir karısı vardı. Bundan birkaç gün evvel bir iş için seyahate çıkarken karısına "Bu sefer dönüşümde bir çocuğum olmazsa seni boşayıp başka bir kadın alacağım." diye tehdit etmişti. Buna fena halde canı sıkılan genç kadın o gün pencerede düşünceli bir halde otururken kapının önünden geçen deliliği gördü onun kıyafetine ve tavırlarına bakarak sofu bir kadın zannetti. Delile de penceredeki genç kadını görmüş, üstündeki altın bileziklerde ve boynundaki elmas gerdanlıkta gözü kalmıştı. 686. Gece Genç kadın harem ağzına seslenerek ihtiyar kadını eve çağırmasını emretti. A hemen kapıyı açtı ve Delile'yi çağırdı. Kapıya gelince elini tutup içeri almak istedi. Delile sert bir tavırla onu reddetti ve yanıma yaklaşma abdestim bozulur diyerek ona sürünmeden içeri girdi. Bu ihtiyar kadını ermişlerden zanneden ve üç aydan beri aylık almayan harem ağası uğur getirir düşüncesiyle ibrikten bir su almak istedi. Delile buna izin verdi. Harem ağası ibrikten su dökerken içinden üç sarı altın düştü. Kısmettir Allah benim çektiğim sıkıntıyı bildiği için bana bu paraları verdi diyerek elini paraya attı. Delile bunu görünce "Oğlum bu para senin kısmetindir, al." dedi. "Dünya malı benim için haramdır." Sonra onu odasında bekleyen genç kadının yanına çıktı. Selam verip kendisine gösterilen yere oturdu. Bir ara kadının yüzüne dikkatli dikkatli bakarak sordu. "Kızım seni biraz kederli görüyorum. Niye üzülüyorsun? Bak gençsin." Halin vaktin maşallah yerinde. Neyin eksik? Bunun üzerine genç kadın kocasıyla olan macerasını anlattı ve şunu ekledi. Eğer bu sefer çocuğum olmazsa beni boşuyacak. Bunun için deli gibiyim ne yapacağımı şaşırdım. Fettan deliyle avını kolayca elde edeceğine kanaat getirdi. Güler yüzle, kızım dedi. Onun için hiç merak etme. Senin dünyadan haberin yok galiba meşhur Şeyh Ebul Hamalat'ın türbesine gidip orada dua ettik mi mutlaka evlat sahibi olursun. Çocuk doğurmayan birçok kadın o türbeyi ziyaret edince arzuları yerine geldi. 687. Gece Baş muhafızın karısı Fettan Delile'nin sözlerine kandı. Kendisini oraya götürmesini rica etti. Delile sevap işlemeyi sevdiği için bu teklifi kabul ettiğini söyleyerek giyinip süslenen genç kadınla birlikte sokağa çıktı. Evden ayrılırken genç kadın harem ağasına ben teyzeyle evliya ziyaretine gidiyorum dedi. Harem ağası delileyi saygıyla selamlayarak hanımına "İnşallah dileğinize nail olursunuz. Yanınızda bu mübarek kadın olduktan sonra hiç korkmayın. O benim bile paraya ihtiyacım olduğunu anladı. Allah'ın tükenmez hazinelerinden istediğimi temin etti.'' Yolda delile, sürekli genç kadına ziyaret edecekleri evliyanın kerametleri hakkında bilgi veriyor. Bir taraftan da bu kadını nasıl soyup üstündeki altın ve mücevheratı alacağını düşünüyordu. Delile önde, genç kadın biraz geride yola koyulmuşlardı. Çok yakışıklı ve genç bir tüccar olan Seyyid Hasan'ın mağazasının önünden geçerlerken, o sırada kapının önünde duran tüccar, ihtiyar kadının arkasından kırıta kırıta yürüyen ve ince yaşmanın altından güzel yüzlü, iri gözleri ve mercan dudakları belli olan bu dilbere baktı. Tam arzuladığı gibi bir kızdı. Delile tüccarın yanındaki genç kadına dikkatli dikkatli baktığını görünce hemen yanına sokuldu. Oğlum, Seyyid Hasan sen misin diye sordu. Genç tüccar hayretle cevap verdi. Evet, bir arzunuz mu var? 688. gece delile arkasından gelen genç kadına dönerek kendisini biraz beklemesini işaret etti. Sonra Seyyit Hasan'ı bir köşeye çekti. Seni iyi tanıyanlardan biri salık verdi. Evlenmek istediğini, el ayağı düzgün bir genç kadın aradığını söyledi. Bu yanımda gördüğün taze benim kızımdır. Babası öldükten sonra bize iyi bir servet bıraktı. Şimdi onu evlendirmek istiyorum. Sermayen azsa ben sana para verebilirim. Kızımı yaşmaksız, feracesiz görmek istersen benimle beraber gel. Seyit Hasan ayağına kadar gelen bu kısmeti tepemedi. Delileden biraz beklemesini rica etti. Genç tüccar her ihtimale karşı yanına bir miktar para alarak dükkanını kapattı. O sırada muhafızın karısıyla yürümeye başlayan Delile'nin arkasına takıldı. Delile birkaç sokak geçtikten sonra bir elbise boyacısının dükkanı önünde durdu. Daha önce onun hakkında da bilgi toplayan Yaman kadın selam vererek yanına sokuldu ve hatrını sorduktan sonra "Ya Hacı Mehmet" dedi. sever bir arkadaşım seni bana met etti. Mübarek bir adam olduğunu, sevap işlemeyi sevdiğini söyledi. Ben dul bir kadınım. Genç bir kızla yetişmiş bir oğlum var. Oturduğumuz ev çok viran, neredeyse yıkılacak. Senin büyük bir konağın varmış ve bir katı boşmuş. Onu kiralamaya geldim." Çapkın bir adam olan boyacı, ihtiyar kadının arkasından gülen kızla genç tüccara baktı. Onların gerçekten Delile'nin çocukları olduklarını zannetti. ''Evet, dedikleri gibi bir konağım var. Fakat o boş katı ben misafirlerime ayırmıştım. Onu size nasıl verebilirim?'' dedi. Delile güler yüzle. ''Kardeşim'' dedi. ''Biz fazla oturacak değiliz. Bir taraftan da kendi evimizi tamir ettireceğiz.'' en fazla iki ay seni rahatsız edeceğiz. Ne olur, misafirlerin gelirse onları kendi katına al, sen de bizimle beraber oturursun. Sen benim dünya ahiret kardeşim sayılırsın, çocuklarım da evlatların sayılır. Boyacı bunu duyunca hemen cebinden üç anahtar çıkarıp Delile'ye verdi ve konağı tarif etti. 689. Gece Hilebaz Delile hemen genç kadınla konağın bulunduğu sokağa saptı. Bir taraftan da genç tüccara kendilerini takip etmesini işaret etti. Konağa gelince kapısını açtı. Elindeki anahtarlardan birisini muhafızın karısına vererek "İşte Şeyh Ebu'l Hamalat'ın türbesi budur. Sen şu anahtarı al. Üst katta bir oda vardır. Oraya çık. Kendi evin gibi soyun. Ben şimdi gelir, ne yapacağını anlatırım." dedi. Saf kadın anahtarı alıp konağa girince delile biraz ötede duran Seyit Hasan'ı çağırdı. Onu konağın alt katında bir odaya sokarak biraz beklemesini söyledi. Delile genç tüccarı aşağıda bıraktıktan sonra muhafızın karısının yanına çıktı. Kadın onu görünce başka ziyaretçiler gelmeden Evliya'yı ziyaret etmek istediğini, onun için bir an evvel kendisini türbenin bulunduğu yere götürmesini rica etti. Delile, peki kızım dedi. Yalnız biraz sonra türbedar gelecek. Çok tutucu ve aksi bir adamdır. Seni böyle süslenmiş görürse burası düğün yeri değildir deyip kızacak. Onun için üzerindeki altın mücevheratı ve ipekli elbiseni çıkar. Yoksa Şeyh Ebul Hamalat'ı ziyaret edip muradına eremezsin. Bunun üzerine genç kadın ziynet eşyalarını ve ipekli feracesini çıkarıp delileye verdi. İhtiyarca da onları bir yere sakladı. Sonra aşağıda bıraktığı tüccarın yanına gitti. Üstündeki ağır elbiseleri çıkarmasını, kızın yanına böyle çıkmasının uygun olduğunu söyledi. Gözlerini aşk bürümüş olan genç tüccar, delilenin teklifine itiraz etmeden soyundu. Elbiselerini ve cebindeki parasını ihtiyar kazına bırakıp yukarı çıktı. Delile, ikisinin de elbiselerini, paralarını ve kıymetli mücevheratlarını alarak konağın kapısını kapayıp oradan ayrıldı eşyaları bir aktarın yanına emanet bıraktı. 690. Önce Gece Fettan cadı karı kendisini sabırsızlıkla bekleyen boyacının yanına gitti. Onu görünce boyacının gözleri sevinçle parladı. Konağı nasıl bulduğunu sordu. Dil ile evi çok beğendiklerini söyledi. Sonra bir altın vererek şu teklifte bulundu. Ustacım ben şimdi eşyaları taşımaya gidiyorum. Siz bu parayla çarşıdan biraz yiyecek alıp bizim çocuklara götürürseniz memnun olurum. Boyacı ayağa kalkarak, "Teyze, dedi. Emrin başımla beraberdir. Yalnız bu dükkanı kim bekleyecek? İçeride mallar var." Delile çırağı göstererek onun dükkanda beklemesini söyledi. Boyacı bunu kabul etti. Hemen dükkandan ayrıldı. Delile bu fırsattan yararlanarak gidip aktara emanet bıraktığı eşyaları aldı. Zira ustasının yardımına gitmesini, kendisi gelinceye kadar bekleyeceğini söyleyerek dükkandan gönderdi. Delile dükkanda yalnız kalınca orada bulduğu elbiseleri bir bohçaya koydu. Oradan geçmekte olan bir eşekçiye bir altın vererek bu dükkanın sahibi olan oğlum iflas etti. Yarın gelip mahkemeden haciz koyacaklar. Bari el alemin elbiseleri de gitmesin. Şunları bizim eve taşıyı vereyim. Ben gelinceye kadar sen şu takımlarla tezgahı yıkıver, dedi. Eşeğin sahibi bu sofuk kadının sözlerine inandı. Eşeğini ona teslim etti. Delile, kızının yardımıyla getirdiği eşyaları eve yerleştirdikten sonra ''Kızım'' dedi. ''Bugün dört kişiye oyun oynadım. Muhafızın karısı, genç tüccar, boyacı ve buraya eşeğiyle eşyaları taşıttığım hamal.'' Zeynep bunu duyunca irkildi. ''Anne, bunları aldattıktan sonra sen artık sokağa çıkamazsın.'' Karısının mücevheratını ve ziynet eşyalarını aldığın muhafız, parasını ve elbisesini soyduğun genç tüccarla, müşterilerinin elbiselerini çaldığın boyacı bir olup senden davacı olurlarsa ne yaparsın? Delile omuzlarını silkti. Hepsi bana vız gelir. Ben yalnız eşeğin sahibinden korkuyorum. Çünkü beni ve evimi sadece o tanır. Diğerlerinin bulmaları imkansız. 691. gece Şimdi gelelim boyacıya. Delilenin yalanlarına inanıp çarşıdan yiyecek alan boyacı, onların arkasından yetişen çırağına verdi. Onunla beraber konağın yolunu tuttu. Dükkanın önünden geçerken o sırada dükkanın tezgahlarını ve takımlarını yıkmakla meşgul olan eşek sahibini gördü. Kan beynine sıçradı. Ne yaptığını sordu. Hamal annesinin bunu emrettiğini söyleyerek olanları anlattı. Boyacının hiddeti gittikçe artıyordu. Sen ne saçmalıyorsun? Benim annem çoktan öldü. Verdiğin zararın tazminini isterim. Hamal bunu duyunca zıvanadan çıktı. Annem öldü deyip beni atlatmaya çalışma. Ben eşeğimi almadan şuradan şuraya bir adım atamam. Boyacıyla eşek sahibi böylece kavga ederlerken halk etraflarını sardı. Herkes merakla bu kavganın sebebini sordu. Sonunda içlerinden birisi boyacıya döndü. Peki bu adamın eşeğini alan kadın madem senin annen değilmiş neyin oluyor? Dükkanını ne diye ona teslim ettin? Bu soru boyacıyı uyandırmıştı. İşin doğrusu o benim kiracımdır. Sabahleyin kızı ve oğluyla gelip konağımda boş olan katı tutmuştu diyerek hamalı alıp birkaç meraklıyla beraber konağa gitti. Orada muhafızın karısıyla genç tüccarın birbirleriyle kavga ettiklerini, birbirlerinden eşyalarını istediklerini gördüler. Boyacı onları teker teker dinleyip olayın iç yüzünü öğrenince yaman bir dolandırıcının oyununa kurban gittiklerini anladı. Genç kadına elbise uydurarak evine gönderdi. 692. gece. Boyacı felaket arkadaşı genç tüccara da bir elbise verdi. Sonra dükkanını kapatarak hamal ve tüccarla beraber valinin yanına gidip başlarından geçeni anlattılar. Vali onların bu şikayetlerine fazla ilgi göstermedi. Şehirde binlerce sofu kılıklı yaşlı kadın vardır. Bunlardan hangisini tutalım dedi. Siz düşmanınızı daha iyi bilirsiniz. Onu yakalayın bana getirin. O zaman cezasını veririm dedi. Davacılar bunu duyunca Delile'yi aramak üzere Bağdat kazan onlar kepçe yollara düştüler. Fındıkçı Delile ise yeni bir av yakalamak için bir konak halayı kılığına girerek sokağa çıktı. Bir süre dolaştıktan sonra büyük bir konağın önünde durdu. İçeriden gelen çalgı sesleri dikkatini çekti. O sırada kucağında bir çocukla kapıda duran bir hizmetçiye orasının kimin konağı olduğunu sordu. Hizmetçi "Bağdat tüccarlarının kahyasının evidir. Bugün de kızının düğünü var." cevabını verdi. Delile Cariyenin kucağındaki çocuğun üzerinde bulunan kıymetli elbiseye ve boynundaki pırlanta taşlarla süslenmiş maşallah'a bayıldı. Çocuğu cariyenin elinden almaya karar verdi. Cebinden bir dinar çıkardı. Hizmetçiye vererek, kızım dedi. Sana zahmet, çocuğu istersen bana bırakıp içeri gir ve hanımefendiye de ki, Ümmül Hayır teyzenin selamı var. Çok işi olduğu için düğüne gelemeyecek. Fakat iki gün sonra uğrayacak. İhtiyarlık işte. Çok sevdiğim dostlarımın adını bile unutuyorum. Sana sormasaydım hatırlayamayacaktım. Hizmetçi, delilenin bu sözlerine kanarak gerçekten onun bir aile dostu olduğunu zannetti. Çocuğu ona verdi ve içeri girdi. Delile hemen çocuğu alıp oradan uzaklaştı. Tenha bir sokağa saparak üzerindeki kıymetli şeyleri aldı. Koynuna sakladı. O civara yakın olan kuyumcular çarşısına gitti ve önüne çıkan kuyumcuya beni tüccarlar kahyası gönderdi. Kızını gelin ediyor. Ona bir çift altın hal hal, bir çift bilezik, elmas küpe ve gerdanlık lazım. Çocuk burada kalsın. Biraz sonra kendisi gelecek. Hem çocuğu alacak hem de parasını verecek. 693. Gece Yahudi kuyumcu çocuğun kahyaya ait olduğunu biliyordu. Düğün lafı da az çok kulağına çalınmıştı. Onun için ihtiyar kadının sözlerine çabuk inandı bu yüklü satışı kaçırmak istemedi. Delile'ye mücevheratı ve zinet eşyalarını verdi. Hizmetçi kız içeri girip hanımına Delile'nin söylediklerini anlatınca böyle bir tanıdıkları olmadığını bilen Kahya'nın karısı işin içinde bir oyun olduğunu sezdi. Hizmetçiye ihtiyar kadını çağırmasını ve çocuğu alıp getirmesini söyledi. Hizmetçi kız kapıya çıkınca Delile'nin yerinde yerler estiğini gördü. Korku ve telaştan çılgına döndü çok geçmeden çocuğun annesiyle bütün konak halkı olaydan haberdar oldu. Bu meçhul ihtiyar kadını yakalamak için evin uşakları sokağa çıkmaya hazırlanırken Kahya geldi. Evdeki heyecan ve telaşın sebebini sordu. Ev halkı her şeyi anlattı. Biricik erkek evladının kaçırıldığını öğrenen Kahya hemen sokağa fırladı ve oğlunu aramaya başladı. Kuyumcular çarşısından geçerken oğlunun Yahudi kuyumcunun yanında durduğunu gördü sevincinden üstüne başına bakmadan onu kucağına alıp gitmek istedi. Yahudi kendisini önledi. Muhterem Kahya Efendi, borcunuzu vermeyecek misiniz? Ne borcu? Biraz evvel ihtiyar bir kadınla aldırdığınız malların bedelini. Kahya şaşırmıştı. Kuyumcu, muhatabının durakladığını görünce unuttuğunu zannederek ona meseleyi olduğu gibi anlattı. Kahya böyle bir şeyden haberi olmadığını söyledi. Yahudi yaman bir cadı karıya mallarını kaptırdığını fark edince çılgına döndü. Bağırıp çağırmaya başladı. O sırada delileyi aramaya çıkan boyacıyla arkadaşları da oradan geçiyorlardı. Kuyumcunun feryadını duyunca yanına koşup derdini sordular. O da anlattı. 694. Gece Bunun üzerine boyacı başlarından geçen olayın tıpkısının kendi başlarına da geldiğini söyledi. Yahudi kendileriyle beraber bu dolandırıcı kadını aramaya çıkacağını söyleyerek dükkanını kapattı. Kahya da bir an önce karısını merak ve üzüntüden kurtarmak için çocuğun üstünden alınan kıymetli mücevherleri aldırmayarak evine gitti. Yahudi kuyumcu dert ortaklarına kadını yakalamak için ayrı ayrı yollardan gitmelerini ve mağripli berberin dükkanında buluşmalarını teklif etti. Hepsi de bu fikri uygun buldular. Eşek sahibi ben o koca karıyı iyi tanırım. Hepinizden önce yakalayacağım." diyerek arkadaşlarının yanından ayrıldı. Delilenin geçebileceği yolu tuttu. Çok geçmeden tahmininde yanılmadığını gördü. Yeni bir av aramaya çıkan Delile ile karşılaştı. Hemen yakasına yapıştı. Çaldığı eşyaları getirmesini söyledi. Delile pişkin bir tavırla onu bir köşeye çekti. Başkasının mallarından sana ne sen eşeğini istemiyor musun? Onu al git. Peki eşeğim nerede? Delile o civarda bulunan mağripli berber dükkanını göstererek merkebini bu dükkanda bıraktım. Burada biraz bekle de gidip berbere sana vermesini söyleyeyim. Deyince kabul etti. Delile ise hemen berberin yanına gitti. Elini öptü ve ağlayarak oğlum dedi. Senden bir ricam var. Benim aklı noksan bir evladım var. Eşeklere çok meraklı. Ara sıra kendisine kriz gelir ve eşeğimi isterim, eşeğimi isterim diye tutturur. Onu büyük bir hekime gösterdim. Bunun azı dişlerini söküp şakaklarına iki ateş damgası vurulmadıkça iyi olmayacağını söyledi. Sana birkaç kuruş vereyim de bunları yapıver sevaptır. Eşeğin burada deyin de gelsin. Berber, baş üstüne ben ona öyle bir eşek veririm ki görsün diyerek güldü. Koca karının verdiği parayı aldı. Sonra çıraklarından birine kocaman bir temel çivisini vererek bunu ateşe koymasını emretti ve kapıya yaklaşarak Hamal'ı çağırdı. Hamal berberin dükkanına doğru gelirken delilede bir gölge gibi kayboldu. 695. Gece Hamal berberin yanına yaklaşınca berber ciddi bir tavırla ona oğlum buraya gel senin eşeğin içeride git de al diye seslendi. Başına gelecek felaketten haberi olmayan hamal, berberin dükkanına girer girmez, iri yarı iki genç çırak onu kollarından tutarak berber sandalyesine oturttular. Berber de hemen kerpetenle azı dişlerini söktü. Arkasından şakaklarını ateşe koydurduğu temel çivileriyle birer damga vurdu. Hamal acıdan kendini yere attı ve kıvranmaya başladı. Kendine geldiği zaman berbere bunu niçin yaptığını sordu. Berber annesinin böyle istediğini söyleyince Hamal o kadının kendisine ve başkalarına oynadığı oyunları anlattı. O sırada Delile'yi aramaya çıkan ve berberin dükkanında buluşmaya karar veren boyacıyla arkadaşları da gelmişlerdi. Hamal onlara Delilenin kendisine oynadığı son oyunu anlattı ve bu sefer yakalarsa cadının elinden kolay kolay kurtulamayacağını söyledi. Boyacıyla arkadaşları onlara katılan berberle birlikte Tekrar cadı karıyı aramaya başladılar. Sonunda hava kararmak üzereyken onu yakalamayı başardılar. Vaktin geç olmasına rağmen onu valinin konağına götürdüler. Fakat valinin o sırada misafirleri olduğu için alt kattaki holde beklemek zorunda kaldılar. Gece yarısı olduğu halde valinin huzuruna çıkamadılar. Çok yorgun oldukları için uykusuzluğa dayanamayarak oturdukları yerde uyuy verdiler. Bunu gören Delile fırsattan yararlanarak usulcacık harem tarafına geçti. Valinin karısının hala uyumadığını, cariyeleriyle eğlenmekte olduğunu görünce sevindi. Kendine çeki düzen vererek yanına girdi ve ''Muhterem hanımcığım'' dedi. ''Benim kocam esir tüccarıdır. Benimle zevcinizin sipariş ettiği beş köleyi gönderdi. Onları da aşağıda hoyda bıraktım. 1200 altına pazarlık etmişler.'' kocam yarın erkenden seyahate çıkacağı için parayı istiyor. 200 altını size bırakalım. Bin altını verirseniz memnun oluruz. 696. Gece Valinin karısı bunu duyunca inandı. Çünkü bir süre önce kocası ona yeni köleler alacağından bahsetmişti. Aşağıdaki hole bakan pencereye gitti. Orada uykuya dalmış olan boyacıyı, hamalı, Berberi, Yahudi ve tüccarı gördü. Özellikle içlerinden genç ve yakışıklı tüccarı çok beğendi. Kocasının kendisine saklattırdığı paradan bin altın sayarak Delile'ye verdi. O da parayı alıp harem kapısından sokağa çıktı ve doğruca evine gitti. Kızına o gün çevirdiği fırıldakları anlattı. Fettan Zeynep annesine nasihat vererek artık sokağa çıkmamasını zira bu sefer mutlaka yakalanacağını söyledi. Ertesi gün karısının da aldatılıp bin altının alındığını öğrenen vali küplere bindi. O sırada halifenin baş muhafızı yanına geldi. Karısını soyan delil şikayetçi olduğunu söyleyip yakalatmasını istedi. Vali ona teminat vererek hemen faaliyete geçti. Bütün adamlarını seferber ederek sonunda Delile'yi yakalattırdı ve ertesi gün mahkemesi yapılmak üzere Dicle Nehri kenarında bulunan bir hurma ağacına bağlattırdı. Bu cezayı büyük bir metanetle kabul eden Delil'e, gece yarısına doğru kendisini korumak için görevlendirilen adamların uyuduklarını görünce, yanından geçecek herhangi bir adamdan yardım istemeyi düşündü. O sırada biraz ötede iki bedevinin konuştuklarını gördü. Sözlerine kulak kabarttı. Birinin ötekine şunu söylediğini işitti. Bağdat'a gider gitmez ilk işim şu methettiğin gözlemeyi yemektir. Atlı bedevi Biraz sonra Delilenin yanına yaklaşmıştı. Koca karı onun duyacağı bir sesle "Ey çöl kahramanı, sana sığındım beni kurtar." diye seslendi. Bedevi gururunu okşayan bu sözleri duyunca Delilenin yanına sokuldu. Ağaca için bağlandığını sordu. Kurnaz kadın ona şu karşılığı verdi. Bir gün gözleme almak için bir gözlemecinin dükkanına uğramıştım bire nasıl olduysa yere tüküreceğim yerde onun tavasına tükürmüşüm. Hemen beni kadıya teslim etti. O da ceza olarak on okka gözleme yememi, aksi takdirde bu ağaca bağlanmam gerektiğini söyledi. On okka gözleme yemeye gücüm yetmediği için beni bu gördüğün ağaca bağladılar. Gözleme yemeği kabul ettiğimi söyleyinceye kadar öyle kalacağım. Saf bedevi bu sözlere kandı. Gülümseyerek ne güzel tesadüf dedi. Ben de Bağdat'a sırf ballı gözleme yemek için geldim. Şimdi seni kurtarayım. Beni ağaca bağla. Bari yarın senin yerine 10 okka gözlemeyi ben yiyeyim. Bedevi hemen Delile'nin bağlarını çözdü. Kurtulduğuna inanmayan Delile de zaman geçirmeden saf Bedevi'yi kendinin yerine ağaca bağladı ve atına binerek şehre yollandı. 697. Gece Sabaha karşı uyanan muhafızlar delilenin yerine bir bedevinin bağlanmış olduğunu görünce hayret ettiler. Bedevi ise etrafını saran muhafızlara bağırdı. Hadi ne duruyorsunuz? Gidip gözlemeyi getirin. O okayı bitirmeden gitmeyeceğim. Bedevinin bu saçma sözlerinden bir şey anlamayan muhafızlar bağlarını çözüp sorguya çekince delilenin ona oynadığı oyunu öğrendiler. Bunu haber alan valinin fena halde canı sıkıldı özellikle davacıların haklarının alınması için onu sıkıştırmaya başlamaları sinirlerini büsbütün bozdu. Genç karısı soyulup ziynet eşyaları alınan baş muhafız, valinin bir iş yapamayacağını anlayınca diğer davacılarla beraber halifenin huzuruna çıkıp başlarından geçeni anlattı. Bunun üzerine Halife Harun Reşit, Ocakbaşı Ahmet El Denefi bu işle görevlendirerek Bağdat'ı peşinden koşturan bu yaman kadını yakalayıp huzuruna getirmesini emretti. Ahmet Eldenef hemen en çok güvendiği 47 topladı. Ne pahasına olursa olsun Delile'yi yakalamalarını söyledi. Onlar da onar kişilik kollar halinde Bağdat sokaklarına dağıldılar. Delile'yi yakalamak için Ahmet Eldenef ve yardımcılarının harekete geçtiği bütün şehre yayılmıştı. Bunu haber alan Fettan Zeynep, annesine, ''Yaman bir kadınsan Ahmet Eldenef'e bir oyun oyna bakalım.'' dedi. Delile dinlenmesi gerektiğini söyleyerek şunu ekledi. Ahmet Eldenef gibi birkaç kişiyi cebimden çıkarırım. Ben sadece şu Hasan Şuman'dan korkarım. 698. Gece Zeynep biraz düşündükten sonra o halde bana izin ver. Bu sefer Ahmet Eldenef'i ben kafese koyup onlarla oyun oynayayım dedi. Delile sesini çıkarmadı. Zeynep bir Hristiyan kızı gibi giyinerek sokağa çıktı dört yol ağzında bulunan bir aktar dükkanına uğradı. Kendisine ait olup boş bulunan bitişik dükkanı kiralamak istediğini söyledi. Aktar razı oldu. Zeynep, aktarın istediği parayı verdi ve bir iki saat içinde orayı mükemmel bir meyhaneye çevirdi. Sonra kapıda durup beklemeye başladı. Bir süre sonra Ahmet Eldenef'in arkadaşlarının geçtiklerini gördü ve onların başlarını çağırdı. Adı Ali olan delikanlı bu güzel kızın yanına koşarak ne istediğini sordu. Zeynep cilveli bir edayla benim babam Musulludur. Orada meyhanecilik yapardı. O ölünce babamın düşmanlarından korkup buraya geldim. Şimdi metini işittiğim Ahmet Eldenef'in himayesine girmek istiyorum. Kabadayılarla gezdiğini görünce aradığım yiğidin sen olduğunu anladım. Ali bunu duyunca gülümseyerek hayır dedi. Ben sadece Ahmet Eldenef'in adamıyım. Zeynep başını sağladı. Ziyanı yok. Madem ki arkadaşınızdır, daha iyi oldu. Bari içeri girin size bir iki kadeh içki ikram edeyim. Yorgunluğunuzu alır. Ali, Zeynep'in teklifini memnuniyetle kabul etti. O sırada dükkanın önünde yavaş yavaş toplanmış olan diğer kırk arkadaşını da davet etti. Böylece Zeynep, Ahmet Eldenef'in tüm arkadaşlarını dükkanında toplayınca onlara önce bir iki kadeh içirdi. Hafif sarhoş olmaya başladıklarını görünce sonraki içkilerin içine afyon koydu. Kabadayılar birer birer oldukları yerde sızmaya başladılar. İstediği gerçekleşen Zeynep kapıda beklemeye başladı. Köşede Ahmet Eldenef görününce onu da çağırdı. Ahmet Eldenef kızı kıramayarak içeri girdi. Zeynep'in sunduğu afyonlu içkiyi içti ve o da arkadaşları gibi sızdı. Zeynep Sadece iç çamaşırlarını bırakarak hepsini soydu. Eşyalarını ve paralarını dükkanın bir köşesinde sakladığı eşeğe yükleyerek eve götürdü. 699. Gece Ancak sabahleyin kendilerine gelebilen Ahmet Eldenef'le arkadaşları aramaya çıktıkları kadının kendilerini soyduğunu öğrenince utandılar. Ali, Ahmet Eldenef'e dönerek eyvah dedi bu kıyafetle bizi Hasan Şuman görürse rezil oluruz bizimle alay etmesi için eline iyi bir fırsat geçmiş olur. Ahmet Eldenef hava kararıncaya kadar beklemelerini ve karanlıktan yararlanarak evlerine gitmelerini söyledi. Yatsıya doğru sokaklar tenhalaşıp ortalık kararınca Ahmet Eldenef ve arkadaşları evlerine döndüler. Fakat kapıdan girer girmez ne yaptıklarını öğrenmeye gelen Hasan Şuman'la karşılaştılar. Hasan onları böyle yarı çıplak görünce kendilerini kimin bu hale soktuğunu sordu. Ali, arkadaşlarının yerine cevap vererek meyhaneci kızın tuzağına nasıl düştüklerini anlattı. Hasan Şuman gülümsedi. Çok iyi yaptı. Ben o kızın kim olduğunu biliyorum. Aradığınız ihtiyar kadın da benim için yabancı değildir. Ahmet Eldenef sözünü kesti. Peki madem ki onları biliyorsun, niye onları yakalamıyorsun? Hasan Şuman omuzlarını silkti. Halife Hazretleri onu yakalamak için bana değil, size emir verdi. Ertesi gün Ahmet Eldenef, Harun Reşid'in huzuruna çıkarak ihtiyar kadını yakalayamadıklarını fakat Hasan Şuman'ın onun yerini bildiğini söyledi. Harun Reşid o sırada yanında bulunan Hasan Şuman'a dönüp kadın hakkında kendisinden açıklama istedi. Hasan, Efendimiz dedi, bu kadının adı Delile'dir. Bir zamanlar posta güvercinlerinize bakan bir adamın karısıdır. O bu işleri hırsızlık ve dolandırıcılık için yapmamıştır. O sırf dikkatinizi çekmek ve o ölen kocasının maaşını alıp refah içinde yaşamak için bu oyunları oynamıştır. Onu affetmenizi istiyorum. Buna karşılık onun aldığı eşyaları getirmesine ve zararları ödemesine kefil olurum. 700. gece. Harun Reşit Hasan Şuman'ın teklifini kabul ederek delileyi affedeceğini vaat etti. Bunun üzerine Hasan Şuman Delilenin evine gitti. Halife ile yaptığı konuşmaları anlattı. Delile, Hasan Şuman'ı çok saygı saydığı için hiç itiraz etmeden onunla beraber eşyaları alıp sahiplerine iade etti ve halifenin huzuruna çıkıp af diledi. Harun Reşit onu affetti ve maaşa bağladı. Zarar gören esnafa da tazminat verdi. Mısırlı Civa Ali'nin macerası bir zamanlar Mısır'da Ali adında bir yiğit vardı. Zekası, çevikliği ve cesareti sayesinde şehrin bütün kabadayılarını titreten bu genç, el avuca sığmadığı için ona civa lakabını takmışlardı. Bir gün civa Ali, çarşıda gezerken önüne bir sucu çıktı. Çok susamış olduğu için sucudan arka arkaya üç bardak su içtikten sonra kalan suyu döktü ve sucunun kabını kırarak ona bir altın verdi.'' Sucu, Civa Ali'ye bu yaptığı cekanın kendisine sökmeyeceğini söyleyerek yoluna devam etmek istedi. Ali onu durdurdu. ''Niye beni küçük görüyorsun? Benden daha cömert ve daha kabadayı gördün mü hiç?'' Sucu alçak gönüllü bir tavırla cevap verdi. ''Benim su sattığıma bakma. Ben dünyaları dolaşmış ve birçok kimseyle oturup kalkmış bir adamım. Özellikle Bağdat'ta Ahmet Eldenef ve Hasan Şuman gibi öyle yiğitler gördüm ki sen onların ellerine su bile dökemezsin. Civali bunu duyunca hiç sesini çıkarmadı. Sucunun bu bahsettiği kahramanları yakından görmek için Bağdat'a giden ilk kervana katıldı. Yolda kervanın önüne çıkan bir aslanı öldürdü. Daha sonra sürekli kervanların yolunu kesen bir eşkıya çetesini temizledi. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Bağdat'a vardı. Sonra sonra Ahmet Aldenef'in konağını buldu ve ona misafir oldu. Oradan buradan konuşurken Ahmet, Ali'ye özellikle Bağdat'ın fettan kadınlarından kendisini korumasını söyledi. 701. Gece Halifenin sarayında eski itibarını bulan Delil'e, bir gün muhteşem bir alayla Bağdat sokaklarından geçerken Civali'yi gördü. Bu delikanlının giyinişi ve heybetli yürüyüşü dikkatini çekti. Kimseye sezdirmeden kim olduğunu öğrendi eve dönünce kızına ondan bahsederek bu delikanlıdan korktum dedi. Buraya isim yapmaya geldiği kesindir. Ahmet Eldenef'e oynadığımız oyunun intikamını alıp halifenin gözüne girmeye çalışırsa yandığımız gündür. Zeynep başını salladı. Sen merak etme anneciğim ben onu da kafese alırım. Sonra giyinip süslenerek sokağa çıktı. Civali'nin geçeceği yolları gözetlemeye başladı. Biraz sonra Ali yanından geçerken koluyla ona çarptı. Sonra da dikkat ederek yürü diye çıkıştı. Ali gülümsedi. Ne güzelsiniz siz. Acaba kimin kadınısınız? Zeynep gözlerini süzerek sizin gibi yakışıklı gençlerin kadınıyım deyince cesaret alan Civali Zeynep'e evli olup olmadığını sordu. Zeynep ben bir tüccar kızıyım kocam da tüccardır fakat şimdi dışarıdalar. Bugün güzel yemekler pişirdim. Yalnız yiyemedim ve bana eşlik edecek birini aramak için dışarı çıktım. Siz hoşuma gittiniz. Soframa tenezzül ederseniz memnun olurum. Civali hemen kızın peşine düştü. Zeynep onu alıp evine götürdü. Ali evin düzenine ve döşemesinin zenginliğine hayran kaldı. O sırada yeldirmesini çıkarıp ince ipekli bir elbise içinde kalan Zeynep'i kollarının arasına almak istedi. Zeynep onu usulca iterek bu gece sabaha kadar beraberiz sabırlı ol dedi. Ali mahcup bir halde geri çekildi. Biraz sonra Zeynep gülümseyerek Ali'yi hazırlamış olduğu sofraya davet etti. Büyük bir neşe içinde yiyip içtiler. Yemekten sonra Zeynep su almak için dışarı çıktı. Çok geçmeden telaşlı telaşlı içeri girdi. Ali'ye kuyudan su çekerken kocamın düğün hediyesi olarak verdiği yüzüğü kuyuya düşürdüm. Ne olursa olsun onu bulmalıyım. Hocam onu parmağımda görmezse kıyameti koparır diyerek soyunmaya davrandı Ali buna engel oldu Ben varken bu iş sana düşmez ben kuyuya iner onu bulurum dedi 702. gece Ali hemen soyundu üzerinde sadece şalvar kalmıştı sonra kuyuya indi Zeynep Civa Ali'nin kuyunun dibine vardığını görünce ipi kesti eşyalarını alıp evin odalarını kapattı ve annesinin yanına gitti Civali ise o gece sabaha kadar kuyuda kaldı. Ertesi gün komşular tarafından kurtarıldı. Hemen Ahmet Heldenef'in yanına giderek başından geçenleri anlattı. O sırada orada bulunan Hasan Şuman ona bu oyunu oynayan dilberin delilenin kızı Zeynep'ten başkası olmadığını söyledi. Bunu duyan Civali ne olursa olsun bu kız hoşuma gitti. Onunla evlenmek istiyorum deyince Hasan Şuman ''Benim söylediklerimi aynen yaparsan bu kızla seni evlendirebilirim.'' dedi. Civali kabul etti. Bunun üzerine Hasan Şuman onun bütün vücudunu siyaha boyadı. O devirde konaklarda hizmet gören harem kılığına soktu. Ve delilenin harem arasına katılıp onu ve kızını uyuttuktan sonra kıymetli eşyalarını ve bakmakla görevlendirildikleri 40 posta güvercinini yakalayıp bana getirebilirsen Delile ayağına kadar gelir ve ister istemez kızını sana verir. Şimdi ne yapacağını anladın mı? Civali Delile'nin konağına gitti. Delile'nin sofracı başılığını yapan Halema'sıyla dost oldu. Onu sarhoş edip sızdırdıktan sonra cebinden kilerin anahtarlarını aldı. Kimsenin şüphesini çekmeden içeri girdi. Delile'ye ve kızına hazırlanan yemeklere uyku ilacı katarak onlara götürdü. Delile ile kızı yemeklerini yiyip oldukları yerde bayılınca hemen kıymetli eşyalarını ve posta güvercinlerinin kafeslerini aldı. Usulca konaktan çıkıp Hasan Şuman'ın evine gitti. 703. Gece Ancak ertesi gün uyanabilen Delile ile kızı mücevherleriyle güvercinlerin yerlerinde yerler estiğini görünce şüphelendikleri halde üzerinde fazla durmadıkları sahte harem ağasının civaliden başkası olmadığını anladılar. Delile hemen giyinerek Hasan Şuman'a gitti. Eşyalarını ve güvercinlerini geri istedi ve bunun karşılığında Mısırlı Ali'ye istediğini vermeye hazır olduğunu ekledi. Hasan Şuman, Civa Ali'nin kızı Zeynep'le evlenmek istediğini söyledi. Delile biraz düşündükten sonra, ben kabul ederim ama son söz ağabeyim Züraykındır, dedi ve onunla beraber gelen kızına dönerek fikrini sordu. Civali'yi gördüğü andan beri seven Zeynep, Anneciğim, ben de senin gibi düşünüyorum. Civali iyi bir çocuktur. Fakat dayımın olurunu almak gerekir. Hasan Şuman bu karşılığa kızdı. Delile'ye bağırdı. Sen bu delikanlıyı Bağdat'ın en belalı adamlarından biri olan Zürayk'ın yanına göndermekle başını derde sokmak mı istiyorsun? Biliyorsun ki o kendisini yenemeyen kimseye yeğenini vermez. Civali, Hasan'ın sözünü keserek ne olursa olsun bahsettikleri Zürayk'a gideceğini ve onunla boy ölçüşeceğini söyledi. Sonra Delile'ye kendisinden aldığı eşyaları ve güvercinleri geri vererek Züraykın balıkçı dükkanına gitti. Bir zamanlar Bağdat'ın en yaman yan kesicisi ve hırsızlarından olan Zürayk, içinde bin altın bulunan bir keseyi dükkanının ortasına asmış, bunun etrafına bir takım ziller bağlamıştı. Her gün dükkanını açtığı zaman, ''Ey kendine güvenen yan kesiciler, hırsızlar, Gülhan Beyleri, dükkanımın ortasına astığım altın kesesini haberim olmadan çarpmayı başarırsanız istediğinizi yapmaya hazırım derdi. 704. Gece O gün civali erkenden onun dükkanına gidip bu şekilde bağırdığını duyunca hemen oradan ayrılıp kaldığı hana döndü. Ayarladığı bir kadın elbisesini giydi ve Züraykın dükkanına gitti. Tavandan sarkan balıklardan almak bahanesiyle bir yolunu bulup o keseye el atmak istedi. Fakat elini uzattığı zaman zillerden birine çarptı. Zürayk hemen işin farkına vardı ve Civa Ali'ye dönerek seslendi. Kadın kıyafetine girip beni alt etmeye geldin değil mi Ali? Yabancı olmasaydın başkalarına yaptığım gibi bir kurşun külçesiyle beynini dağıtırdım. Ali, Zürayk'ın kendisini tanıdığını görünce oradan ayrıldı. Ertesi gün başka bir kılıkla yanına gitti. Fakat yine başaramadan döndü. Böylece birkaç deneme yapan Civali, Züraykın başa çıkılacak bir adam olmadığını anladı. Sonunda Züraykın o keseyi gece evine götürdüğünü öğrendi. Bir gece ortalık kararınca eve girdi ve bir yere gizlendi. Züraykla zenci karısı uyuduktan sonra ortaya çıktı. Kesenin saklandığı yeri bulup onu aldı. Biraz sonra gürültüye uyanan Zürayk, keseyi bulamayınca çalındığını anladı. Ali'den önce Hasan Şuman'ın evine gitti kimseye görünmeden kapının arkasında saklandı. Çok geçmeden Civali gelip kapıyı çaldı. Zürayk, Hasan Şuman'ın sesini taklit ederek ''Ey Civali, keseyi Zürayk'tan aldığını söylemezsen kapıyı açmayacağım.'' dedi. Bunun üzerine Civali keseyi Zürayk'a gösterdi. O da hemen elinden kapıp kaçtı. Civali, faka bastırıldığını anlayınca hemen dışarı fırladı. Kestirme yollardan koşarak Zürayk'ın evine gitti usulca içeri girdi. Züraykın zenci karısını ve küçük çocuğunu bayılttı. Sonra kapının yanına giderek Züraykı beklemeye başladı. Zürayk kapıya gelince Civali, zenci kadının sesini taklit ederek ona keseyi geri alıp almadığını sordu. Zürayk keseyi ona uzattı ve ''Al karıcığım, iyi sakla.'' dedi. Civali keseyi aldı. Aynı zamanda Züraykın küçük oğlunu sırtlayıp her zaman geldiği gizli yerden sokağa fırladı. 705. Gece Zürayk eve girdi. Karısının baygın yattığını, çocuğunun da kaçırıldığını görünce yenildiğini anladı. Güneş doğar doğmaz Hasan Şuman'a gitti. Onun yanında olan Ali'ye, ''Ey Mısırlı yiğit, bana dükkanda bin bir hile yaptığın halde keseyi almayı başaramadın. Fakat sonra evime girip keseyi alarak beni yendin. Şimdi söyle ne istiyorsun?'' diye sordu. Civali, Zeynep'le evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Zürayk ona şu şartı koştu. Yeğenim Zeynep'le evlenmek istiyorsan bana Bağdat civarında oturan sihirbaz Azra'nın tılsımlı gömleğini getirmelisin. Bunu duyan Hasan Şuman'lı arkadaşları bu işi başarmanın imkansız olduğunu, çünkü Yahudi sihirbazın başa çıkılmayacak bir adam olduğunu söylediler. Civali bu sözlere kulak asmadı. Gerekirse hayatını tehlikeye atacağını ve bu işi mutlaka becereceğini söyleyerek sihirbaz Azra'nın bulunduğu yere gitti. Azra, Civali'yi görünce tanıdı. Hemen sihirbazlık marifetiyle onu katır yaptı ve zengin bir tüccarken iflas eden, hayatını kazanmak için sakallık yapmak isteyen bir adama sattı. Katır şekline giren Civali, huysuzluk yaparak yeni sahibini kendisini Yahudiye geri vermeye mecbur etti. Yahudi Azra Böylece Civali'yi her ne kadar çeşitli hayvan şekillerine sokup başından atmak istediyse de başaramadı. Civali ne yapıp edip kendisine dönüyordu. Sonunda sihirbazın kızı çok hoşuna giden Ali'ye yardım ederek babasının elinden tılsımlı gömleği ve diğer sihirbazlık eşyalarını aldı ona verdi. Civali tılsımlı gömleği aldıktan sonra Yahudi'nin kellesini uçurarak şehre döndü. Doğruca Hasan Şuman'ın yanına gitti. Onun bu başarısına sevinen Hasan, hemen kendisini alıp Harun Reşid'in huzuruna çıkardı ve halifeye takdim ederek başından geçen maceraları anlattı. Civali'yi çok takdir eden halife, muhteşem bir törenle onu Zeynep'le evlendirdi. Bol ihsanlarda bulunarak Ahmet Eldenef ve Hasan Şuman gibi ona da aylık bağlayarak şehrin güvenliğini sağlama görevini verdi. Şehrazat sustu sabah oluyordu. Eğer hükümdarımız izin verirse yarın kendilerine başka bir masal anlatırım. Bu şimdiye kadar anlattıklarımdan çok daha güzel. Hükümdar o gecelikte kendisini bağışladı. 706. Gece Şehzade Bedr Basım'la Prenses Semendel'in Hikayesi Bir zamanlar İran'da Şah Süleyman adında bir hükümdar vardı birçok kadınla evlendiği halde bir türlü çocuğu olmadığı için üzülüyordu. Günün birinde sarayına tanınmış esircilerden birisi geldi. Beraberinde getirdiği ay parçası gibi bir cariyeyi ona takdim ederek, dünya hazinelerine bedel olan bu güzel kızı size layık gördüğüm için getirdim. Makbule geçeceğinden eminim, dedi. Süleyman Şah cariyeyi beğendi. Esircinin istediği parayı verip Deniz Kızı Gülnar adında olan bu güzel cariyeyi harem dairesine gönderdi. Akşam onunla baş başa kalınca kendisiyle konuşmak istedi. Gülnar, hükümdarın hiçbir sorusuna cevap vermediği gibi ağzını açıp tek bir kelime bile söylemedi. Süleyman Şah belki bir derdi vardır diye ona çalgıcılar çengiciler getirtti. Kızı eğlendirmelerini emretti. Fakat bunun da faydası görülmedi. Kızın bu hali tam bir yıl devam etti. Hükümdarın buna fena halde canı sıkılıyordu. Fakat günün birinde onun gebe kaldığını öğrenince neşesi yerine geldi. Yine bir akşam günlerle baş başa kaldı. Israrla bir kelimecik olsun söylemesini rica etti. Günlerin o güzel yüzünde tatlı bir gülümseme belirdi. Hükümdar bunu görünce dünyalar onun olmuş gibi sevindi. Güzel cariye, pek yakında bir evlat sahibi olacağımı bilmeseydim yine konuşmazdım. Bu size karşı olan kinimden dolayı değildir. Kederimden konuşmuyorum. Ben satılığa çıkacak bir kız değildim. Denizler hükümdarının kızıyım. Babam düşmanlarından olan bir hükümdarla savaşa tutuşmuştu. Yenilince annem ve kardeşlerimle başka yere kaçtık. Bir gün ağabeyimle kavga etmiştim. Üzüntüyle karaya çıktım. Önüme çıkan bir adama sığındım. Fakat o bana kötü gözle baktığı için kendisinden kaçtım. Bir esircinin eline düştüm. O da beni sattı. Fakat ben şahsen sizden memnunum. 707. Gece Süleyman Şah ona teşekkür ederek, Sevgili eşim, dedi, ben de senden memnunum. Seni sarayımda bulunan bütün zevcelerimden üstün tutuyorum. Ne emredersen, ne dilersen olacaktır. Bunun üzerine Gülner kendisinden şu ricada bulundu. Doğum yaparken akrabalarımın yanında bulunmasını arzu ediyorum. Çünkü her milletin kendine göre örf ve adetleri vardır. Özellikle biz denizde yaşayan yaratıklar size benzemeyiz. Mesela biz denizin altında karada yürür gibi yürürüz. Güneşi, ayı, göğü oradan da görebiliriz. Onun bu sözleri hükümdarı hayrette bıraktı. Akrabalarını istediği zaman çağırtabileceğini söyledi. Bunun üzerine günler, koynunda saklamış olduğu öde ağacından bir parçayı bir buhurdanlığa koydu ve denize bakan bir pencerenin kenarına gitti. Ne yaptığını görmek için arkasından gelen Süleyman Şah'a dönerek, bitişik odaya geçip orada oturmasını, akrabası gelip kendisine takdim edilinceye kadar görünmemesini tembih etti. Günler buhurdanlıktaki öde ağaçlarını yaktı. Yüksek sesle ve anlaşılmaz sözlerle denizin belirsiz bir yerine bakarak, konuşmaya başladı. Çok geçmeden denizin suyu yükseldi. Ortalık karardı ve birdenbire denizin içinden beş kişi çıkıp saraya girdiler. Bunlar Günler'in annesi, ağabeyi ve diğer akrabalarıydı. Anne kızını görünce sevinerek boynuna sarıldı. Günler gelen akrabalarıyla sırayla kucaklaşıp hatırlarını sorduktan sonra onlara başından geçenleri anlattı. Ağabeyi Salih, bu işe kendisinin neden olduğunu söyleyerek çok üzüldüğünü belirtti. Fakat Günler kocasını met ederek kendisine iyi bir hayat yaşattığını ve kendisinden çok memnun olduğunu söyleyince sustu. Bunun üzerine Günler bitişik odadaki bu garip kişilerin konuşmalarını merakla dinleyen kocasını çağırdı ve onlarla tanıştırdı. Süleyman Şah eşinin akrabalarına büyük iltifatlarda bulundu. Kendilerine özel bir daire ayırttı. Birkaç gün sonra Günler'in nur topu gibi bir çocuğu dünyaya geldi. Anneannesi ve dayısı ona Bedri Basım adını koydular. Yedinci gün Salih çocuğu kucağına alıp denize götürdü. Bunu gören hükümdar telaşlandı ve çocuğun dayısı tarafından kaçırıldığını zannetti. 708. Gece Günler onu teselli ederek, ''Ağabeyim çocuğun gözlerine geleneğimiz üzere tılsımlı bir sürme çekecek ve onu kutsal suda yıkadıktan sonra getirecek dedi. Hükümdar büyük bir merak ve heyecanla denize bakan pencereye geçti ve beklemeye başladı. Çok geçmeden Salih kucağında küçük şehzade Bedri basım olduğu halde göründü. Süleyman Şah oğlunun denize götürüldükten sonra daha güzelleştiğini ve kendini topladığını fark edince memnun oldu. O sırada yanına gelen kayınbiraderi Salih de kendisine denizden getirdiği inci dizilerini sundu. Bunların başlı başına bir hazine olduğunu gören hükümdar Salih'e teşekkür etti ve annesi ve akrabalarıyla beraber yanında temellik almasını rica etti. Salih ve diğerleri ancak 40 gün kadar misafir kaldılar. Ondan sonra Süleyman Şah'ın memleketinin havasına ve yaşama tarzına alışamadıklarını söyleyerek yurtlarına geri döndüler. Gün geçtikçe büyüyüp serpilen Şehzade Bedrubaz'ın 18 yaşına bastığı zaman babasının kendisini okutup yetiştirmek için görevlendirdiği öğretmenler sayesinde olgun bir genç olmuş. Silah şörlüğün bütün inceliklerini öğrenmişti. Bir gün ansızın yatağa düşen Süleyman Şah bu hastalıktan kalkamayacağını anladı. Devlet adamlarını yanına çağırarak kendisine bir şey olduğu takdirde oğlu Bedrübası'mı hükümdar olarak tanımalarını söyledi ve bu konuda onlardan söz aldı. 709. gece. Bir süre sonra Süleyman Şah hayata veda etti. Devlet adamları onun yerine oğlunu tahta geçirdiler. Bedrübası'mı kutlamaya gelenler arasında dayısı Salih de vardı. Onun aslan gibi bir delikanlı olduğunu görünce çok memnun oldu. Bir gece kız kardeşiyle baş başa kaldıkları zaman Gülnar dedi. Maşallah oğlun büyüdü ve babasının yerine geçti. Şimdi onu evlendirmemiz gerekir. Ona kendi ülkemizden bir kız alalım. Gülnar ağabeyinin sözlerini onayladı. Evet ama ben oradan ayrılalı epeyce oldu. Ona uygun kızların hiçbirini tanımam. Annesiyle dayısının bu konuşmalarının hepsini bitişik salonda oturan Bedri Basım işitiyordu. Özellikle bu evlenme konusu çok ilgisini çekmişti. Bedri basıma bizim ülkemizde layık birçok kız bulunmakla beraber Prenses Semendil hepsinden üstündür. Bu uzun boylu, ince belli, iri gözlü, mercan dudaklı kız ne denizde ne karada eşi bulunabilecek bir dilberdir. Genç hükümdar bunu duyunca Prenses Semendil'i merak etmeye başladı. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi kalkıp yatak odasına gitti. Uyumak istedi. Fakat gözlerinin önünde canlanan Semendil'in hayali uyumasına engel oldu. Ertesi gün can sıkıntısını gidermek için erkenden has bahçeye indi. Çiçeklerin arasında dolaşmaya başladı. Yeğeninin düşünceli bir halde bahçede dolaştığını gören Salih yanına koştu. Onunla şuradan buradan konuşarak üzüntülü halinin nedenini öğrenmeye çalıştı. Genç hükümdar derdini açmaktan başka çare bulamadı. Dayısına bir gece önce bahsettikleri prensese tanımadan aşık olduğunu, ve ona kavuşmadan rahat edemeyeceğini söyledi. Salih kız kardeşiyle konuşurken Bedribasım'ın kendilerini dinlediğini anladı. Ona dönerek merak etme aslanım dedi. Yarın seninle hükümdar Semendil'in ülkesine gider. Kızını isteriz ve onu alır buraya getiririz. Genç hükümdar dayısının bu sözlerinden memnun oldu. O da aynı fikirde olduğu için hemen annesinin yanına koştu derdini açıp ertesi gün dayısıyla denizler ülkesine gideceğini ve hükümdar Semendel'in kızıyla evlenmeden dönmeyeceğini söyledi. 710. Gece Ertesi gün Salih yol hazırlığını bitirip devlet işlerini yoluna koyan genç hükümdara deniz üzerinde karada yürür gibi yürümesi için bir ilaç verdi. Bunu ayaklarına sürmesini söyledi. Bedri Basım'la dayısı Salih uzun bir deniz yolculuğundan sonra ailelerinin bulunduğu saraya geldiler. Genç hükümdar orada anneannesi ve akrabaları tarafından büyük bir törenle karşılandı. Birkaç gün dinlendikten sonra Salih genç hükümdarı kendi saraylarında bıraktı. Yanına İran'dan getirdiği kıymetli hediyeleri alarak hükümdar Semendel'in sarayına gitti. Hediyeleri kendisine sunarak kızını istemeye geldiğini söyledi. Hükümdar bunu duyunca gözleriyle Salih'e yiyecekmiş gibi baktı ayağa kalkarak sen kim oluyorsun da kızımın adını ağzına alıp onu istemeye geliyorsun dedi. Salih gayet sakin bir tavırla karşılık verdi. Efendimiz yanlış anlamayın ben sayın prensesi kendime değil İran ülkesinin genç hükümdarı yeğenim Bedir Basım'a istiyorum. Servet ve güzellikte kızınızın denge olan bu gencin arzusunu kırmayınız. Hükümdar Semendel yumuşayacağı yerde daha fazla kızdı. Çünkü Salih'in ailesiyle eski bir düşmanlığı vardı. Hemen muhafızlarına emir vererek Salih'i zindana atmalarını söyledi. Salih'in akrabaları çoktu. Onun başına gelenleri öğrenince silahlarını kuşanıp atlarına bindiler. Ani bir baskınla Salih'i kurtardılar ve sarayın muhafızlarını bozguna uğratarak hükümdar Semendelle maiyetini esir aldılar. 711. gece Babasının uğradığı felaketten korkan Prenses Semendil, düşmanlarının ellerine düşmekten korkarak sarayın gizli kapısından çıkıp güvendiği hizmetçileriyle birlikte şehirden kaçtı. Bir ağacın üstüne çıkıp orada saklandı. Genç hükümdar Bedribasım ise dayısının çıkardığı olayın büyüyüp ailesinin aleyhine döneceğinden ve dolayısıyla felakete uğramasından korkarak işin sonu belli oluncaya kadar şehir civarında gizlenmeyi uygun buldu bulunduğu saraydan çıktı. Gide gide şehir surlarının dışında bulunan büyük bir koruya vardı. Bir ağacın altında oturup dinlenmeye başladı. Bir ara ağacın üstünde bir çıtırtı işitti. Gözlerini o tarafa çevirdi. Çok güzel ve tıpkı hayalinde canlandırdığı prenses Semen dile benzeyen bir kız gördü. Kendi kendine, herhalde bu talip olmaya geldiğim prensestir ya da ondan daha güzel başka bir kızdır diyerek ona seslendi. ''Ey güzel kız sen kimsin? Burada ne işin var?'' Prenses kendisine seslenen gence baktı. Giyinişinden asil bir kişi olduğunu anladı. Kim olduğunu söyleyip babasının başından geçenleri anlattı. Hükümdar Bedrubas'ın konuştuğu kızın Prenses Semendil olduğunu anlayınca sevindi. Prensesin ve hizmetçisinin yere inmesine yardım etti. Sonra ona kendini tanıttı. Prenses, Karşısında duran gencin babasının düşmanı bir aileye mensup olan Bedribaş'ın ta kendisi olduğunu anlayınca biraz evvel bu yakışıklı gence karşı duyduğu yakınlık yerine kin ve nefret hissetmeye başladı. Babasının esir alınmasına ve saraylarının yağma edilip ailesinin darmadağın olmasına neden olan Bedribaş'tan intikam almaya karar verdi. Fakat bu amacını belli etmeyerek ona güler yüz gösterdi ve kollarının arasına atılarak Kendisine aşık olduğunu, babasının olup bir hak ettiğini söyledi. Delikanlının saçlarını okşayıp öpmeye başladı. Bedribasım onun bu sahte aşkına inandı. Kendini bir aşk havasına kaptırdı. Hasmı'nın kendini koruyacak bir halde olmadığını sezen prenses hemen bir şeyler mırıldanmaya başladı. Sonra birdenbire yüzüne tükürerek ''Ey gafil hükümdar, büyümün kudretiyle bir kuş ol'' diye bağırdı. 712. gece. Çok geçmeden Bedirbasım bir kuş şekline girdi. Böylece babasının intikamını alan prenses, yanındaki hizmetçisine dönerek onu kurak adalardan birisine götürmesini emretti. Bedirbasım'ın gençliğini ve güzelliğini acıyan hizmetçi kız, onu kurak bir adaya götüreceği yerde ağaçları ve suyu bol bir adaya götürüp bıraktı. Bedirbasım'ın dayısı Salihle arkadaşları hükümdar Semendeli'yi esir edip kuvvetlerini dağıttıktan sonra Geçici bir hükümet kurarak ülkeyi idare etmeye başladılar. Bir taraftan da aynı gün kaybolan prenses Semendil ile Bedribasi'mi aramaya koyuldular. Her tarafa adam saldıkları halde izlerine rastlayamadılar. Oğlunun aradan epey süre geçtiği halde yurduna dönmediğini gören Gülnar Sultan saraydan kimseye haber vermeden eski ülkesine döndü. Ağabeyinin sarayına gidip oğlunu sordu. Salih. Ona büyük bir üzüntü içinde olanları anlattı. Gülnar, oğlunun akıbetinden endişe ederek ağabeyine, ''Oğlumu kısa bir sürede bulmalısınız. O tahtına ve görevinin başına dönmelidir. Halk onun seyahate çıktığını bilmiyor. Duyacak olurlarsa yerine başkasını tahta geçirmek isterler.'' dedi. Salih, genç hükümdarı aratmak için bütün adamlarını seferber etti. ''Biz şimdi kuş haline dönen hükümdara gelelim.'' Zavallı hükümdar, hizmetçi kız tarafından yeşil bir adaya bırakıldıktan sonra orada bulduğu yabani meyvelerden yemeye ve ağaçlar arasında dolaşıp zaman geçirmeye başladı. Günün birinde o adaya bir avcı geldi. Bir pınarın başında gagası kırmızı, tüyleri bembeyaz güzel bir kuş gördü. Şimdiye kadar bir eşine rastlamadığı bu kuşa tuzak kurarak yakaladı. Bedir basımdan başkası olmayan bu kuş, avcının eline geçince Adam onu güzel bir kafese koydu ve memleketine götürüp hükümdara hediye etti. 713. Gece Hükümdar bu güzel kuşu çok beğendi. Onu kafesiyle sarayın yemek salonuna astı. Bir gün hükümdar yemek yerken kuşun acı acı öterek yemek yemek istediğini görünce onu alıp yanına sofraya koydu. Bu garip kuşun tıpkı bir insan gibi sofraya konulan her yemekten yediğini görünce hayretler içinde kaldı. Hanım sultanı çağırarak bu güzel kuşun yemek yiyişine bakmasını söyledi. Biraz sonra hanım sultan geldi. Kuşu görünce yüzünü örttü ve kocasına ''Beni yabancıların yanına ne diye çağırıyorsun?'' deyince hükümdar şaşırdı. Etrafına bakındı. Bunun üzerine hanım sultan açıklama yaptı. ''Bu kuş İran hükümdarı Bedribasım Şah'tır. Aşık olduğu Prenses Semen tarafından büyüyle bu hale getirilmiştir.'' Hükümdar bunu duyunca delikanlıya acıdı. Büyücülük bilen karısından onu eski haline getirmesini rica etti. İyi kalpli hanım sultan hemen bileğine su koydu. Üzerine bir takım dualar okuduktan sonra o sudan bir avuç alarak kuşun üzerine serpti. Kuş birdenbire silkinerek eski haline döndü. Bedribasım insan şekline dönünce kendisini bu nimete ulaştıran hanım sultana ve kocasına teşekkür ederek onlardan kendisini memleketine göndererek iyiliklerini tamamlamalarını rica etti. Hükümdar hemen adamlarına emir verdi. Bir gemi hazırlatarak onu memleketine yolladı. Gemi birkaç gün sakin bir denizde yoluna devam etti. Bir gece birdenbire bir fırtına koptu. Dalgalar göğe kadar yükselmeye başladı. Gemi bu fırtınaya dayanamayarak parçalandı. İçindekiler denize döküldü. Bir kısmı öldü. Bir kısmı dalgalar arasında kayboldu. Bedribasım yakaladığı büyük bir kalas sayesinde günlerce aç susuz denizde çırpındıktan sonra sonunda bembeyaz bir şehrin limanına vardı. Fakat tam karaya çıkacağı sırada sahilde bulunan birkaç eşek ve katır ona tekme atarak çıkmasına engel oldular. Bedribasım son bir gayret sarf ederek limanın civarında bulunan ıssız bir sahile çıktı. Biraz dinlendikten sonra yiyecek ve su aramak amacıyla yola koyuldu. Çok geçmeden önüne beyaz sakallı bir ihtiyar çıktı. Bedribasım ihtiyara selam vererek başından geçenleri anlattı. 714. Gece İhtiyar ona acıdı. Yiyecek içecek ikram ettikten sonra Allah seni o gördüğün beyaz şehre girip hayvan şekline girmekten kurtardı. Bu şehir Lapadında sihirbaz bir kadınındır. Bir gün şehir halkına canı sıkıldı. Onları hayvan şekline soktu. Senin sahile çıkmana engel olan eşekler bir zamanlar senin gibi birer insandılar. Senin de kendileri gibi olmaman için tekmelediler. Fakat artık korkulacak bir şey kalmadı. O dediğim şehirde insan şeklinde kalan tek adam benim. Kraliçe bana hürmet ettiği için kötülüğü dokunmadı. Benim orada bir bakkal dükkanım vardır. Seni akrabam diye oraya götüreceğim memleketine dönmek için bir yol buluncaya kadar yanımda kalırsın. Bedri Basım kaderine boyun eğerek ihtiyarla beraber şehre girdi. Yolda eşek ve kadırdan başka bir şeyle karşılaşmadığını görünce ihtiyarın anlattıklarının gerçek olduğunu anladı. Şehre yerleşip ihtiyarın bakkal dükkanında oturan Bedri Basım bir gün dükkanın önünde dururken Kraliçe Lap'ın muhteşem bir alayla geçtiğini gördü. Kraliçe Dükkanın önüne gelince taht revanını durdurttu. Bedribasım'ın güzelliğine hayretle bakarak yanında duran ihtiyar bakkala bu gencin kim olduğunu sordu. İhtiyar bunun uzaktan gelen bir akrabası olduğunu söyleyerek Bedribasım'ı ona tanıttı. Kraliçe gülümseyerek onu sarayına davet etti. Bedribasım bu daveti kabul etmekle beraber kraliçenin kendisine kötülük etmesinden korktu. Genç hükümdar Bedribasım, kraliçenin emrine tahsis ettiği katıra binerek sarayına gitti. Kraliçe onu büyük bir iltifatla karşıladı. O gece misafir ederek şerefine büyük bir ziyafet verdi. Özel olarak kurduğu bir içki sofrasında yan yana oturdular. Bir taraftan içmeye, bir taraftan çalınan sazların kıvrak ezgilerine uyarak oynayan çengileri seyretmeye başladılar. Bedribasım bu sihirbaz kraliçenin güzelliğine aşık olmuştu. Bunun farkına varan kraliçe onu 40 gün sarayında misafir ettikten sonra bakkalın yanına dönmek isteyip istemediğini sordu. Genç hükümdar, insan bu cenneti bırakıp nasıl gidebilir cevabını verince kraliçe lap onu daha fazla sevmeye başladı. 715. Gece Bir gece geç vakte kadar içip eğlendikten sonra yataklarına çekildiler. Sabah karşı uyanan Bedri kraliçeyi yatağında göremeyince merak ederek sarayın her tarafında aradı. Bulamayınca has bahçesine indi. Ağaçlar arasında dolaşırken insan boyunda beyaz bir dişi kuşun o sırada yanına gelen siyah bir kuşla gaga gagaya verdiklerini görünce o beyaz kuşun kraliçe, siyah kuşun da sevgilisi olduğunu anladı. Sinirli bir halde saraya döndü. Bedri kraliçeye bir şey açmadı. Yalnız ihtiyar bakkalı görmek için izin istedi. Ona gidip gördüklerini anlattı. İhtiyar, o siyah kuş tahmin ettiğin gibi kraliçenin sevgilisidir. Onu bir gün cariyelerinden birisiyle sevişirken görmüştü. Kızarak o hale getirdi. Bir gün sana da aynı şeyi yapmaması için elimden gelen yardımı yapacağım. Çünkü ben de sihirbazlıkta ondan aşağı kalmam. Onun pençesinden birçok kişiyi kurtardım. Akşamüstü Bedrbasım saraya dönünce kraliçe ile her zamanki gibi içki sofrasını kurup eğlenmeye başladılar. Bir ara kraliçe sordu: "Sabahleyin siyah bir kuşla bahçede seviştiğimi gördün mü?" basım inkar etmedi. "Evet gördüm ve çok üzüldüm." Kraliçe beyaz kollarını boynuna dolayarak "Sevgilim" dedi. "Dünyada senden başkasını sevmiyorum. O gördüğün kuş bir zamanlar benim sevgilimdi. Bana ihanet ettiği için o hale getirdim." Ara sıra kendisiyle buluşuyorsam da ona pek bağlı değilim. Bedribasım kraliçenin bu sözlerine ses çıkarmadı. Ertesi gün şafakla beraber uyandı. Kraliçenin yatağına yaklaştı. Orada bulamayınca bahçeye indi. Kraliçe oradaydı. Bir yere gizlenerek onu gözetlemeye başladı. Sihirbaz kraliçe bahçeden geçen derenin kenarına koynundan çıkardığı bir avuç buğdayı ekti. Sonra üzerine su serpti çok geçmeden yerden buğday başaklarının çıktığı görüldü. Kraliçe o taze buğdayı alıp öğüttü. Bir tarafa sakladıktan sonra yatak odasına döndü. 716. Gece Bedri Basım o gün yanına gittiği ihtiyara gördüklerini anlattı. Bunun üzerine ihtiyar koynundan bir avuç öğütülmüş buğday çıkardı. Genç hükümdara vererek, oğlum dedi, sana verdiğim buğday, Kraliçenin seni büyülemek için hazırladığı buğdayın etkisini yok eder. Yarın o sana kendi buğdayından vermeye kalkışırsa, ne yap yap onu yeme. Hatta sana verdiğim buğdaydan ona yedirmeye çalış. Bedribasım hemen saraya döndü. Gece beraber eğlenirlerken Kraliçe bir tabağa koyduğu buğdayı genç hükümdara vererek onu yemesini söyledi. Bedribasım hiç itiraz etmedi. Onu alıp sanki yiyecekmiş gibi yere attı. Sihirbaz kraliçe, sevgilisinin büyülü buğdayı yediğini zannederek hemen bir avuç su aldı. Onun yüzüne serperek katır haline girmesini diledi. Bedribasımın katır olmadığını gören sihirbaz kraliçe, büyüsünün etki etmediğini anladı ve işi şakaya dökerek sabretti. Bedribasım hiç oralı değilmiş gibi davrandı. Bir yolunu bulup, kraliçeyi sarhoş etti ve ona ihtiyarın verdiği buğdayı yedirdi ve yüzüne su serperek katır olmasını istedi. Sihirbaz kraliçe o anda katır oldu. Genç hükümdar onun sırtına binerek saraydan çıktı ve doğruca ihtiyarın yanına gitti. İhtiyar katırı görünce işi anladı, memnun oldu. Ey melun cadı dedi. Sonunda sen de layık olduğun cezaya çarptırıldın. Sonra Bedribasım'a dönerek ekledi. Oğlum hemen bu katıra bin ve memleketine git. Yalnız bu katırı kimseye teslim etme. O seni memleketine ulaştıracaktır. Bedribasım ihtiyara teşekkür edip onunla vedalaştıktan sonra yoluna devam etti. Günün birinde büyük bir şehre girdi. Yolda önüne bir ihtiyar kadın çıktı. Bindiği katıra dikkatlice baktıktan sonra onu bin altına satması için yalvardı. Bedribasım ihtiyar dostunun öydüğünü unutarak. Kadının teklifini kabul etti. Fakat sonra birdenbire pişman oldu. Katır'ı ihtiyar kadının elinden geri almak istedi. Kadın, memleketimizde yalan söylemenin ve adam aldatmanın cezası idamdır, deyince korktu ve parayı almaktan başka bir çare bulamadı. 717. Gece İhtiyar kadın Katır'ı satın alınca hemen gemini çıkardı. Bir avuç su alarak okudu ve Katır'ın yüzüne serpti kızım eski haline dön diye bağırdı. O anda kraliçe Lap tekrar insan şekline girdi. O ihtiyar kadının kraliçenin annesi olduğunu anlayan Bedri onların şehrinden kurtulmak için oradan uzaklaşıp kaçmak istedi. İhtiyar kadın hemen onu kolundan yakaladı. Emrinde bulunan ifritlerden birisini çağırarak onu ve kızını geldikleri yere götürmelerini emretti. İfrit onları kucaklayarak uçtu. Kısa bir süre içinde de her ikisini de saraya bıraktı. Böylece eski sarayına dönen ve katır şeklinden kurtulan zihirbaz kraliçe, kendisini kötülük eden Bedribasım'ı bir odaya kapatarak, ''Şimdi sana ve hocan olan ihtiyar bakkala ne yapayım? Sizden nasıl bir intikam alayım?'' diyerek söylenmeye başladı. Sonra büyüyle genç hükümdarı çirkin bir kuşu haline getirdi. Cariyelerinden birisine teslim ederek ona her gün işkence yapmasını, ve açlıktan öldürmesine emretti. İyi kalpli cariye hükümdara acıdı. Ona iyi bakmaya başladı. Bir günde gizlice ihtiyar bakkalın dükkanına gidip ona Bedri Basım'ın halini anlattı. İhtiyar bu habere çok üzüldü. Fedakar cariyeye teşekkür ederek onu yakında ödüllendireceğini söyledi. Dükkanına girerek yüzünü duvara doğru çevirdi. Kuş gibi birkaç defa öttü. Çok geçmeden duvar yarıldı ortaya çıkan bir ifrite cariyeyi göstererek onu Gülnur Sultan'ın sarayına götürmesini emretti. Sonra cariyeye hadi dedi. Şimdi seni efendin Bedribasım'ın Basım'ın annesine gönderiyorum. Kendisine durumu anlat. ile beraber gelip onu kurtarsınlar ve sihirbaz kraliçeyi dünya yüzünden kaldırsınlar. Cariye hemen ifritin sırtına bindi. Kısa bir süre içinde oğlunun matemini tutmakta olan Gülnar Sultan'ın sarayına vardı kendisine her şeyi anlattı. Oğlunun sağ olduğunu öğrenen Gülnar Sultan, sevinç içinde şehirde bayram yapılmasını emretti. Sonra ağabeyi Salih'e haber gönderdi. 718. Gece Salih, ülkesinin en kuvvetli silah toplayarak büyük bir orduyla Kraliçe Lap'ın memleketine gitti. Sihirbaz Kraliçe, her bakımdan kendi kuvvetinden çok üstün olan bu orduya karşı ancak birkaç saat dayanabildi sonunda teslim olmak zorunda kaldı. Salih beraber gelen Gülnar Sultan kraliçeyi yendikten sonra onun sarayına girdiler. Bedri kurtarıp büyüyle onu tekrar eski haline getirdiler. Bedri kendisine birçok iyiliği dokunan ihtiyar bakkalı, iyi kalpli cariye ile evlendirdi. Ve kraliçelerinin öldürülmesiyle eski hallerine dönen şehir halkının başına hükümdar olarak atadı. Günler Sultan Abe Salih ve Bedrvasım şehirde ihtiyarın misafiri olarak bir süre kaldıktan sonra ordularıyla birlikte İran'a döndüler. Memleketlerine varınca günler oğlunu şehrin en güzel ve asil kızlarından birisiyle evlendirmek istedi. Bedrvasım bunu reddetti. Ben ne olursa olsun prenses Semendilden başka bir kızla evlenmek istemem dedi. Bunun üzerine Salih memleketinde zindanda bıraktığı hükümdar Semendel'in yanına gitti. Ona şu teklifte bulundu. Kızını yeğenin Bedir Basım'la evlendirmeye razı ettiğin takdirde seni affedip tekrar tahtına oturtacağım. 719. Gece Hükümdar Semendel, zindanda çektiği işkence ve ıstıraptan kurtulmak için değil kızını, canını bile vermeye hazırdı. Bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine Salih onu serbest bıraktı. Hükümdar gizli bir yerde saklanmış olan kızını buldurdu. Ona meseleyi anlattı. Yaptıklarına pişman olan prenses çoktan deri buna razıydı. Birkaç gün sonra İran'a hareket eden Prenses Semendil'le İbra Bedribasım'ın düğünleri yapıldı. Her ikisi de sanki aralarında bir şey olmamış gibi ömürlerinin sonuna kadar mutlu bir hayat yaşadılar. Bedi Cemal ile Seyful Münuk'un hikayesi Eski zamanlarda İran'da Mehmet Sebaik adında bir şah vardı. Hikaye meraklısı olan bu hükümdarın Hasan adında çok akıllı, işgüzar ve hafızası kuvvetli bir veziri vardı. Bir gün vezir hükümdara Efendimiz dedi. Dikkat ettim. Geçen gün kadı geldi. Size hoş bir hikaye anlattı. Ona bin altın, bir takım elbise ve güzel bir arapatı hediye ettiniz. Arkasından başka bir adam gelip dertli bir aşığın macerasını anlattı. Ona da kıymetli hediyeler verdiniz. Her hikaye anlatana bu kadar bol ihsanlarda bulunursanız sonunda hazinenizde hiçbir şey kalmayacak. Hükümdar vezirin işine karışmasına içerledi. Fakat bunu belli etmemeye çalışarak ''Ey benim kıymetli vezirim'' dedi. Bu sözleri başka yerlerde de söyleyip arkamdan beni eleştirdiğini duydum. Ne yapayım ki ben hikaye meraklısıyım. Bundan aldığım zevki hiçbir şeyden almıyorum. İstersen sen de güzel bir hikaye anlat da sana başkasına verdiğim hediyelerin bir misli fazlasını vereyim. Fakat anlatamayacak olursan neyin varsa hepsini elinden alıp seni memleketin dışına çıkarırım. 720. Gece Kıskanç vezir bu cevabı alınca biraz düşündü. Sonra kudretli hükümdarım dedi. Size şimdiye kadar dinlediğiniz hikayelerden daha güzel, daha acıklı ve daha ibret verici bir hikaye bulup anlatacağım. Ancak sizden bana birkaç ay süre vermenizi rica edeceğim. Zira bu hikayeyi birkaç yerde dinlemek için dünyayı dolaşmaya mecburum. Niçin? Çünkü bu hikayenin birçok söyleniş şekli vardır. Bunları toplayıp bir araya getirmek gerekir. Hükümdar memnun oldu. Birkaç ay süre isteyen vezirine bir yıl izin verdi. Vezir Hasan hükümdarın huzurundan çıkıp konağına döndü. Adamlarından beş kişi seçti. Her birine biner altın verip dedi ki, Gidin dolaşın. Seyful mülük hikayesini nerede duyarsanız öğrenip bana getirin. Bu hikayeyi hanginiz getirirse ona beş bin altın daha vereceğim ve ayrıca bir takım elbise hediye edeceğim. Beş kişiden birincisini Horasan'a, ikincisini Hindistan'a, üçüncüsünü Mısır ve Şam'a, dördüncüsünü Yemen'e, beşincisini de Çin'e gönderdi. Dönüşte beş bin altına kavuşmak rüyasıyla yola çıkan adamlar diğer diğer dolaşmaya başladılar. Seyful Mülük hikayesini işitmek için hiçbir fedakarlıktan çekinmiyorlar, her çareye başvuruyorlardı. Şam tarafına giden adam bir gün cennet gibi güzel bir şehre ulaştı. Burası Şam şehriydi. Bir hana misafir oldu ve o geceyi dinlenerek geçirdi. Ertesi gün çarşıyı, pazarı ve diğer görülecek yerleri gezdi. Pek hoşlandığı Serendip Adası'nda birkaç gün kalmaya karar verdi. 721. Gece Bir gün akşam üzeri hanın kapısının önünde oturuyordu. Bir adamın koşa koşa bir yere gittiğini gördü. Çok merak etti. Hemen o da fırladı. Adamdan daha hızlı koşarak arkasından yetişti. ''Birader, böyle acele acele nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Hiç tanımadığı bir adamın arkasından gelip kendisini tanıyormuş gibi senli benli konuşmasına hayret eden adam oldukça meşhur bir meddah gelmiş dedi. Pek güzel hikayeler anlatıyormuş. Dinlemeye gidiyorum. Vezir Hasan'ın adamı meddah sözünü duyunca daha fazla ilgilendi. "Birader, ben bu memleketin yabancısıyım. Birkaç gün önce geldim. Hikaye dinlemeyi çok severim. Eğer izin verirsen ben de seninle geleyim." dedi. Bu nasıl söz? Buyur beraber gidelim. Meddah'ın bulunduğu yere varınca toplanmış olan halkın arasına karıştılar. Meddah ihtiyar bir adamdı. Acıklı bir hikaye anlatıyor, dinleyenlerin gözlerini yaşartıyor ve kalplerini sızlatıyordu. Hikaye bitince herkes dağılıp gitti. Vezir Hasan'ın adamı ihtiyar Meddah'ın elini öptü ve ona ''Muhterem Üstad'' dedi. ''Hikayenizi ibretle dinleyip yararlandık. Fakat benim bir müşkülüm var.'' Acaba buna bir çare bulabilir misiniz? Meddah ilgilenip sordu. Nedir müşkülün? Söyle ki bilelim ve elimizden geleni yapalım. Ben bir gezginim. Buraya Seyfun Mülük'un hikayesini öğrenmek için geldim. 3-4 aydan beri arıyorum. Eğer bu hikayeyi biliyorsanız anlatmanızı isterim. 722. Gece Meddah biraz düşündü. Sonra hayret eder gibi bir tavır takınarak oğlum dedi. Sen Seyful Mülük'ün hikayesini nereden duydun? Bu pek garip ve acıklı bir hikayedir. Ben bu hikayeyi şimdiye kadar hiç kimseye anlatmadım. Burada onu benden başka bilen yoktur. Babam Hindistan'ın en eski ve en meşhur meddahıydı. Ölümünden birkaç gün önce bana bu hikayeyi anlattı ve bitirince bunu gizli tutmamı ve hiç kimseye anlatmamamı tembih etti. Bu yüzdendir ki bu memlekette Seyful Mülük'ün hikayesini benden başka bilen yoktur. Vezir Hasan'ın adamı Meddah'ın ayaklarına kapanıp yalvarmaya başladı. Çok rica ederim. Bu hikayeyi bana anlatın ya da yazıp verin. Ne kadar para isterseniz hemen vermeye hazırım. Meddah başını önüne eğdi. Biraz düşündükten sonra oğlum dedi. Ben ne kadar yoksul düşsem bu hikayeyi parayla satmam. Babama söz verdim sözümden dönemem. Yalnız beni düşündüren bir nokta var. Bu yaşa geldim geleli, bana Seyful Mülük'ün hikayesini kimse sormadı. Yalnız sen sordun. Daha ileri giderek de mutlaka öğrenmek için ısrar ettin. Eğer bu hikayeyi sana anlatmazsam, benimle mezara gidecek ve gerçekten yazık olacak. Bu hikayeyi anlatmak için altı şart koşacağım. Şartlarımı kabul edersen ne âlâ. Kabul etmezsen benden hikayeyi anlatmam.'' Vezir Hasan'ın adamı gözleri sevinçle parlayarak Allah size uzun ömürler versin. Şartlarınızı şimdiden kabul ediyorum. Zaten bu hikayeyi öğrenir öğrenmez bu diyardan hemen gideceğim. Fakat sizden bir şey daha rica edeceğim. Acaba hikayeyi kendi el yazınızla lütfetmeniz mümkün mü? dedi. Yazıp vermek mümkün değildir. Çünkü yazması pek uzun sürer. Fakat babamın el yazısıyla yazmış olduğu bir nüsa vardır.'' Rahmetli babam çok önem verdiği Seyful Mülük hikayesini bizzat yazmış ve gümüş bir muhafaza içine koyarak bana armağan etmişti. Şimdi şartlarımı dinle ve bunlara uyacağına söz ver. Meddah bir süre sustuktan sonra şartlarını saymaya başladı. 1. Bu hikayeyi yol üzerinde oturup gelene geçene. 2. Bekarlara. 3. Kölelere. 4. Cariyelere. 5. Cahillere anlatmayacaksın. Altıncı şartım da şudur. Bu ülkede hiç kimseye anlatmayacaksın. Bu şartları kabul ediyor musun? Vezir Hasan'ın adamı düşünmeye bile gerek görmeden bu şartları kabul etti ve harfi harfine uyacağına söz verdi. Beraberce Meddah'ın evine gittiler. İhtiyar sandıktan çıkardığı gümüş muhafaza içindeki bu hikayeyi vezirin adamına teslim etti. O da itinayla koynuna soktu. Meddah'ın elini öperek Han'a döndü. Hemen atına binip Şam'dan ayrıldı. Adam birkaç hafta sonra memleketine dönmüş, doğruca Vezir Hasan'ın konağına gitmişti. Derhal gümüş muhafaza içindeki hikayeyi efendisine teslim etti. Bundan çok memnun olan vezir, vaat ettiği beş bin altını saydı ve adama mükemmel bir de takım elbise verdi. Ayrıca birçok ihsanlarda bulundu. O zamana kadar evden dışarı çıkmayan, Kendisini seyahate çıkmış gibi gösteren kurnaz vezir saraya gitti ve hükümdarın huzuruna çıktı. Elete köptükten sonra Efendimiz dedi. Fevkalade memnun kalacağınız bir hikaye bulup getirdim. Yalnız sizden bir ricam var. Nedir bu rica? Yoksa hikayeyi elde etmek için yaptığın masrafları mı istiyorsun? Böyle bir şey aklından bile geçmez devletlim. Ricam şudur. Memlekette ne kadar akıllı, bilgili adam varsa hepsinin gelip bu hikayeyi dinlemesini istiyorum. 723. Gece Hükümdar vezirin arzusunu yerine getirdi. Alim, şair, hakim ve ne kadar büyük adam varsa hepsini sarayına davet etti. Büyük bir divan kuruldu. Vezir yüksek bir kürsüye çıkarak Seyful Mülük'ün hikayesini anlatmaya başladı. Okunması saatlerce süren hikayeyi hayranlıkla dinlediler. Böyle bir hikayeyi bulup öğrenmeyi başardığı için veziri tebrik ettiler. Hükümdar, son derece hoşlandığı Seyful Mülük hikayesini altın yazıyla yazılarak hazinede saklanmasına emretti ve ara sıra bu hikayeyi okutup dinleyerek gönlünü eğlendirmeyi adet edindi. Bu hikaye şöyledir. Seyful Mülük'ün Hikayesi Bir zamanlar Asım bin Saffan adında bir Mısır hükümdarı vardı. Gayet akıllı ve cömert olan Asım'ın serveti hesaba sığmayacak kadar çoktu. Hayatın bütün zevklerini bol bol tatmış ve yaşamış olan hükümdar, ihtiyarlığına rağmen hala dinç ve delikanlı gibi genç gönüllüydü. Onun en büyük derdi bir çocuk sahibi olamamaktı. Bir çocuğu olması için gece gündüz Allah'a yalvarıyor, dua ediyordu. Günlerden bir bayram günüydü. Azım büyük ve muhteşem tahtında azametle oturuyordu. Bütün vezirler, kumandanlar ve diğer devlet adamları karşısında el pençe divan duruyorlardı. Herkesin başı önüne eğilmişti. Koca salonda çıt bile yoktu. Hepsi hükümdarın ağzından çıkacak emri bekliyorlardı. Asım tahtında bu azametli oturuşuna rağmen o gün pek kederli görünüyordu. Kendi kendine ne kadar yazık diye söylendi. Ben öldükten sonra yerime kim oturup mal ve mülküme saltanatıma sahip olacak? Beni hayır duayla yad edecek bir evlada sahip değilim. Şu Haşmet, şu saltanat yabancı ellerde kalacak. Birkaç yıl sonra adım bile anılmaz olacak. Sonra ayağa kalktı. Ağlıya ağlıya divan odasından çıktı ve kendi dairesine kapandı. Böylece divanda kendiliğinden dağıldı. 724. gece Hükümdarın niçin ağladığını hiç kimse bilmiyordu. Vezirlerden birkaç tanesi bunun sebebini anlamak için hükümdara soru sormaya karar verdiler. Huzuruna çıkıp el ete sonra ''Sayın hükümdarımız'' dediler. ''Allah ömrünüzü arttırsın. Bugün sizi üzgün gördüğümüz için pek mahzun olduk. Kerem buyurup bu kederinizin sebebini bize de bildirin. Belki bir çaresini buluruz. Derler ki derdini söylemeyen dermanını bulamaz.'' Hükümdar vezirlerinin gösterdiği bu ilgiden dolayı pek memnun oldu. Ey benim sevgili vezirlerim, dedi. Şunu iyi biliniz ki, ağlayacak kadar üzgün olmamın nedeni ne düşman korkusudur, ne de servetimin azlığı. Yaşım çok ilerledi. Artık bu dünyadan göçme zamanım yaklaştı. Öldüğüm zaman yerime geçip beni hayırla anacak ve ismimi yaşatacak bir çocuğumun olmaması içimi parça parça izliyor. Vezirler ne diyebilirlerdi? Onu kuru kuruya teselli etmekten başka ellerinden ne gelebilirdi? Allah'ın lütuf ve kerem kapıları daima açıktır devletlim, dediler. Ulu Tanrı'ya yalvarınız ve ondan ümidi kesmeyiniz. Elbette bir gün size bir, bir çocuk ihsan buyurur. Hükümdar üzgün bir tavırla iç çekti. 725. Gece Kendisini teselli etmeye gelen vezirlerden birisinin adı Numan'dı. Çok tecrübeli ve bilgi sahibi olan Numan, ''Efendim'' dedi. ''Görüyorsunuz ki ben kulunuzda ihtiyarladım. Ben de baba olma mutluluğunu tadamadım. Bu yüzden ben de sizin gibi üzgünüm. Sabah memleketinde bir peygamber varmış. İsmi Süleyman bin Davut'muş. Halkı kendi tanrısına imana davet ediyormuş. Bütün hayvanların, kurtların, kuşların dilinden anlıyormuş.'' bu zatı şerife bir elçi gönderip halimizi arz edelim. Bizim için kendi tanrısına dua etmesini rica edelim. Eğer onun tanrısı bize birer evlat ihsan ederse, bütün memleket halkıyla birlikte o tanrıya iman edeceğimizi bildirelim. Hükümdar, ihtiyar veziri Numan'ın bu düşüncesini çok beğendi. Ey benim sadık vezirim, dedi. Teklifin yerindedir. Fakat bu pek önemli bir iştir. Herkes yapamaz. Bu görevi sen üzerine almalısın. Hemen yol hazırlığına başla ve zaman geçirmeden hareket et. O peygambere benden selam ve hürmet götür. Önce derdimizi anlat. Sonra de ki, hükümdarımız Asım bin Safvan hacetimiz görülürse tebaasıyla beraber sizin dininize girecek, aksi halde sizinle savaşacaktır. Numan yeri öpüp huzurdundan çıktı, hızla konuğa döndü. Hemen yol hazırlığı yapmaya başladı ve birkaç gün sonra Hazreti Süleyman'a sunulmak üzere hükümdarın verdiği hediyelerle yola çıktı. Vezir Numan günlerce devam eden zor bir yolculuktan sonra Sava şehrine ulaştı ve Süleyman bin Davut'un huzuruna çıktı. Onun heybetini, göz kamaştırıcı devdevesini görünce ürktü, titremeye başladı. Kendi adetlerine göre yere kapanmak, bu suretle arz-ı ihtiram etmek istedi. Fakat Süleyman onun bu hareketine engel oldu. İnsanın önünde yere kapanıp secde etmek caiz değildir. Secde ancak Ulu Tanrı'ya edilir. Niçin benim önümde yer öpüp secde ediyorsun? Bir daha böyle şey yapma. Hem kendini hem de beni günah sokma. Vezir Numan'ı kendi yanına oturttu. Halini hatırını sorarak gönlünü hoş etti. Daha sonra hangi diyardan geldiniz? Hükümdarınızın adı nedir? Hangi dindensiniz? Bizi ziyaret etmekte amacınız nedir? gibi sorular sordu. 726. Gece Yavaş yavaş korku ve heyecanı geçen ihtiyar vezir, kendisini beklemediği bir nezaketle karşılayan Süleyman peygamberden pek hoşlanmıştı. Ben Deniz Mısır'dan geliyorum, dedi. Hükümdarımızın adı Asım bin Safvan'dır. Biz güneşe taparız, ondan başka tanrı tanımayız. Hazreti Süleyman bu sözlere kızar gibi oldu. Vezirin sözünü kesti. Büyük, çok büyük günah işliyorsunuz. Güneşe tapılır mı? Her şey gibi o da yaratılan kainatın bir parçasıdır. Onu da Ulu Tanrı yaratmıştır. Görmüyor musunuz ki önüne bir parça bulut gelince görünmez oluyor ve buluttan kurtulamıyor? İyi biliniz ki Allah birdir ve ondan başka ilah yoktur. Yalnız ona tapın, yalnız ondan isteyin. Süleyman'ın bu sözlerini duyunca vezir Numan'ın kalbini bir korku kapladı. Bu korkudan sonra da içine tatlı ve ferahlık geldi. Sonunda imana geldi. Süleyman buna pek memnun oldu. Ey Numan dedi, sen çok iyi ve şanslı bir insansın ki ta Mısır'dan gelip hak dinini kabul etmek mutluluğuna eriştin. Delaletten kurtuldun. Seni tebrik ederim. Şimdi gelişinin sebebini söyle. Eğer benden bir şey istiyorsan çaresine bakalım.'' Numan meseleyi olduğu gibi anlattı hatta savaş tehdidini bile bildirdi Bunun üzerine Süleyman Ey Numan dedi Ulu Tanrı duaları kabul edici ve bütün hacetleri giderendir Bu gece dinlen Cenabı Hak bize bu konuda bir şey bildirirse yarın haberini alırsın 727. gece Vezir Numan'ı sarayın misafirhanesine götürdüler dinlenebilmesi için gerekli her şeyi yaptılar fakat Numan rahat edemedi. Geceyi karışık düşünceler içinde bocalayarak üzüntülü geçirdi. Sabah erkenden kalkıp Hazreti Süleyman'ın yanına gitti. Onu muhteşem tahtında oturur buldu. Salon büyük bir meydan kadar genişti. Tahtın etrafını vahşi hayvanlar ve diğer mahluklar kuşatmıştı. Süleyman, Vezir Numan'ı yine kendi yanına oturttu. Biraz sonra yemek sofraları kuruldu. Süleyman'la misafir için ayrı bir sofra hazırlandı. Yemekten sonra Süleyman misafirine, ''Muhteşem misafirimiz.'' dedi. ''Ulu Tanrı bize bütün ahvalinizi bildirdi. Hak dinini kabul etmenizi emretti. Bütün ihtiyaçlarınız kabul alındı. Derdinizin çaresini de bildirdi. Bulunduğunuz memlekette bir sahra var. Orada bir nehir bulunuyor. Bu nehrin kenarındaki büyük bir ağacın etrafına bir parmaklık çevrilmiştir.'' ve bir şey düşünür gibi biraz durduktan sonra ekledi. Hükümdarınız Asım bin Saffan ara sıra o sahraya gidip cirit oynar. Şu kenarındaki büyük ağacın altında manyetiyle oturup zevk sefa edip içki içer. Bütün bu alemi yaratan Cenab-ı Hakk'ı bilmeyerek kainatın bir parçası olan güneşe tapar ve halkını da ona taptırır. Ey Numan! Tutulan bu yol doğru bir yol mudur? Buna Allah razı olur mu?'' Numan bu sözleri hayret ve korkuyla dinliyordu. Haklısınız efendimiz dedi. Söyledikleriniz tümüyle doğrudur. Gözlerinizle görmüş gibi söylüyorsunuz. Süleyman sözüne devam etti. Eğer dileğinizin reddedilmesini istemezseniz Allah'ın birliğine ve varlığına, benim hak peygamberi olduğuma iman ediniz. Mısır'a döndüğün zaman hükümdarınla birlikte Sahra'ya gidin. Fakat yanınızda başka kimse olmasın. Tam öğle zamanı o büyük ağaca çıkıp oturun. Hiç konuşmadan, hatta bir kelime bile söylemeden bekleyin. Biraz sonra ağacın altından biri insan, diğeri hayvan kafalı iki yılan çıkarak oynamaya başlayacak. Okla o iki yılanı öldürün. Baş ve kuyruk taraflarından birer karış kesip atın. Geri kalan kısımların evlerinize dönünce gizlice pişirip ailelerinize yedirin. Sonra Cenab-ı Hakk'ın ihsanını bekleyin. 728. Gece Vezir Numan için artık memleketine dönme zamanı gelmişti. Hazreti Süleyman, Vezir Numan'a bir takım sırmalı elbise, bir yüzük, bir kılıç ve altın işlemeli bir kalkan hediye etti. Yola çıkacağı zaman, ey Numan, Allah'ın size ihsan buyuracağı çocuklar büyüyüp akıl balığı olunca bu dört hediyemden ikisini birine, ikisini de diğerine verin. Hazreti Süleyman Numan'a ayrıca bir de atlas bohça verdi. Bu bohça yalnız Asım'ın oğluna mahsustur. Büyüdüğü zaman kendisi tarafından açılacaktır. Numan sonunda sabahdan ayrıldı. Yine günlerce süren uzun bir yolculuktan sonra Mısır topraklarına girdi. Adamlarından birini gelmekte olduğunu haber vermesi için hükümdara müjdeci olarak gönderdi. Asım bin Safvan vezirinin geldiğini duyunca sevincinden çıldırır gibi oldu. Hemen karşılama hazırlığı yapılmasını emretti. Gösterişli bir törenle karşılanan Numan, atından inip hükümdarın atının üzengisini öptü ve yanında yaya yürüyerek onunla beraber saraya gitti. Memleket şenlik içindeydi. Numan, Hazreti Süleyman tarafından nasıl kabul edildiğini anlattı. Hazreti Süleyman'ın büyüdükleri zaman çocuklara teslim edilmek üzere verdiği hediyeleri sundu. Atlas bohçanın kesinlikle açılmamasının gerektiğini de söyledi. Hükümdar vezirine bir hafta izin verdi. Bir hafta sonra tekrar görüşüp Hazreti Süleyman'ın din değiştirme hakkındaki emri tartışacaklar ve bunu bir karara bağlayacaklardı. 729. Gece Bir haftalık dinlenme süresi sona ermişti. Hükümdar 8. gün büyük bir divan topladı. Numan divanda sabah seyahati hakkında bilgi verdi. Hazreti Süleyman'ın emirlerini bildirdi. Toplantıda bulunanların hepsi de bu emirlere uymak gerektiği kanaatine vardılar ve din değiştirmeye karar verdiler. Verilen kararın halka da ilan edilmesi gerekiyordu. Hükümdar emir verdi. Her tarafa tellallar çıkarıldı. Bunlar halkı şehrin büyük meydanında toplanmaya davet ettiler. Ertesi gün genç ihtiyar herkes şehrin büyük meydanında toplandı. Orta yere hükümdarla mahiyeti için yüksek ve geniş bir taht kurulmuştu. Halk bu önemli toplantının nedenini bilmiyor, birbirinden öğrenmeye çalışıyordu. Asım mahiyetiyle gelerek tahta çıktı. Numan içinde ayrı bir kürsü kurulmuştu. O bu kürsüye çıkarak nutuk söyleyecek, halka verilen kararı açıklayacaktı. Numan konuşma kürsüsüne çıktı. Toplantının nedenini öğrenmek için sabırsızlıktan çatlayacak hale gelen halka şunları söyledi. Ey ahali diye başladı. Biliniz ki ben Allah'ın bir olduğuna, ondan başka ibadet edilecek bir Allah bulunmadığına iman ettim. Sabah diyarında ortaya çıkan Süleyman bin Davut'un hak peygamberi olduğuna inandım. Şimdiye kadar tapmış olduğumuz güneşin de Allah tarafından yaratılmış olduğunu öğrendim. Beni hidayete nail ettiğinden dolayı Cenabı Hakk'a şükürler olsun. Fakat ben sizlerin de delaletten hidayete ermenizi istiyorum. Şimdiye kadar yürüdüğümüz din yolu çok yanlış bir oldu. Bizi selamete değil, felakete götürüyordu. Artık bu yolu terk edip gerçek Allah'ın emrettiği yola girmemiz ve yalnız bu yolda yürümemiz lazımdır. Aksi halde başımıza bir felaket geldiği zaman sığınacak hiçbir kapımız olmaz. Oysa Cenabı Hakk'ın rahmet kapıları sonsuza dek açıktır. Numan'ın bu kısa konuşması alkışlarla karşılandı. Süleyman'ın tebliğ ettiği hak dinini kabul etmeyen kimse kalmadı. 730. Gece Hükümdar Asım'la Veziri Numan, ertesi gün oklarını ve yaylarını alarak sahraya gittiler. O büyük ağacın üzerine çıkıp konuşmadan beklemeye başladılar. Tam öğle vakti ağacın altından iki yılan çıktı. Bunlardan birinin başı insana, diğerininki de hayvana benziyordu birbirleriyle sarmaş dolaş oynamaya başladılar. Hükümdar yaya bir ok takıp nişan aldı ve bir atışta ikisini birden vurup öldürdü. Hemen ağaçtan indiler. Yılanların baş ve kuyruk tarafından birer karış kesip attılar. Orta kısımlarını yanlarına alıp geri döndüler. Birer tencerede gizlice pişirip av etidir diyerek ailelerine yedirdiler. O gece kadınların ikisi de hamile kaldı. 9 ay 10 gün sonra da aynı saatte birer erkek çocuk dünyaya getirdiler. Hükümdar Asım bu mutlu olay şerefine zindanlarda ne kadar mahkum varsa hepsini affetti. Fakir halkın devlete birikmiş vergi borçlarını da bağışladı. Birbirine borçlu olan vatandaşların borçlarını da hazineden ödetti. Bundan başka 300 bin altın sadaka dağıttı. 10 bin deve, 20 bin koyun kestirip halka mükemmel bir ziyafet verdi günlerce şenlik yapılmasını ve herkesin gülüp eğlenmesini emretti. Hükümdarla vezir, kardeş gibi olmuşlar, çocuklarını bir arada büyütmeye karar vermişlerdi. Bu yüzden Numan da evini saraya taşımıştı. Bir gün hükümdar çocukları seviyordu. Bunların ayırt edilemeyecek kadar birbirlerine benzediklerini görerek Numan'a ''Bu çocukların hangisi senin, hangisi benim? Büyücükleri zaman bunları nasıl birbirinden ayırt edeceğiz? O zaman aramızda tartışma çıkmaz mı? Kendilerini şimdiden bir nişanla ayıramaz mıyız? Vezir boynunu büktü. Ben sizin kulunuz değil miyim? İleride böyle bir itiraza haddim olur mu? Siz nasıl emir buyurursanız ona göre hareket ederiz. 731. Gece Aradan epey zaman geçti. Hükümdar vezirine tekrar sordu. Ey Numan, çocuklar hayli büyüdü fakat daha isimlerini koymadık. Artık birer isim koymamız gerekmez mi? Siz bilirsiniz devletlim. Benim çocuğumun ismi Seyful Müluk. Senin yaramazın adı da Sait olsun. Uygun mu? Uygun efendimiz. Bir defa da çocukların yıldızlarına baktıralım. Talihlerini yoklatalım. Baş üstüne efendim. Derhal müneccimleri toplatayım. Numan adamlar gönderip bütün müneccimleri saraya çağırdı. Bir hafta sonra hepsi saraya gelmişti. Bir gün odada toplandılar. Vezir onlara niçin davet edildiklerini anlattı. Çocukların talihlerine bakmalarını söyledi. Müneccimler saatlerce uğraştılar. Sonunda hükümdara, Cenab-ı Hak ömrünüzü uzun kılsın ve şevketinizi artırsın dediler. İncelememizin sonucu şudur. Çocuklarınız delikanlılık çağına girince büyük macera peşinde sürüklenecekler. Gurbet diyarlara düşecekler. Karada ve denizde ölüm tehlikeleri geçirecekler. Birbirlerinden ayrılacak, fakat bin bir zorluktan sonra yine buluşup birbirlerine kavuşacaklar. Sonunda muratlarına erecekler. Çok mutlu olacaklar. Devlete ikbale erecekler. Zevk ve sefa içinde uzun yıllar yaşayıp güzel bir ömür sürecekler. Müneccimlerin sözleri hükümdarı üzdü ve derin derin düşündürdü. Acaba dedikleri doğru çıkacak mıydı? Doğru çıkarsa ne yapılabilirdi ki? Alın yazısını silmek, kaderi değiştirmek mümkün değildi. Asım elinden bir şey gelmeyeceğini anlayarak teselli buldu ve içindeki hüznü attı. Aradan yıllar geçmiş, çocuklar 20 yaşına basarak birer delikanlı olmuşlardı. İkisi de aslan gibiydi. Bilgi ve terbiyede, iktidar ve zekada, cesaret ve bahadırlıkta eşleri yoktu. Artık sadece kendilerini değil, memleketi de idare edebilirlerdi. 732. gece Hükümdar bir gün vezirine Ey benim aziz vezirim dedi. Daha önce bana pek büyük hizmetlerde bulunmuştun fakat 20 yıldan bu yana yaptığın işler artık hizmet değil adeta himmettir. Çünkü senin sayende Allah'ın birliğine inanıp dalaletten kurtuldum. Üstelik bir de aslan gibi bir oğul sahibi oldum. Artık bende kuvvet ve kudret kalmadı. İhtiyarlıktan saçlarım bembeyaz oldu. Dişlerim döküldü, omuzlarım çöktü, belim büküldü. Geri kalan ömrümü ibadetle geçirmeye karar verdim. Öyle zannediyorum ki oğlum Seyful Mülük benden boşalacak olan tahtın hakkını fazlasıyla verecektir. Bu kararıma sen ne dersin? Vezir Numan dikkatle dinliyordu. Devletli veli nimetim. Bu fikir ve kararınız pek yerindedir. Seyful Mülük bir hükümdarda bulunması gerekli tüm vasıflara sahiptir sizi aratmayacağına eminim. Fakat ben denizde çok ihtiyarladım. Çalışamayacak hale geldim. Eğer izin verirseniz ben de vezirlik görevimi oğlum Said'e bırakayım. Hükümdar Numan'ın bu kararını memnuniyetle karşıladı. İki genci huzura çağırdı. Vermiş oldukları kararı onlara bildirdi. Fakat bu yeterli değildi. Aynı kararın halka da bildirilmesi gerekiyordu. Memleketin her tarafına adamlar göndererek merkeze birer temsilci yollamalarını istediler. Her şey tamamdı. Koca şehir yurdun dört bir yanından kalkıp gelen temsilcilerle dolmuştu. İnsanlar sokaklarda omuz omuza geziyordu. Fakat kimsenin bir şey bildiği yoktu. Hükümdarla vezirin çekileceği, yerlerine iki gencin geçeceği daha devlet adamlarına bile duyurulmamıştı. 733. gece. Sonunda bir gün şehrin büyük meydanında toplanılması ilan edildi. Akın akın gelen binlerce insanla dolan meydan, iğne atılsa yere düşmeyecek hale geldi. İhtiyar hükümdar, bacakları titreye titreye konuşma kürsüsüne çıktı. ''Ey benim sadık tebaam'' dedi. ''Yıllarca size hükümdarlık ettim. Refah ve mutluluğunuz için elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadım. Fakat görüyorsunuz ki artık pek ihtiyarladım. Sizi ve memleketi eskisi gibi idare edemiyorum. Buna gücüm kalmadı.'' Sizi buraya davet etmemin nedeni şudur. Bulunduğum saltanat tahtının size daha faydalı olmasını sağlamak amacıyla hükümdarlık görevimi oğlum Seyful Müluk'a bırakmaya karar verdim. İşte oğlum geliyor. Asım başından hükümdarlık tacını çıkarıp tam o sırada yanına gelen oğluna giydirdi ve tekrar halka dönerek "Artık hükümdarınız oğlum Seyful Müluk'tur. Siz ona itaat etmekle görevlisiniz. O da size hizmet etmeye mecburdur." Ben de saltanatım süresince belki bilmeyerek haksız bir iş görmüşümdür. Bunun için hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Binlerce ağız birden açılıp helal olsun diye gürledi. Sonra yaşasın Seyful Mülük sesleri yükseldi. Müthiş bir alkış tufanı koptu ve dakikalarca devam etti. Hükümdardan sonra kürsüye Numan çıktı. O da ihtiyarlığı dolayısıyla görevinden ayrılmak, bu işi oğlu Said'e bırakmak zorunda kaldığını açıkladı. Yeni vezir de halk tarafından coşkuyla alkışlandı. İhtiyar hükümdarla vezirin görevleri daha bitmemişti. Şimdi de çocuklarına 20 yıl önce Hazreti Süleyman tarafından gönderilen hediyeleri vereceklerdi. Saraya döndükleri zaman hükümdar, haznedarına, haznedar muhafaza edilen hediyeleri getir, dedi. Haznedar bir bohça içinde bulunan hediyeleri getirdi. Hükümdar bahçeyi açtı. İçindekileri ortaya döktü. Sonra gençlere dönerek ''Yavrularım'' dedi. ''Bu dört hediyeden ikisi birinize, ikisi de diğerine aittir. İşte teslim ediyorum. Nasıl arzu ederseniz kendi aranızda öyle paylaşın.'' Seyful Müluk elbiseyle yüzüğü aldı. Kılıçla kalkanı da Said'e verdi. Artık yapılacak iş kalmamıştı. Kendi kendilerini emekliye ayıran iki ihtiyar dünya işlerinden ellerine eteklerini çekerek geri kalan ömürlerini ibadetle geçirmeye başladılar. 734. Gece Aynı günde doğan, aynı hocaların ve bakıcıların elinde büyüyen Seyful Mülükle Said, özel hayatta olduğu gibi resmi hayatta da birbirlerinden ayrılmıyor, sürekli beraber dolaşıyor, yine aynı odada ve aynı yatakta yatıyorlardı. Bir gece Seyful Mülük'ü uyku tutmamıştı. O kadar gayret ettiği halde bir türlü uyuyamamış, yatakta saatlerce dönüp durmuştu. Sonunda da daha fazla dayanamayarak kalktı ve odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Oysa Said mışıl mışıl uyuyordu. Seyfo Mülük dolaşıp dururken odanın bir köşesine konmuş bir bohça gördü. İçinde ne olduğunu merak etti. Bohçayı alıp bitişik odaya gitti. Mumları yaktı. Oda aydınlanınca bohçayı açtı. İçinden yeşil atlasa sarılı bir çevre çıktı. Çevrenin ortasına gayet güzel bir kız resmi işlenmişti. Bir süre resmi hayran hayran izledi. Acaba bu güzel kız kimindir diye düşünmeye başladı. Seyful Müluk resme aşık olmuştu. Baktıkça ilgisi artıyor ve bütün varlığını daha yakıcı bir ateş kaplıyordu. Sonunda öyle bir hale geldi ki sedirin üzerine kapanıp ağlamaya başladı. Sabaha karşı uyanan Said, Seyful Mülük'ün yatağını boş bulunca şaşırdı ve meraklandı. Eline bir mum alarak onu aramaya başladı. Bitişik odaya baktı. Genç hükümdarı yüzüstü kapanmış bir halde sedirin üzerinde ağlar bulunca şaşırıp kaldı. Bunun nedenini öğrenmek için kardeşim dedi. Bu ne hal? Sana böyle ne oldu? Niçin ağlıyorsun? Seyful Mülük cevap vermedi. Durmadan ağlıyor gözyaşı döküyordu. Said büsbütün püt meraklandı ve yalvarmaya başladı. Senin mutlaka bir derdin var. Bunu bana söylemelisin. Eğer gizli tutulacak bir derse inan ki kimseye söylemem. Bu sır ikimizin arasında kalır. 735. Gece Seyful Müluk, Said'in yalvarmasına dayanamadı. Başını yukarı kaldırarak ağlıya ağlıya şişen, kızaran gözlerini mendiliyle kurulamaya başladı. Ah benim sevgili kardeşim, dedi. Başıma geleni söylersem gülersin. Fakat gördüğüm resmi sen de görmüş olsan o zaman bana hak verirsin. Said daha çok meraklandı. Acaba Seyful Mülük hangi resimden söz ediyordu? Şimdiye kadar ortada bir şey yoktu. Yoksa bu resmi rüyasında mı görmüştü? Ne resmi? dedi. Bundan bir şey anlamadı mı? Seyful Mülük çevreyi Sait'e uzattı. Sait, çevrenin üzerindeki resmi bir süre gözden geçirdi oldukça güzel buldu. Bu çevreyi nerede buldun? Seyful Mülük derin bir ah çekti. Süleyman peygamberin göndermiş olduğu ikinci bohçanın içinden çıktı. Bu cevap Said'i düşündürdü. Mesele hiç de basit değildi. Aksine çok önemliydi. Çevreyi bir daha gözden geçirdi. Resmin kenarında gayet ince ve sanatkarca yazılmış bir yazı vardı. Bu yazıyı okuyunca esefle başını salladı. Sevgili kardeşim, dedi. Istırabına hak veriyorum. Ama bu sevdadan vazgeçmen lazım. Çünkü bu resim bir peri kızına ait. Onu bulmamıza imkan yok. Seyful Mülük afalladı. Nereden biliyorsun? Oysa ben bu resmin hayali olduğunu zannediyor ve böyle bir sevgiliye hiçbir zaman ulaşamayacağımı düşünerek ağlıyordum. Madem ki bu resim hayali olmayan bir peri kızına ait, bundan sonra benim aşkımın ateşini deryalar bile söndüremez. Said resmin kenarındaki ince yazıyı gösterdi. Bak Seyful Mülük yazıyı okudu. Evet evet demek ki hayali olduğunu zannettiğim halde aşık olduğum bu resmin sahibi varmış. Var olan bir insanın elbette bir yeri yurdu vardır. Şimdi aşkım bir kat daha arttı. Ah onu bir defa görebilsem. 736. Gece Zaman ilerliyor, hatıralar siliniyordu. Fakat Seyful Mülük'ün aşkı büyüdükçe büyüyor, dayanılmaz bir hal alıyordu. Delikanlı devlet işlerini boşlamış, ömrünü kapalı odalarda ağlamakla, ahvah etmekle geçirmeye başlamıştı. Bu durumdan telaşlanan ve endişelenen Asım bin Safvan, oğlunun derdini bir türlü öğrenememiş, ne yapacağını şaşırmıştı. En iyi doktorlar bile genç hükümdarın derdini anlayıp tedavi edememişlerdi. Sonunda doktorlardan birisi bu derdin aşk olabileceğini düşündü. Asım bin Safvan'ın huzuruna çıkarak, ''Efendimiz'' dedi, ''Oğlunuzun hastalığı vücudunda değil, kalbindedir. Kalbinde mi? Nasıl olur bu? Evet, yani aşk. Bu öyle bir derttir ki doktorların ilaçlarıyla tedavi edilemez. Onun tek ilacı sevgiliye kavuşmaktır. İhtiyar baba doktora hak verdi. Çünkü oğlu tam aşık olma çağındaydı. Hemen Said'i çağırıp sıkıştırmaya başladı. Bak oğlum, idareyi size bırakarak dünya işlerinden ele tek çekmiştik. Fakat Seyfo'nun tutulduğu dertten dolayı tekrar idareyi almaya mecburum. Çünkü memleket hükümdarsız olmaz. Sen oğlumun derdini bilirsin. O senden bir şey saklamaz. Bunu bana da söylemelisin. Said bu sözü saklayacağına söz verdiği için bilmiyorum dedi. Bütün ısrarları boşa giden Asım sonunda sinirlenerek bağırmaya başladı. Biliyorsun ve bildiğin halde söylemiyorsun. İnat ettiğin takdirde cellata verileceksin. Bunun anlamını elbette bilirsin. 737. Gece Asım bin Saffan sözünün gereğini yapan bir adamdı. Said onun bu huyunu iyi biliyordu. Cellat'a teslim edilmek tehdidiyle karşılaşınca korktu ve gerçeği söylemek zorunda kaldı. Efendimiz dedi. Seyful Mülük'ün aşık olduğunu söyleyen doktor haklıdır. Ben bu sırrı açıklamamaya söz verdiğim için şimdiye kadar sakladım. Sonunda beni söylemeye mecbur bıraktınız. Evet, Seyful Mülük aşıktır. Kime? Bedatül Cemal isimli bir peri kızına. Olamaz. İnsan görmediği birine nasıl aşık olur? Emrederseniz meseleyi kısaca anlatayım. Hükümdar izin verdi. Said de anlatmaya başladı. Seyful Mülük, Bediatül Cemal'in resmini, Hazreti Süleyman tarafından kendisine hediye edilmiş olan bohçadan çıkan bir çevrenin üzerinde gördü ve hemen aşık oldu. Resmin kenarında ince bir yazıda aynen şunlar yazılıdır. Bediatül Cemal, Şahbal Perisi'nin kızıdır. O da Çin Perileri Padişahı Sarih'in oğludur. Babil adalarında, İren bağlarında otururlar. Hükümdar gerçeği söyleyen Said'i serbest bıraktı. O gidince aksaçlı, aksakallı başını avuçlarının arasına aldı. Yarım saatten fazla düşündü. Sonra kalkıp Seyfo'nun, Mülük'ün yanına giderek ''Oğlum'' dedi. ''Ben senin babanım. Başını kaldır da bir defacık yüzüme bak. Şu ihtiyar halimde senin için döktüğüm gözyaşlarına acı da bu sevdadan vazgeç. Peri ve cin tayfasından olanların oğullarıyla birleşmelerine imkan yoktur. İstersen ben sana Bediatül Cemal'den daha güzel bir kız bulup alırım. 738. Gece Seyfoğul Mülük babasının önünde diz çöktü. Ondan af diledikten sonra Sevgili babacım dedi. Başıma gelen bu durumu hissettirmemek için çok çalıştım fakat başarılı olamadım. Madem ki meseleden haberdar oldun artık gizlememe gerek yok. Çok rica ederim bana izin ver. İzin ver ki sevgilimin diyarına gideyim, onu arayıp bulayım. Eğer izin vermezsen ben bu aşkın elinde ölürüm. Sen de kanıma girmiş olursun. Hükümdar oğlunun gitmesine engel olmak için bir teklifte bulundu. Madem ki ısrar ediyorsun, sen burada kal, memleketin idaresiyle meşgul ol. Ben gider, Beydiatül Cemal'i bulup getiririm. Bu uğurda gerekirse canımı veririm. Sen gidersen hasretine dayanamayarak ölürüm. Sen de gurbet ellerinin zorluklarına dayanamayarak mahvolursun tacın ve tahtın yabancıların eline geçer. Seyfoğlu mülük başını salladı. Hayır babacım dedi. Sen bu sözleri bana olan sevginden söylüyorsun. Eğer bu yolculukta bir tehlike varsa ben o tehlikeyi yenmeyi başarırım. Çünkü gencim ve kuvvetliyim. Oysa sen ihtiyarsın. En küçük bir zorluğa bile dayanamazsın. Mutlaka benim gitmem gerek. İnşallah sağ salim dönerim de tacıma tahtıma dört elle sarılıp senin adını devam ettiririm. Hükümdar daha fazla ısrar edemedi. Oğlunun kararından dönmeyeceğine inanarak gitmesine izin vermek zorunda kaldı. ''Peki evladım'' dedi. ''Yolun açık olsun. Güle güle git, güle güle dön.'' Seyful Mülük birkaç gün içinde yol hazırlığını tamamlamıştı. Fakat Babil adalarının ne tarafta olduğunu bilmiyordu. Yola çıkmadan önce bunu öğrenmek zorundaydı. Şehirde ne kadar gezgin ve tüccar varsa hepsini saraya çağırdı. Onlara Babil Adaları'nın ne tarafta olduğunu sordu. Ama hiç kimseden olumlu bir cevap alamadı. Tüccarların hepsi Babil Adaları ya da İren Bağları adında bir memleket bilmediklerini, hatta duymadıklarını söylediler. Yalnız ihtiyar bir tüccar ayağa kalkıp, Efendimiz dedi, Çin Maçin adında büyük bir ülke vardır. Oranın tüccarları dünyanın her tarafını bilirler. Belki bu yerleri onlardan öğrenmek mümkün olur. Seyful Mülük, İhtiyar tüccara teşekkür etti ve bu mesele üzerinde daha fazla durmadı. 739. Gece 40 gemi, 4 bin asker ve bunlara yetecek kadar erzak hazırlandı. Seyful Mülük, Said'i de yanına aldı ve iki arkadaş hazin bir veda töreniyle saraydan ayrılıp iskeleye indiler. Kendilerini bekleyen 40 gemiden birisine bindiler. Gemilere hemen hareket emri verildi. Deniz sakin, hava uygundu. Fakat ileride ne olacağını Allah'tan başka kimse bilemezdi. Bu deniz yolculuğu kazasız belasız iki ay devam etti. Sonunda büyük bir limana vardılar. Burası Çinma Çin Maçin diyarının baş şehriydi. Fakat memleket halkı gemilerin limana girişinden korktular. Düşman baskınına uğradıklarını zannederek içerilere kaçtılar ve şehrin kapılarını kapatarak savaş hazırlığına başladılar. Bu memleketin hükümdarı Fafur adında gayet bilgili, fazıl bir adamdı. Seyful Mülük ona bir elçi gönderdi. Hükümdar elçiyi çok iyi karşıladı. ''Siz kimsiniz? Buraya niçin geldiniz?'' diye sordu. Elçi cevap verdi. ''Ben Mısır hükümdarı Asım bin Safvan'ın oğlu Seyful Mülük'ün elçisiyim. Buraya düşmanlık amacıyla gelmedik. Danışmak istediğimiz bir mesele var. Cevabımızı alır almaz hemen çekilip gideceğiz.'' Hükümdar elçinin bu teminatından memnun oldu. Ben Çin Maç'in hükümdarı Fafur'um. Efendiniz Asım benim kardeşim yerinde olduğundan onun oğlu benim de oğlum sayılır. Kendisini aziz misafirim olarak kabule hazırım. Hükümdar elçiyi adamlarına teslim ettikten sonra emirler verdi. Kapılar açılsın. Limanımıza şeref veren gemilerdeki askerler karaya çıkarılsın. İkramda bulunulsun. Aziz misafirim Seyful Mülük de törenle karşılanarak sarayıma getirilsin. 740. Gece Seyful Mülük birkaç gün hükümdarın sarayında misafir olarak kaldı. Hükümdar ona yolculuğu hakkında henüz bir şey sormamıştı. Bir gün sohbet sırasında ''Acaba aziz misafirimize, memleketimize teşriflerinin sebebini sorabilir miyim? Belki kendilerine yardımımız dokunur.'' Seyful Mülük, Çin maçin tüccarları ve gezginleriyle ilişkiye geçerek onlardan Babil adalarının ve İrem bağlarının nerede olduğunu öğrenmek için geldiğini söyledi hükümdar bütün tüccar ve gezginlerin saraya gelmelerini istedi. Tüccar ve gezginler Seyful Mülük'ün sorusunu şaşkınlıkla karşıladılar. Biz yeryüzünde böyle bir memleket olduğunu ne gördük ne de duyduk. Bu isimleri ilk defa sizden duyuyoruz. Fakat Hindistan'da bizden daha tecrübeli tüccar ve gezginler vardır. Belki onlar sizin derdinize derman olabilirler. Seyful Mülük çok üzüldü ama azmiden vazgeçmedi hemen yola çıkıp Hindistan'a gitmeye karar verdi. Hükümdar mülükün bu ani kararını iyi karşılamadı. Çünkü ondan pek hoşlanmış, kendisine damat edinmek arzusuna kapılmıştı. Böyle bir arzu ve niyeti olduğunu belli etmeden "Oğlum," dedi. "Hindistan yolları çok tehlikelidir. Eminim oranın insanları da Babil adalarının ve İren bağlarının nerede olduğunu bilmezler. Bu umutsuz seyahatten vazgeçip bir süre burada kalırsan beni ihya etmiş olursun." Seyful mülük fazla kalamayacağını kesin bir dille söyleyerek özür diledi. Hükümdarla vedalaşarak saraydan ayrıldı. Birkaç saat sonra da gemiler hareket etti. 741. Gece Limandan ayrıldıkları zaman hava çok güzeldi. Fakat birkaç gün sonra bozuldu. Tekrar düzeldi, tekrar bozuldu. Böylece 10 ay denizde dolaştılar. 11. ayda müthiş bir fırtınaya yakalandılar. Şiddetli bir rüzgar esiyor Korkunç şimşekler çakıyor, gök yürüyor ve uzaklara yıldırımlar düşüyordu. Deniz kabardıkça kabarmış, dağ gibi yükselen dalgalara gemileri birbirinin üzerine atarak parçalamaya başlamıştı. Bu korkunç dalgaları yenip ölümden kurtulmanın imkanı yoktu. Sonunda gemilerin hepsi parçalandı, hepsi sulara gömüldü, askerler boğuldu. Seyful Mülük yanında yedi kişi olduğu halde kalın ve geniş bir tahta parçasının üzerine binerek boğulmaktan kurtulmuştu. Fırtına dindikten sonra denizin üzerinde yanındaki yedi kişiden başka kimseyi göremedi. Sevgili arkadaşı Sait de ortalarda yoktu. Kardeşim Sait de boğuldu diyerek ağlamaya başladı. Yanında bulunan yedi kişi onu teselli etmek için Allah'tan ümit kesmenin doğru olmadığını söylediler. Sait'in ölmemiş olabileceğini, kurtulma ihtimalinin bulunduğunu anlattılar. Seyful Mülük ancak bu ümit verici sözlerden sonra teselli bulup gözyaşlarını sildi. Sekiz kişi o kadar gemiye ve cana kıydıktan sonra kuzu gibi uslanan denizin üzerinde üç gün dolaştılar. Kayık görevi gören tahtayı ellerini kürek gibi kullanarak yürütüyorlar fakat nereye hatta ne tarafa gittiklerini bile bilmiyorlardı. Dördüncü günün sabahı bir adaya yanaştılar. Karaya çıkar çıkmaz hemen yüzüstü kapanıp yeri öptüler. Artık boğulma ya da denizde açlıktan ölme tehlikesinden kurtulmuşlardı. Çıktıkları adada her türlü meyve vardı. Meyve yiyerek karınlarını doyurdular. Buldukları buz gibi soğuk bir kaynaktan da kana kana su içtiler. Artık sırt üstü uzanıp dinlenebilirlerdi. Çok yorgun ve uykusuzdular. Fakat aksi talih yine kendini gösterdi. Tam uyuyacakları sırada ağaçların arkasından insan şeklinde oldukça iri ve korkunç bir yaratık çıkmasın mı? Bu korkunç yaratık yavaş yavaş yanlarına sokuldu. Arkadaşlarından birini kapıp kaçtı. Seyfo mülükle diğer arkadaşları arkasından koştular. Fakat bir arkadaşlarını kapıp kaçan vahşi yaratık gibi daha bir sürü yaratıkla karşılaşınca oldukça korktular. Hemen sahile döndüler. O tahta parçasına binerek tekrar denize açıldılar. 742. Gece Birkaç gün sonra başka bir adaya çıktılar. Burası da meyve ağaçlarıyla doluydu. Adaya bir orman manzarası veren sık ağaçlar arasına daldılar. Ağaçlardaki meyvelerden kopararak karınlarını doyurmaya başladılar. Fakat burada da uzun boylu, çirkin ve korkunç suratlı bir yaratığa rastladılar. Bu yaratık da bir arkadaşlarını omuzlayıp götürdü. Sık ağaçlar arasında gözden kayboldu. Seyful Mülük'ün yanında beş kişi kalmıştı. Hepsi birden kaçmaya başladılar tahta parçasına binip hemen oradan uzaklaştılar. Birkaç gün devam eden yorucu bir deniz yolculuğundan sonra başka bir adaya daha çıktılar. Fakat adaya ayak basar basmaz, diğer adalarda karşılaştıkları yaratıklardan daha uzun boylu, daha korkunç yüzlerce yaratığın saldırısına uğradılar. Bu sefer kaçma fırsatı da bulamadılar. Bu yaratıklar Seyful Mülük'le arkadaşlarını yakalayıp birer kafese kapattılar ve reislerinin yanına götürdüler. Dağdan koparılmış büyük bir kayanın üzerinde oturan reisleri, onlardan daha uzun boylu ve daha iri yarıydı. Başı fil başına, dişleri fil dişine benziyordu. Korkunç yaratıklar reislerine Seyful Mülük'le arkadaşlarını gösterip, ''Efendimiz'' dediler. ''Bu yabani kuşları ormanda yakaladık ve size hediye olarak getirdik.'' Reis fazla ilgilenmeyerek kısa bir emir verdi. ''İki tanesini kebap edin, getirin.'' Korkunç yaratıklar Seyful Mülük'ün arkadaşlarından iki tanesini ateşte cızır cızır kızartarak kebap yaptılar ve reislerine götürdüler. Reis bir oturuşta ikisini birden yedi. Sonra adamlarına dönerek ''Bu kuşların eti çok hoşuma gitti. Diğerlerini iyi koruyun. Eğer kaçırırsanız hepinizin beynini patlatırım.'' Korkunç yaratıklar Seyful Mülük'le geri kalan üç arkadaşını birer sağlam kafese koyup reislerinin başucuna astılar. Her gün sabah akşam yemiş getirip onları doyuruyor, düzenli olarak sularını veriyor, ara sıra da dışarı çıkarıp gezdiriyorlardı. 743. Gece Bu kafes hayatı tam bir yıl devam etti. Reisin kuş meraklısı bir kızı vardı. Kız bir gün babasının dört tane kuşu olduğunu öğrendi. Babasına haber gönderip bu kuşları istedi. Reis de seyful Mülük'le üç arkadaşını kızına gönderdi. Kız Diğerlerinden daha güzel olan Seyful pek beğendi ve ona aşık oldu. Onun kafesten çıkarılmasını emretti. Babası ve diğer adamlar pek iri yarı oldukları halde bu kız öyle değildi. Haddinden fazla uzun boylu ve iri vücutlu insanlar gibiydi. Fakat en vahşi kadında bile bulunması gereken güzellikten, cazibeden tamamen mahrumdu. Aksine pek çirkin, hatta iğrençti. Kız aşık olduğu Seyful Mülük'a sarkıntılık yapmaya başladı. Onu kollarının arasına alıp sıktı ve öpmek istedi. Seyful mülük nefretle geri çekildi ve bir zorla işte onun kolları arasından kurtuldu. Kız fena halde sinirlendi. Adamlarına dönerek bunları öldürmeyin, babamın yanına da götürmeyin, kebap olmalarını istemem. Fakat boş da oturtmayın, ceza olarak her gün odun taşıtın. Dev yapılı adamlar kızın emrini yerine getirdiler. Seyful mülükle üç arkadaşına her gün odun taşıtmaya başladılar.'' Kız onların odun taşımalarını her gün zevkle seyrediyor. Çirkin kahkahalarla gülüyordu. Ey küçük insan dedi. Biz sizden bir iki misli iri olduğumuz için bize ifrit diyorsunuz. Bu hükmünüz babam ve diğer hemcinslerim hakkında doğrudur. Fakat ben onlar gibi yaratılmış değilim. Sizden biraz farklıyım. Seyfo Mülük kıza bu sözleri söylerken amacının ne olduğunu sordu. Kız çapkın bir edayla devam etti. Ey Adem oğlu, sen benim gönül kuşumsun. Arzularımı yerine getirirsen ne ala, yoksa seni öldürtürüm. 744. gece. Seyful Mülük razı olmadı. Fakat kız onların hemen öldürülmelerini emretti. Bir süre daha odun taşımalarını söyledi. Bu durum tam 12 ay, yani bir yıl devam etti. Dört arkadaş çok zayıf düşmüşler, canlı birer iskelet haline gelmişlerdi. Seyful Mülük Bazen babasını, annesini, memleketini ve diğer sevdiklerini hatırlayarak ağlıyor. Arkadaşları da boşuna ağlıyorsunuz. Bundan ne çıkar? Bizi bu musibetlerden kurtarması için Cenabı Hakk'a dua ve niyaz etmek daha doğru olur. Diyorlardı. Seyful mülük bir gün arkadaşlarına ormandan odun keserken ifritler bizi yalnız bırakıyorlar. Bu yalnızlıktan yararlanarak kestiğimiz ağaçların yaş kabuklarından kalın ve sağlam urganlar bükeriz. Bunlarla tomrukları birbirine bağlayıp mükemmel bir sal yapabiliriz. Bir gün akşamdan sonra da salı deniz kenarına indirip hemen açılırız. Burada böyle sürünerek ölmektense denizde korkunç dalgalarla mücadele ederek ölmek daha iyi ve şerefli olur. Belki Cenabı Hak ölmemizi istemez de dalgalarla yapacağımız mücadeleden bizi galip çıkarır. Arkadaşları bu teklifi hemen kabul ettiler. İki ay kadar gizli gizli çalışarak oldukça sağlam bir sal yaptılar. Bir gün akşam üzeri salı sahile götürdüler ve binip hemen denize açıldılar. 745. gece. Sahilden epeyce uzaklaşmışlardı. Salın önünde, arkasında, sağında ve solunda korkunç deniz canavarları dolaşıyor, onları yutmak için fırsat kolluyorlardı. Sonunda bunlardan birisi salın üzerine atlayarak arkadaşlarından birini kafasından yakalayıp denize daldı. Bu durum Seyful Mülük'le iki arkadaşını fena halde korkuttu. Bu pek tehlikeli ha, hasımdan bir an önce kurtulabilmek için son gayretlerini sarf ederek kürek çekiyorlar, müthiş canavarları gerilerde bırakmaya çalışıyorlardı. Böylece beş gün mücadele ettiler. Uzakta yeni bir ada gördüler. Artık selamete ereceklerini sanarak küreklere daha şekle, daha azimle sarıldılar. Gördükleri adaya yanışacakları sırada sal birden bile sarsıldı. Başını sudan çıkaran dağ gibi bir deniz canavarının ateş gibi yanan gözleriyle karşılaştılar. Müthiş canavar mağara kapısını andıran ağzını açtı ve derin bir nefes alarak denizi kendine doğru akan bir nehir haline getirdi. Birkaç saniye sonra üç arkadaş sallarıyla birlikte deniz canavarının midesine inmiş olacaklardı. Üçü de bir şey yapmaya muktedir olamayıp kendilerinden geçmişlerdi. Bir süre sonra kendine gelen Seyful Mülük kendini salın üzerinde yalnız buldu. Ortada ne canavardan ne de iki arkadaşından eser vardı. Deniz uysal bir kadın gibi sakindi. Seyful Mülük tek başına kürekleri asıldı. Uzaktaki adaya doğru ağır ağır ilerlemeye başladı. Genç hükümdar adaya bitkin bir halde çıktı. Sahile ayak basar basmaz, yüzüstü düşmüş, iki saat kadar o halde kalmıştı. Gözlerini açtığı zaman kendini güvende buldu. İki saat kadar süren baygınlık hali vücuduna kuvvet, içine ferahlık vermişti. Şaşkın, şaşkın etrafına bakınarak ayağa kalktı. Hafızasını yokladı. Tam adaya yanaşacakları sırada karşılarına çıkan müthiş deniz canavarını hatırladı. Onun iki arkadaşının bir nefeste nasıl mideye indirdiğini düşünerek ürperdi. Nasıl bir yer olduğunu henüz bilmediği bu adada şimdi yalnız başına ne yapacaktı? Kimden yardım görecek? Ağladığı zaman kimin sözleriyle teselli bulacaktı? 746. gece Dakikalar ilerledikçe kendisini daha kuvvetli hissetmeye başlayan Seyful Mülük, açlıktan midesinin burkulduğunu hissediyordu. Adanın iç kısımlarına dalmak, yiyecek bir şeyler bulmak zorundaydı. Yeni bir ölüm tehlikesiyle karşılaşacağını aklına bile getirmeyen Seyful Mülük, sahilden hayli uzaklaşmış bir ormana girmişti. Meyveli ağaç bulmaya çalışırken bir takım acayip sesler duyarak irkildi. Bir süre sonra etrafı bir sürü maymunla kuşatıldı. Maymunlar etrafında sıçrayıp oynuyorlar, bir takım işaretlerle onu selamlıyor ve kendileriyle beraber gelmeye davet ediyorlardı. Seyful Mülük büyük bir soğukkanlılıkla maymunların bu hareketlerini inceledi. Onlardan insana kötülük değil, iyilik geleceğine inandı ve hiç korkmadan aralarına karıştı. Önden giden iki maymunu takip ederek hep beraber bir saat kadar yürüdüler. Büyük saraya vardılar. Sarayın kapısında yirmi maymun bekliyordu. Bekçi maymunlar Seyful Mülük'ü saygıyla karşıladılar. Diğerlerinden teslim alıp saraya soktular. Sarayın büyük dairelerinden birinde muhteşem bir taht vardı. Tahtın üzerinde 40 yaşlarında olduğunu tahmin ettiği bir adam oturuyordu. Bu adam Seyful Mülük'ü ayağa kalkarak karşıladı. Elinden tutup yanına oturttu. ''Kardeşim, nereden geliyorsun, bu adaya nasıl düştün?'' diyerek hal hatır sordu. Seyful Mülük, ''Benim hikayem çok acıklıdır.'' Bunu size anlatacağım. Ancak merak ettiğim bir şey var. Önce bunu öğrenmek isterim. Siz kimsiniz? Buraya nasıl geldiniz ve bu maymunların başına ne sıfatla geçtiniz? Bu vahşi hayvanlar nasıl oluyor da size hürmet ve itaat ediyorlar? Siz bu sorularıma cevap veriniz ki ben de size maceramı anlatayım. Maymunların hükümdarı olan adam güldü ve hiç nazlanmadan macerasını anlatmaya başladı. 747. Gece Maymunların hükümdarı başından geçenleri anlatmaya şöyle başladı. Ben Mısırlıyım. Babam zengin bir tüccardı. İsmim Hayrullah bin Numandır. Gemilerle ticaret için Hindistan'a gidiyorduk. Şiddetli bir fırtınaya tutulduk. Gemilerimiz battı, adamlarımız boğuldu. Ben yalnız başıma bir tahta parçasının üzerinde kaldım. Rüzgar ve dalgalar beni sürükleye sürükleye bu adaya attı. Maymunlar tarafından sevinçle karşılandım. Beni türlü türlü şaklabanlıklarla saraya getirip bir tahta oturttular. Meğer bunların bir adeti varmış. Hükümdarlarını mutlaka insanlar arasından seçerlermiş. Hükümdarları ölünce Cenabı Hak bunlara başka bir Ademoğlu göndermiş. Ben geleli dört yıl oldu. O zamandan beri hükümdarlık ediyorum. İhtimal ki benim de ölümüm yaklaştı. Onun için kader seni buraya gönderdi. Seyful Mülük bu sözleri ilgiyle dinledikten sonra cevap verdi kardeşim dedi. Maymunların hükümdarı olmayı hiç düşünmedim, düşünmek de istemem. Bu taraflara bir şey aramak amacıyla geldim. Mümkün olsa hemen çıkıp gideceğim. Gelişimi kendi ölümünüzle ilgili bulmanız katiyen doğru değildir. Üzerinizdeki evhamı atıp rahat ediniz. Ben de Mısırlıyım. İsmim Seyful Mülük'tür. Bir hükümdar oğluyum. Babamın adı Asım bin Safvan'dır. Buralara ve bu hale aşk yüzünden düştüm. Sonra acıklı macerasını başından sonuna kadar anlattı. Maymunların hükümdarı gözleri yaşararak dinledi. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Sevgili kardeşim dedi. Hazin maceranı dinlerken çok kötü oldum. Öyle zannediyorum ki gerçek sandığın bir hayal peşinde koşuyorsun. Bu sevdadan vazgeçmeni öneririm. Adamız çok güzel bir yerdir. Havası, suyu iyi, yiyeceği boldur. Maymunlar pek sadık ve vefakarlardır. Öl dersen ölürler, kal dersen kalırlar. Burada ömrümüzün sonuna kadar yer içer, zevk ve sefa içinde yaşarız. 748. gece. Seyful Mülük bir sesle: Israr etmemenizi rica ederim, dedi. Ben bu aşk uğruna her şeyimi feda ettim. Şimdi sıra hayatımdadır. Onu da feda edeceğim. Kararım kesindir diyar diyar gezeceğim. Her kötülüğe, her felakete göğüs gereceğim. Ya sevgilimi bulup muradıma ererim ya da bu uğurda ölürüm. Eğer bana hizmette, daha doğrusu yardımda bulunmak isterseniz benim buradan sağ salim çıkmamı, insanların olduğu bir yere gönderilmemi sağlayınız. Maymunlar ağaç dallarından örülmüş tabaklar içinde nefis meyveler getirip mükemmel bir sofra döşemişlerdi. Kalın kabuklu yabani kabakların içi oyularak yapılan bir testi buz gibi su vardı. Bardaklarda içi oyulmuş Hindistan cevizlerinden yapılmıştı. Seyful Mülükle Hayrullah meyvelerle karınlarını doyururken maymunlar boş durmuyor. Her biri ayrı bir oyun, başka bir hüner göstererek onları eğlendirmeye çalışıyorlardı. Hükümdar yemekten sonra "Madem ki gitmekte ısrar ediyorsun, buna engel olmaya çalışmayacağım." dedi. Fakat görüyorum ki pek zayıf ve dermansızsın. Burada bir süre kalıp beslenmeye ihtiyacın var. Bunu sevdiğin hayalin başı için olsun yapmaya mecbursun. Seyful Mülük bu sözlere hak verdi. Bir ay kadar kalmaya razı oldu. Bir ay sonra sağlığını ve kuvvetini yeniden kazanmış olarak bir sala binip denize açıldı. Salı maymunlar yapıp kendisine hediye etmişlerdi. İçinde yeteri kadar su ve yiyecek vardı. Seyful Mülük bu sefer hiçbir tehlikeyle karşılaşmadı. Deniz üzerinde su ve yiyecek kıtlığı çekmedi. Normal şartlar içinde devam eden az yorucu bir deniz yolculuğu yaptı. Yedi gün sonra bir sahile ulaştı. Buranın adamı, yarım adamı yoksa bir kıta mı olduğunu anlayamadı. Fakat herhalde burası büyük bir kara parçasıydı. Salını denizden çıkardı. Sahilden birkaç yüz metre ileride gördüğü ağaçlık bir yere götürdü. Çalılar arasına sakladı. Çünkü bir gün yine denize açılmak gerekebilir diye düşündü. O zaman bu saldan yararlanacaktı. Salını hiç kimsenin göremeyeceği bir şekilde gizledikten sonra yürümeye başladı. Buralarda bir sürü ağaç olduğu halde hiçbirinin üzerinde meyve yoktu. Sularda içilebilecek gibi değildi. Bir kısmı acı, bir kısmı da haddinden fazla bulanıktı. Böylece birkaç gün yol aldı. Susuzluktan dudakları çatlamış, açlıktan midesi tahta gibi olmuştu. Sonunda ot yiyerek karnını doyurmaya mecbur oldum. 749. Gece Dördüncü gün toprağının rengi başka olan bir araziye ulaştı. Buradaki ağaçların meyveli olduklarını görerek sevindi. Suları da acı, tuzlu ya da bulanık değildi. Kendisini böyle bir araziye ulaştırdığı için Allah'a şükretti. Açlık ve susuzluk çekmeden iki gün daha ilerledi. Fakat birkaç tavşan hariç hiçbir canlıyla karşılaşmadı. Acaba bu diyarda oturan yok muydu? Yoksa köy ve kasabalar daha mı içerilerdeydi Böyle düşünüp giderken uzakta kıpkırmızı bir tepe gördü O tepeye doğru daha hızlı adımlarla yürümeye başladı Sonunda ortalık kararırken kırmızı tepeye ulaştı Kırmızı tepede kapısı açık bir saray vardı Tereddüt etmeden içeri girdi Saray gayet güzel döşenmişti Yeryüzünde hiçbir hükümdarın sarayı böyle mükemmel döşenmiş olamazdı Fakat içeride kimsecikler yoktu bütün odaların, dairelerin kapıları açık fakat içleri boştu. Seyful Mülük sarayın her tarafını gezdi. Açık kapılı odalara girip çıktı. Muhteşem daireleri, salonları dolaştı. Sonunda bir de kapalı oda buldu. Yavaşça kapıyı açıp içeri girdi ve birdenbire durdu. Çünkü bu oda boş değildi. Odanın ortasında som altından yapılmış bir karyola vardı. Karyolada oldukça güzel bir kız yatıyordu. 750. Gece Seyfol Mülük hafifçe öksürerek kızı uyandırdı. Kız gözlerini korkuyla açtı. Hızla doğrulup oturdu. Karşısında bir gencin dikildiğini görünce hayrete düştü. Onu ürkek bakışlarla bir süre süzdü. Sonra tehlikeli bir delikanlı olmadığına kanaat getirerek gülümsedi. Sen kimsin ey yiğidim? Buraya nasıl ve neden geldin? Seyfol Mülük gülümseyerek ben bir hükümdar oğluyum. Daha doğrusu bizzat ben de hükümdarım. Başımdan bir sürü tehlikeli macera geçti. Size şimdilik fazla bir şey söyleyemem çünkü karnım aç. Önce karnımı doyurmalıyım. Güzel kız bu cevaptan çok hoşlandı. Hemen kalkıp odadan çıktı. Birkaç dakika sonra elinde altın bir tepsiyle geri döndü. Tepsinin üzerinde birkaç tabak yemekle birkaç dilim ekmek vardı. Seyful Mülük uzun zamandan beri ekmek ve yemek yüzü görmemişti. Güzel kıza siz de buyurun demeyi bile unutarak karnını doyurmaya başladı güzel kız yemekten sonra onu yanına oturtarak macerasını dinlemek istediğini söyledi. Seyful Mülük bir en ufak ayrıntısını bile atlamadan macerasını anlattı. Sonra sıra sizde dedi. Ben de sizin maceranızı öğrenmek istiyorum. Herhalde bu muhteşem sarayda tek başınıza oturmanızın önemli bir nedeni vardır. Güzel kız anlatmak istemedi. Fakat Seyful Mülük'ün ısrarına dayanamayıp anlatmaya mecbur oldu. Ben Serendip hükümdarının kızıyım. Babamın adı Tacül Müluk. Benim ismim de Devlet Hatun'dur. Babamın benden başka çocuğu yok. Sarayımız gayet büyük bir bahçenin ortasındaydı. Bahçede de çok büyük bir havuzumuz vardı. 751. Gece Bir gün akranım olan kız arkadaşlarımla bahçeye çıkmış, yıkanmak için soyunup havuza dalmıştık. O sırada kara bir bulut gelerek üzerimizi kapattı. Bulut yavaş yavaş alçalmaya başladı ve sonunda yere kadar indi. Meğer bulut sandığımız şey kaplan pöstekilerine sarılmış bir ifritmiş. Beni kaptığı gibi havaya kaldırdı. Aklım başımdan gitmiş kendimi kaybetmiştim. Bundan ötesini bilmiyorum. Gözümü açtığım zaman kendimi burada buldum. O ifrit de yanımda yatıyordu. Korkumdan titremeye başladım. O beni teselli ederek korkma burada senin için bir tehlike yoktur dedi. Biraz kendime geldikten sonra sordum. Sen kimsin burası neresidir? İfrit cevap verdi. Ben bir periyim. Geçen gün sizin memleketin üzerinden geçiyordum. Havuzda yıkandığınızı gördüm. Yanındaki kızların arasında en çok hoşuma giden sen oldun. Yüzüne birdenbire aşık oldum ve seni kaçırıp buraya getirdim. Saray benimdir. Buraya insanoğlu gelmez. Çünkü onların oturdukları yerler çok uzaktadır. Arada yalçın dağlar, ölüm dolu ormanlar, korkunç denizler vardır. Sonra burası hiç kimsenin bilmediği ve bilemeyeceği bir yerdir. Gönlünü rahat ve hoş tut. Dilediğin gibi gez dolaş neşelen. Neye ihtiyacın olursa bana söyle hal bulup getiririm. İşte yiğidim. İki yıldır burada böylece yaşıyorum. Peri ayda dört defa gelir. Her gelişinde ihtiyacım olan şeyleri getirir. Bir dediğimi iki etmez. Kesinlikle kalbimi kırmaz. Bu durumda mutlu olmam gerekir değil mi? Fakat ne yazık ki asla mutlu değilim. Aksine kendimi dünyanın en mutsuz insanı sayıyorum. Çünkü insanlardan uzak ve ayrıyım. Üzüntülü zamanlarımda derdimi anlatacak kimsem yok. Birçok kimsenin sahip olmak için can attıkları bu büyük ve eşsiz sarayda adeta zindan hayatı yaşıyorum. Altın kafeste ah vatanım diye feryat eden zavallı bübülden ne farkım var? 752. Gece Güzel kız kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Seyful Mülük kız ağladığı sürece hep onun saçlarını okşadı ve ağzını açıp teselli edecek bir kelime söyleyemedi. Zira ağlaması gereken bir insanın ağlamasına kuru sözlerin etki etmeyeceğini çok iyi biliyordu. Devlet hatunun sonunda sustu. Köpük gibi beyaz ve zarif bir mendille gözyaşlarını sildi. Benim senden daha az dertli olmadığıma inandığını düşünüyorum yiğidim. Evet, gerçekten dertlisin. Mümkün olsa da seni bu esaret hayatından kurtarabilsem. Fakat yine de ümidini kesme. Allah büyüktür. Belki bir gün bu imkanı buluruz. Teşekkür ederim. Yalnız senden bir ricam var. Aşık olduğun kız yüzünden başına gelenleri anlattın. Fakat bu talihli kızın ismini söylemeyi unuttun ya da söylemek istemedin. Hatırımı kırmayıp bunu da lütfedersen pek memnun olacağım. Seyful mülük gayri ihtiyarı ağzından kaçırdı. Bediatül Cemal. Devlet hatun gözlerini hayretle açarak Bediatül Cemal mi dedin? Ah ne yazık o benim süt kardeşimdir. Eğer Serendip'te olsaydım onu davet eder seninle görüştürürdüm. Şaşırma sırası Seyful Mülük'e gelmişti. Fakat nasıl olur? Sen insansın. Oysa bir peri kızı. Birbirinizin süt kardeşi olamazsınız ki. Devlet Hatun kısaca anlattı. Bediatül Cemal'in annesi bir gün Serendip'ten geçiyormuş. Ağrısı tutmuş. Sarayımızın bahçesine inmiş. Orada peri kılığından çıkıp insan şekline girerek anneme başvurmuş doğurmak üzere olan bir gurbetse de olduğunu söylemiş. Annem de onu sarayda bir daireye yerleştirmiş. Hemen ebeler getirtmiş. Rahat doğurması için yapılması gerekli her şeyi yapmış. Parlak bir lohusa cemiyeti düzenlenmiş. O sırada ben de küçük bir bebekmişim. Bediatül Cemal'in annesinden süt emmişim. Benim annem de onu emzirmiş. İşte böylece süt kardeş olmuşuz. 753. Gece Seyful Mülük sonunda sevgilisini tanıyan birini bulmuştu. Ne pahasına olursa olsun devlet hatunu oradan kurtarmalıydı. Bunu başardığı takdirde becaatül Cemal'e kolayca kavuşabilirdi. Aksi halde belki onun izini bile bulamazdı. Güzel kızın beyaz ve tombul ellerini yakalayarak dudaklarına götürdü. Yeni açılmış beyaz bir gül gibi koklamaya, öpmeye başladı. Artık seni bırakıp bir yere gitmem. Ya buradan beraber kaçarız ya da burada beraber ölürüz. Çok rica ederim. Benimle gelmeye razı ol. İkimiz de azaptan kurtulmuş oluruz. Devlet Hatun ümitsiz bir tavırla çok zor dedi. Nereye gitsek bu melun ifritin elinden kurtulamayız. Bizi mutlaka yakalayıp öldürür. Seyful Mülük biraz düşündükten sonra aklıma bir şey geldi dedi. Ben sarayın bir tarafına saklanayım. Onun gelmesini ve yatıp uyumasını bekleyeyim. Uykuya daldığı zaman ansızın ortaya çıkıp kafasını uçurayım. Devlet Hatun yine ümitsizce başını salladı. Bu melunu öldürmek de mümkün değildir çünkü onun canını bulmak pek zordur. Seyful Mülük hayretle sordu. Onun canı vücudunda değil midir? Kesin olarak bilmiyorum. Belki vücudundadır, belki de değildir. Şimdiye kadar merak edip sormadım. Sorsan söyler mi? Benden asla şüphe etmez ve hiçbir sırrını saklamaz. O halde korkmaya gerek yok. Şu dolaba saklanayım. Geldiği zaman canının nerede olduğunu sorarsın. Vereceği cevabı dolaptan duyar ve ona göre hareket ederek işini bitiririm. Hiç itiraz etme. Kararım kesin. Aksi halde buradan bir yere ayrılmam. Devlet Hatun kabul etmek zorunda kaldı. Seyful Mülük'ü dolaba sakladı ve beklemeye başladı. 754. Gece Birkaç saat sonra ifrit geldi. Devlet Hatun'u üzgün buldu. Bunun nedenini sordu. Ey benim eşsiz meleğim dedi. Seni şimdiye kadar böyle üzgün görmemiştim. Yoksa bana darıldın mı? Eğer darıldınsa bunun mutlaka bir nedeni vardır. Yoksa rahatsız mısın? Devlet Hatun kırgın bir sesle kendimde hiçbir rahatsızlık hissetmiyorum dedi. Fakat senin beni gerçekten sevip sevmediğini bir türlü anlayamadım. Şüphe içinde bocalıyorum. İfrit Devlet Hatun'u kollarının arasına alarak seni canımdan çok sevdiğime yemin ederim dedi. İnanmam. Çünkü seven insan sevgilisinden sırlarını saklamaz. Fakat ben senden sırlarımı saklamıyorum ki. Devlet Hatun, ifritin kolları arasından sıyrılıp birkaç adım geri çekildi. Saklıyorsun. Çünkü bir gün bana, beni kimse öldüremez zira benim canım bilinmedik bir yerde saklıdır, ele geçmez demiştin. O günden beri meraka düştüm. Benim bildiğim can bunun içinde olur, başka yerde olmaz. Bu anlamsız merak beni çok rahatsız ediyor. Sense bu can meselesine dair bana bir şey söylemedin. İfrit yüksek sesle bir kahkaha atarak, Çocuk gibi düşünüyorsun güzelim. İnsan bu kadar basit bir mesele için üzülür mü? Evet, benim canım bedenimde değildir. O bir serçe kuşudur. Kuş birbirinin içinde bulunan yedi hokkanın en ufağının içindedir. Bu hokkalar yine birbiri içinde bulunan yedi kutunun en küçüğünün içinde bulunuyor. Bu yedi kutu da yedi kat sandık içine konmuştur yedi sandık büyük bir tabut içine konarak denizin dibine indirilmiştir. 755. Gece Devlet Hatun sahte bir işveyle ifritin dizinin dibine oturdu. Başını göğsüne dayadı. Şimdi meraktan kurtuldum. Fakat o tabutu denizden çıkaracak birisi ortaya çıkar diye korkmuyor musun? İfrit mağrur bir edayla tekrar güldü. O tabutun hangi denizin dibinde olduğunu kimse bilemez ki gidip onu çıkarsın. Ancak parmağında Süleyman peygamberin yüzüğünü taşıyan insanlardan korkarım. Çünkü buna sahip olan adam yüzüğü denize doğru uzatıp tabutu isterse tabut onun ayağının dibine kadar gelir. O zaman bu adam tabutu açar, içinden sandıkları, kutuları, hokkaları çıkarır ve serçe kuşunu boğazlar. Kuş ölür ölmez ben de hayata veda ederim. Buysa mümkün olmayacak bir şeydir. Zira yeryüzünde Süleyman peygamberin yüzüğüne sahip olan bir kimse bulunmadığına, ve bundan sonra da bulunmayacağına göre neden korkayım? Devlet Hatun çok üzüldü. Fakat üzüntüsünü belli etmemeye çalışarak İfrit'in uyumasını bekledi. Çünkü o uyurken dolaptaki delikanlıyı çıkarıp kaçırtmak lazımdı. Aksi halde onun da kendisinin de hayatı tehlikeye girerdi. Belki İfrit sabah dolabı açıp bakabilirdi. İfrit birkaç saat sonra yatıp uyudu ve çirkin çirkin horlamaya başladı. Devlet Hatun İfrit'in uykusunun ağır olduğunu, Hiçbir gürültünün onu uyandıramayacağını biliyordu. Serbestçe dolabın kapağını açtı. Delikanlıyı dışarı çıkardı. Duydun ya, bu melunu öldürmenin imkanı yok. Burayı hemen terk edip hayatını kurtarmalısın. Seyfol mülük kendinden emin ve sert bir sesle, hayır dedi, beraber gideceğiz. Artık bu melun bize bir şey yapamaz. Onun hayatı benim elimdedir. Sonra parmağını uzatarak yüzüğü gösterdi. İşte sözünü ettiği yüzük bu. Çabuk ol hemen gidelim. En kısa zamanda deniz kenarına varalım. 756. Gece Devlet Hatun bu habere çok sevindi. İki felaketle de hemen sarayı terk ettiler. O gece sabaha kadar koşa koşa yol aldılar. Sabah olunca bir yere gizlenip akşamın olmasını beklediler. Çünkü yola gündüz devam ederlerse ifrit kendilerini görebilirdi. Böylece gündüzleri saklanarak, geceleri yürüyerek ancak bir haftada deniz kenarına ulaştılar. Seyful Mülük yüzüğü denize doğru uzattı ve tabutun gelmesini istedi. Birkaç dakika sonra ayaklarının önünde büyük bir tabut buldu. Tabutu, sandıkları, kutuları cesaretle açıp hokkayı çıkardı. İç içe bulunan hokkaları sırayla kırıp serçe kuşunu yakaladı. Tam o sırada ifrit yetişti. Canını Seyful elinde görünce yalvarmaya başladı. Fakat Seyful Mülük, onun yalvarıp yakarmasına bakmadan serçe kuşunu boğazladı. İfrit korkunç bir ah çekerek yere yuvarlandı ve bir taş gibi hareketsiz kaldı. Artık kurtulmuşlardı. Seyful Mülük'ün çalılar arasına gizlediği sal yerinde duruyordu. Fakat yola çıkamazlardı. Saraya dönmek zorundaydılar. Çünkü yanlarına yiyecek ve içecek almaları gerekiyordu. Meyvesiz ağaç olan yerlerde ot, meyveli ağaç olan yerlerde de yemiş yiyerek bir hafta sonra saraya ulaştılar. Deniz kenarına gidip gelinceye kadar İki hafta devam eden yolculuğun verdiği yorgunluğu gidermek için 15 gün dinlendiler. Bu sürede de yine boş durmadılar. Bol miktarda yiyecek ve iki tulum su hazırladılar. Fakat bunları deniz kenarına nasıl götüreceklerdi? Kucaklarında ya da sırtlarında taşıyamazlardı. Seyful Mülük bunun da çaresini buldu. Sarayın en sağlam halılarından birkaç tanesini birleştirip büyük bir çuval dikti. İki tulum suyu ve yiyecekleri bu çuvalın içine yerleştirdi ve ağzını sımsıkı bağladı. 757. Gece Saraydan denize kadar olan yol tamamen yokuş aşağıydı. Bu çuvalı yuvarlaya yuvarlaya götürmek onları pek yormayacaktı. 16. günün sabahı erkenden yola çıktılar. Yuvarlaya yuvarlaya götürdükleri çuval onları gerçekten fazla yormadı. Bir akşam üzeri deniz kenarına ulaştılar. İki günde orada dinlendiler. Üçüncü gün maymunların yaptığı sala binerek denize açıldılar. Seyfol mülükle devlet hatun tam üç ay denizin üzerinde çalkalanıp durdular. Sularını ve yiyeceklerini idareli kullandıkları halde açlık ve susuzluk tehlikesi baş gösterdi. Bir taraftan açlık ve susuzluk, bir taraftan kürek çekmenin verdiği yorgunluk ikisini de bitap düşürmüştü. Ufukta henüz karaya benzer bir şey görünmüyordu. Belki iki gün daha dayanabilirlerdi. Fakat üçüncü güne sağ çıkacaklarından emin değillerdi. Birkaç saat sonra o zamana kadar gayet güzel geçen havada birdenbire bozuldu. Deniz kabarmaya, sal şaha kalkan dalgalar üzerinde uçmaya başladı. Zavallı gençler hayatlarından ümitlerini kestiler. Birbirlerine sarılıp salın üzerine yattılar. Kendilerini kaderin kollarına bıraktılar. Aklını başına toplayıp gözünü açan Seyful Mülük oldu. Başını kaldırıp etrafına baktı. Salın bir sahile yanaşmış olduğunu görerek sevindi. Hala baygın yatan kızı kucaklayıp karaya çıkardı. Az ileride bulunan kalın gövdeli bir ağacın altına götürüp sırt üstü yatırdı. Ağacın yanında bir de çeşme vardı. Çeşmeden avuç avuç su taşıyarak kızın ellerini, yüzünü yıkadı, kuruyan dudaklarını ıslattı. 758. Gece Devlet Hatun yavaş yavaş kendine geldi tatlı bir rüyadan uyanır gibi gülümseyerek gözlerini açtı. Neredeyiz diye sordu. Emin ve rahat bir yerdeyiz. İnsan eliyle yapılmış bir çeşme bulunan bir yerde tehlike olmaz. Sağ salim sahile çıkmanın verdiği sevinçle ayağa kalktılar. Yüksekçe bir yere çıkıp etrafı gözden geçirdiler. Bir de ne görsünler? 500-600 adım kadar ileride büyük bir liman yok mu? Evet burası bir limandı. Liman gemilerle, sandallarla, sahilde insanlarla doluydu. Gemilerin bazıları mal boşaltıyor, bazıları mal yüklüyordu. Devlet Hatun birdenbire el çırptı. Ben bu limana birkaç sefer uğradığımı hatırlıyorum. Eminim ki babamın hükmettiği topraklarda bulunuyoruz. Yani Serendip Adası'ndayız. Gidelim, bu insanlara kendimizi tanıtalım. Seyful Mülük'le Devlet Hatun açlığı unutmuşlardı. Limana doğru koşmaya başladılar. Güzel kız rastladıkları ilk adama sordu. Bu liman Serendip iskelelerinden birisi değil mi? Evet. Beni tanıdın mı? Tanıyamadım. Sen burada ne iş görürsün? Liman amelesinin başıyım. O halde koşa koşa valiye git. Serendip hükümdarı Tacül kızı Devlet Hatun geldi de. Amele başı bu ismi duyunca hemen genç kızı selamladı. İki genci götürüp en yakın evlerden birinde misafir etti. Kendisi de koşa koşa valiye gitti yıllardan beri izi bulunmayan Devlet Hatun'un geldiğini haber verdi. Valinin adı Numan'dı. Numan makamından kalkıp sokağa fırladı. Amele başıyla birlikte iki gencin misafir edildikleri eve koştu. Genç kızı görür görmez tanıdı. Ona nasıl hürmet ve itibar edeceğini bilemedi. 759. Gece Haber çabucak yayıldı. Herkes sevinçten çılgına döndü. Numan, misafirlerini bir arabaya bindirerek kendi konağına götürdü özenle hazırlanmış bir daireye yerleştirdi. Bu mutlu olay şerefine şehrin bayraklarla, çiçeklerle donatılmasını, şenlik yapılmasını emretti ve Tacülmülük hazretlerine müjdeciler gönderdi. Tacülmülük hayatından tamamen ümit kestiği sevgili kızının yakın iskelelerden birinde ortaya çıktığı haberini alınca sevinçten çılgına döndü. Her tarafa adamlar göndererek bütün Serendip diyarının şenlik yapmasını, evlere varıncaya kadar her tarafın donatılmasını emretti. Kendisi de bir sürü gemiyle hareket ederek bulunduğu limandan kızını almaya gitti. Babayla kızın birbirlerine kavuşmaları, kucaklaşıp öpüşmeleri, sonra kendilerini tutamayıp hüngür hüngür ağlamaları anlatılamayacak kadar hüzünlü oldu. Hükümdar bu merasimden sonra henüz neyin nesi olduğunu bilmediği Seyful Mülük'ü da kendi evladıymış gibi kucaklayıp bağrına bastı. Sonra ikisine birden dönerek Sevgili yavrularım dedi. Başınızdan geçenleri saraya döndüğünüz zaman anlatırsınız. Hemen başkente gidelim. Binlerce insan bizim bir an önce dönmemizi bekliyor. Tacir Mülük sağ tarafına kızını, sol tarafına da Seyful Mülük'ü alıp gemiye bindi. Vali Numan'ın bütün ricalarına karşın o geceyi orada geçirmeye razı olmadı ve gemilere hemen hareket emri verdi. Kızını almaya gelen hükümdarın gemileri sahile biriken halkın alkışları arasında denize açıldılar. Ertesi gün öğle üzeri başkentin limanına girip İskire'ye yanaştılar. Hükümdar yine sağ tarafında Devlet Hatun, sol tarafında Seyful Mülük olduğu halde sarayın atlı arabasına bindi. Sokakları dolduran halk onları müthiş bir çiçek yağmuruna tuttu. Atılan çiçekler arabanın üzerine gerçekten gökten iner gibi yağıyordu. Bu müthiş çiçek yağmurundan ancak saraya girdikleri zaman kurtulabildiler. 760. Gece Devlet Hatun, ifrit tarafından kaçırıldığı günden limana varıncaya kadar başından neler geçtiğini ayrıntılarıyla anlattı. Deniz yolculuğu sırasında neler çektiklerini de anlattı. Macerasını bitirdikten sonra ''Sevgili babacım'' dedi. ''Beni o melunun elinden kurtaran Seyfülmülük, Mülük, Mısır hükümdarının oğludur. Bir aşk macerasından dolayı gurbete çıkmış ve sonunda talih onu benim tutsak bulunduğum saraya düşürmüş. Dünyada Seyful Mülük'ten daha sadık, fedakar.'' ve namuslu bir insan bulunabileceğini sanmam. Kendisiyle beraber bulunduğumuz süre içinde bana kesinlikle kötü gözle bakmadı ve öz ve öz bir kız kardeş gibi davrandı. Her türlü hürmete layık bir genç doğrusu. Kızının bu meti üzerine gerek Tacül Mülük, gerek karısı ve akrabası Seyful Mülük'e büyük hürmet ve muhabbet gösterdiler. Böylece bir hafta geçti. Bir gün Tacül Mülük, Seyful Mülük'e ''Oğlum'' dedi. Ben ihtiyarladım. Hele kızımın başına gelen bu felaket beni 20 yıl daha yaşlandırdı. Bir erkek evladım olmadığı için saltanatımın da varisi yoktur. Bu nedenle seni evlat edinmek istiyorum ve bugünden itibaren bu memleketin hükümdarlığını sana vermek niyetindeyim. Hükümdar bu teklifinin kabul edilmesini de rica etti. Seyfu Mülük de Tacül bu önerisini kabul edip Serendip Devleti'nin hükümdarlığını ele aldı. Aradan bir süre geçmişti. Bir gün Seyful Mülük, şehri baştan başa gezip teftiş etmek istedi. Birkaç vezir ve devlet adamıyla beraber çarşıya çıktılar ve meşhur Serendip Bedesteni'ne gittiler. Seyful Mülük, dükkanlarda teşhir edilen eski ve yeni mücevheratı silahları seyrederken Tellal'ın birinin elinde tuttuğu bir elbiseyi haraç mezat sattığını gördü ve Tellal'ı tanır gibi oldu. Uzun uzun düşündü ve kendi kendine ''Evet tıpkı kendisi.'' Bu ne benzerlik? Sanki kardeşim merhum Sait bu, dedi. Sonra yanındakilerden birine, şu tellalı al da saraya götür. Ben gelinceye kadar orada kalsın, diye emretti ve gezmelerine devam etti. 761. Gece Yaver aldığı emir üzerine tellalı tutup saraya götürdü. Onun hükümdara karşı bir kusurda bulunduğunu zannederek ellerini bağlayıp karanlık bir odaya attı. Seyful Mülük o gün akşama kadar şehrin her tarafını gezip dolaştı ve akşam üzeri yorgun bir halde saraya döndü. Yemekten sonra çalgı ve eğlence alemi başladı. Zavallı tellal aklına bile gelmedi. Saray erkanı da, ''Efendimiz, bugün Bedestenden gönderdiğiniz tellal burada, onu ne yapalım?'' diye sormadılar. Hükümdarın dairesine çekilip dinlenmesi üzerine saray hademesi, zavallı tellalı sarayın bodrumundaki suçlulara mahsus zindana indirerek katillerin yanına attı. Telal günlerce orada kaldı. Gündüzleri onu canilerle beraber yollara çıkarıp taş kırdırtıyorlardı. Bir taraftan hükümet işleriyle uğraşan, diğer taraftan da sevgilisi Bediha Cemal'e nasıl kavuşacağını düşünmekle zaman geçiren Seyful Müluk, Tellal'ı tamamen unutmuştu. 11 gün sonra birden Seyful Mülük'ün aklına Tellal geldi ve yaverlerine ''Bedesten'de görüp saraya gönderdiğim genci ne yaptınız?'' onu bana getirin emrini verdi. Telal ellerinde ve ayaklarında zincirler olduğu halde hükümdarın huzuruna getirildi. Zavallı genç insanlıktan çıkmıştı. Seyful Mülük onu görünce tanımadı. Sordu. Sen kimsin adın nedir? Efendim dedi. İsmim Said. Mısırlıyım. Ben burada Bedesten'de tellallık ediyor ve ekmek paramı kazanıyordum. Hiçbir kusurum ve suçum olmadığı halde on bir gün önce beni tutup buraya getirdiler.'' canilerle beraber zindana attılar. Artık içim önce Allah'a, sonra sizin affe merhametinize kalmıştır. 762. Gece Seyfol Mülük artık şüpheden kurtulmuş, onun kardeşi Sait olduğunu anlamıştı. Sen beni tanımadın mı? diye sordu. Zavallı Sait hayretle hükümdarın yüzüne baktı. Hayır efendim tanıyamadım, dedi. Seyfol Mülük hemen yaverlerini çağırarak, Sait'in elindeki ayaklarındaki zincirleri çıkarttı. Hemen koşup onu kucakladı. Ben seni denizde boğuldu zannediyordum. Hamdolsun Mevlam'a ki seni sağ salim buldum. Sonunda birbirimize kavuştuk. Tellal da Seyful Mülük'ü tanıdı ve hemen boynuna sarılarak aykırdı. Ah benim sevgili kardeşim. Yıllardır birbirlerinden haber alamayan iki gencin bu buluşması çok heyecanlı olmuştu. Seyful Mülük, Said'in elinden tutup onu kendi odasına götürdü. Yan yana oturarak konuşmaya başladılar. Seyfo Ulmulük o zamana kadar başından geçenleri anlattı. Kardeşim Said dedi. Sen de anlat bakalım. Nasıl kurtuldun, buraya nasıl geldin? 763. gece Said biraz düşündükten sonra Fırtınayı hatırlıyorsun değil mi? O fırtınada gemiler parçalanıp battığı zaman ben bir tahta parçasıyla 15 gün deniz üzerinde kaldım. Açlıktan ve susuzluktan dermanım kesilmişti. 16. gün uzakta bir takım gemiler gördüm. Avazım çıktığı kadar bağırarak, sırtımdan elbisemi çıkarıp sallayarak imdat istedim. Gemidekiler sonunda beni gördüler ve yanıma gelerek kurtardılar. Sonra bu şehrin iskelesi olan limana getirip karaya çıkardılar. Birkaç gün orada kaldım. Limanda hamallık ve amelelik yaptım. Sonra buraya geldim. Bedestende tellallık yapmaya başladım. Tam dört yıldır bu işi yaparak hayatımı kazanıyorum. Fakat sen aklıma geldikçe çıldırır gibi oluyorum. Seni o kadar özlemiş, o kadar göreceğim gelmişti ki tarif edemem. Bir daha görebileceğimi sanmıyordum. Çünkü senin o fırtınada boğulduğunu düşünüyordum. İşte Cenabı ı, ı biz birbirimize kavuşturdu. İki kardeş artık biraz da olsa gönül rahatlığına kavuşmuşlardı. Deptebe içinde yaşıyorlardı. Fakat Seyful Mülük asla mutlu değildi. Bediatül Cemal'e kavuşamadığından dolayı için içine ağlıyordu. Sonunda bir gün dayanamadı. Devlet Hatun'un dairesine gidip ona vaadini hatırlattı. Devlet Hatun hemen özür dileyerek, ''Kusurumu affet kardeşim. Selamete erip memleketime, aileme kavuştuktan sonra bunu unutmuştum. Sen de hatırlatmadın. Merak etme. Yakında vaadimi yerine getiririm.'' dedi. Sonra kalkıp annesinin yanına gitti. ''Sevgili anneciğim'' dedi. ''Sana çok yalvarırım. Vedaatül Cemal'i pek göreceğim geldi.'' ''Peki kızım, benim de göreceğim geldi.'' İnşallah bir gün beraber gidip görürüz. 764. Gece. Bunun üzerine Devlet Hatun sızlanarak tekrar etti. Ne olur anneciğim, biz oraya gitmeyelim de onu buraya çağırtalım. Ana kız bahçeye indiler. Bedaatül Cemal'in dünyaya geldiği yerde oturup ateş yaktılar. Kadın yanında getirdiği bir kutudan bir miktar tütsü alıp ateşe attı. Biraz sonra yanlarında güzel bir kız beyda oldu. Bu Bedaatül Cemaldi. İki süt kardeş sarılıp öpüştüler. Kol kola girerek bahçenin bir tarafına gittiler. Bir ağacın altına oturup konuşmaya başladılar. Devlet Hatun, Bedaatül Cemal'e Seyful Mülk'ün macerasını anlattı. Onu o kadar övdü ki Bedaatül Cemal meraklanarak ''Merak ettim, bu kadar met ettiğin genci bana gösterir misin?'' dedi. Devlet Hatun zaten bu sözü bekliyordu. ''Tabii gösteririm.'' Esasen onun aşık olduğu ve bulmak için bu kadar zahmet ve tehlikeleri göze aldığı kız sensin. Bedaatül Cemal son derece şaşırdı. Bana mı aşık? Beni nerede görmüş? Seyful Mülük, Süleyman Peygamber'in hediye olarak gönderdiği bohçada senin resmini bulmuş ve görür görmez aşık olmuş. Bedaatül Cemal biraz düşündükten sonra, bu sözü bana söyledin fakat başkasının yanında söyleme. Kimse duymasın. Ben bir peri kızıyım. İnsanoğluyla nasıl evlenebilirim? Onun cinsi başka, benim cinsim başka. Aramızdaki fark çok büyük. Seyful Mülük, İfrit'in sarayına geldiği zaman ona beni anama babama kavuştur, ben de seni Bediatül Cemal ile görüştürürüm diye vaat ettim. Şimdi sözümden dönemem. Hatrım için razı ol. Bir defa görüş onunla. Bu suretle sözümü yerine getirmiş olayım. 765. Gece Bediüatül Cemal, Devlet Hatun'un hatrını kırmak istemediği için görüşmeye razı oldu. Bunun üzerine Devlet Hatun, hadi kardeşim dedi. Seninle havuz başındaki köşke gidelim. Sen orada oturursun, ben de gider. Seyful Mülük'ü çağırırım. Orada görüşürsünüz. Havuz başına gittiler. Bediüatül Cemal orada kaldı. Devlet Hatun da aşık hükümdarı çağırmaya gitti. Kardeşim, hasretiyle yandığın yolunda kurban olduğun Bediüatül Cemal bahçedeki havuzun başında. Gel, görüş, işte ben vaadimi yerine getirdim. Devlet Hatun tekrar bir daha Cemal'in yanına döndü. O sırada Seyful Mülük, Said'le beraber çektikleri sıkıntıları bir an önce unutmak için içiyordu. Seyful biraz fazla kaçırmıştı. Sevgilisinin geldiği haberini alınca püsbütün sarhoş oldu. Bu sarhoşluğun verdiği neşe ve cesaretle ayağa kalktı. Said'e, sen beni burada bekle, dedi. Ben gidip sevdiğim kızı göreyim. Sendeliğe sendeliğe bahçeye indi. Birkaç adım ilerledi. Başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Biraz aklını başına toplamak için bir ağacın dibine oturdu. Yine kendine gelemeyip sırt üstü uzandı ve sızdı. İki güzel kız saatlerce müthiş bir merak ve sabırsızlık içinde beklediler. Hemen geleceğini söyleyen Seyful Mülük acaba neden gelmemişti? Yoksa utanıyor muydu? Ya da Bediatül Cemal'le yalnız mı görüşmek istiyordu? Bu ihtimalleri düşünen Devlet Hatun Kardeşim, galiba Seyful Mülük senin yanında ben varım diye gelmiyor. Ben saraya döneyim. O zaman mutlaka gelir, dedi. 766. Gece Bediatül Cemal buna da peki, dedi. Devlet Hatun Sarayı'na döndü. O da çiçekler arasında kendi kendine bir şarkı mırıldanarak dolaşmaya başladı. Dolaşıp dururken ağaç altında yatan bir delikanlı gördü. Ayaklarının ucuna basa basa gidip baş ucuna dikildi. Acaba Seyful Mülük bu mudur? diye kendi kendine söylendi. Sonra dikkatli dikkatli delikanlının yüzüne baktı. Bu bakıştan sonra o da Seyful Mülük'e aşık oldu. Peri kızı ağacın dibine oturdu. Delikanlının başını yavaşça kaldırıp dizine koydu. O güzel yüzü hayran hayran seyredildi. Sonra onu uyandırmak için ağır ağır hazin bir şarkı söylemeye başladı. Hayat akan coşkun bir su. Ecel ona kurar pusu. Bu uyku gaflet uykusu. Uyan iki gözüm uyan dizlerimde güzel başın bir yay olmuş kalem kaşın sonra dinmez akar yaşın uyan iki gözüm uyan kutlu olsun tacın tahtın vefalıma aşk da ahtın başucunda işte bahtın uyan iki gözüm uyan Aradan 15 dakikaya geçmişe geçmemişti ki Seyful Mülük ayıldı gözlerini açınca sevgilisinin güzel yüzüyle karşılaştı onu hemen tanıdı derin bir ah çekerek sıçrayıp ayağa kalktı. Ey benim gözümün nuru, kalbimin perisi sevgilim. Hamdolsun seni dünya gözüyle görebildim. Yolunda çektiğim bütün zahmet ve zorlukları unuttum. Şimdi dünyanın en mutlu, en bahtiyar insanıyım. En büyük rica ve isteğim, arzu ve emelim sana kul olmaktır. Beni bu şerefe layık gör, seni sevmeme izin ver diye yalvarmaya başladı. Mediatül Cemal de, Ey Seyful Mülük, ezelden beri söylenir ki insanoğlu vefasızdır, onlara güvenilmez. Benden seni sevmemi, aşkını kabul etmemi rica ediyorsun. Bense kabul etmekte biraz tereddütlüyüm. Çünkü bana karşı aşkına ve sözüne sadık olacağından emin değilim. İleride bana vefasızlık edersen, anam, babam, akrabalarım ve sonunda bütün periler aleminde adım kötüye çıkar. 767. Gece Seyful Mülük sevgilisinin önünde diz çökerek yemin etti. Dünyada en kutsal şeyler üzerine yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar senden başka birinin yüzüne bakmayacağım. Bicaatül Cemal bu yemin üzerinde şüphe etmekten vazgeçti. Madem ki yemin ediyorsun, ben de sana inanıyor ve aşkını kabul ediyorum dedi. Seyful Mülük kızın ayaklarına kapandı. Kız onu kaldırıp yanına oturttu, bir kolunu delikanlının boynuna attı. Orada yarım saat kadar seviştiler. Sonunda Cemal artık ayrılalım dedi. Bu gece rahat uyu. Yarın sabah erkenden yine buraya gel. Seni bir periyle Babil adalarındaki İrem bağlarına gönderirim. Orada göreceğin saray bizimdir. Hemen içeri girip tam karşına çıkacak odayı aç. Bu oda annemin odasıdır. Annem daima orada oturur. Önünde bir masa vardır. Bu masanın üzerinde de bir mendil durur. Mendili alıp koynuna sok ve sonra çıkarıp öperek tekrar masanın üstüne bırak. Bundan sonra beni ondan iste. Öyle ümit ediyorum ki annem senin bu isteğini reddetmeyecektir. Seni götürecek olan peri de bu konuda sana gereken yardımı yapacaktır. Seyfoğlu mülük sevinerek saraya döndü. Olup bitenleri Said'e anlattı ve yıllardan beri ilk defa daha rahat bir uyku uyudu. Güzel rüyalı mutlu bir gece geçirdi. Uyandığı zaman vakit hayli ilerlemişti. Hemen kalkıp aynı yere gitti. Bediatül Cemal'i orada kendisini bekler buldu. Hem de yalnız değildi. Yanında bir peri daha vardı. Bediatül Cemal yanındaki periye dönüp şu emri verdi. Bu gence alıp bizim saraya, annemin odasına götür. Ondan beni isteyecek. Eğer annem red cevabı verirse ona, kızın bu genci seviyor, onunla evlenmezse mahvolur diyerek razı etmeye çalış. Bu iş bitince sevgilimi alıp yine buraya getir. 768. gece. Peri Seyful Mülük'ü sırtına alıp havalandı. Babil adalarındaki İran bağlarına götürdü. Büyük bir sarayın kapısının önüne bıraktı. Seyful Mülük saraya girdi. Avluyu geçip karşısına çıkan odanın kapısını açtı. Hiç korkmadan içeri daldı. Kızın annesi bir tahtın üzerinde oturuyordu. Önünde de yüksek bir masa vardı. Seyful Mülük masanın üzerinde mendili aldı. Koynuna sokup çıkardı ve öpüp tekrar masanın üstüne bıraktı. Bu perilerce saygı gösterme şekliydi. Bedaa Cemal'in annesi: "Ey insanoğlu!" dedi. "Sen buraya nasıl ve neden geldin?" O sırada Seyful Melik'i getiren peri de içeri girdi. Bu gencin Bedaa Cemal'e aşık olduğunu ve onu istemek için geldiğini söyledi. Kadın bu sözleri duyunca fena halde sinirlenerek bu insan oğludur dedi. Benim kızımsa peri kızıdır. Peri kızıyla insan nasıl birleşir? Bir peri kızı Adem oğluna hiç yakışır mı? Aralarında devamlı sevgi ve geçim imkanı var mıdır? İnsanlar hem vefasız hem de yalancı olurlar. Bunun üzerine Seyfol Mülük. Ey sultanlar sultanı dedi. Her insan bir olmaz. İyisi de vardır, kötüsü de. Ben Bediatül Cemal'in resmini Süleyman Peygamber'in hediyesi olan bohçada gördüm. Kendisine aşık olup yıllarca diyar diyar dolaştım. Ölüm tehlikeleri geçirdim. Başıma gelmedik felaket kalmadı. Yalvarıyorum size, bana acıyınız. Seyful Mülük'ten sonra peri söz aldı. Ey muhterem kraliçemiz, dedi. Bediatül Cemal de bu genci seviyor. Onu benimle beraber size gönderdi. Eğer bu evlenme talebini reddederseniz, kızınızı kaybedeceksiniz. 769. Gece bu sözler kadını yumuşatmaya yetmişti. Ey yiğit dedi. Bizim kızımızdan başkasına gönül vermeyeceğine, ona ölünceye kadar sadık kalacağına yemin edersen isteğini kabul ederim. Seyful Mülük masanın üzerindeki mendili alıp öperek yemin etti. Kadın onun yanındaki periye o halde bana şahbalı bulup getir dedi. Peri verilen görevi yapmak için çıkıp gitti. Kadın Seyful Mülük'a dönerek şahbal benim oğlumdur dedi onun onayını almamız gerekiyor. Artık sen rahatına bakabilirsin. Sarayım emrine amadedir. Bu söz üzerine Seyful Mülük bahçeye çıktı. Bir ağacın dibine oturup sevgilisini düşünmeye başladı. Beri taraftan Seyful Mülük'ün adada öldürdüğü ifritin anasıyla babası her tarafa adamlar gönderip, oğlumuzu öldüreni bize haber verene ve bulup getireni büyük ihsanlara gark edeceğiz diye haber yollamışlardı. Bunu duyan iki peri o sırada bahçenin üzerinde uçuyorlardı. Ağacın altında oturan Seyfullmülk'ü görünce şüphelendiler. Bu ağacın altında oturan yaratık insanoğluna benziyor. Adem oğlunun buralara gelmesi imkansızdır. Buraya nedensiz gelmemiştir. Yanına gidip kendisiyle konuşalım dediler ve bahçeye enip Seyfullmülk'ü selamladılar. Ey yiğit Adem oğlu dediler. Sen güzel ve mert bir adama benziyorsun. Çok hoşumuza gittin. Fakat merak ettiğimiz bir nokta var. Periler diyarına bir insanoğlunun gelmesi mümkün değildir. Sen nasıl gelebildin buralara? 770. Gece Seyfo Mülük perilere şu cevabı verdi. Ben cihan gezgini bir adamım. Dünyanın her tarafını gezdim. Sonunda yolum bu tarafa düştü. Şimdi de siz bana söyleyin hangi taraftansınız? Biz peri tayfasındanız falan sahrada. Melik Ezrak azında bir ifritin oğlu bir saray yapmış ve oraya bir insan kızı götürüp kapatmış. Bir gün onun sarayının önünden geçiyorduk. İfrit bizi tutup zindana attı. Bir süre sonra öğrendik ki o Melun'u bir insanoğlu öldürmüş. Biz bu sayede zindandan kurtulduk. O mübarek insanoğlunun nerede bulunduğunu bilsek gidip elini öperiz. Seyful Mülük boş bulunarak o ifriti öldüren benim dedi. Periler hemen onu yakalayarak Melike Ezrak'ın huzuruna götürdüler. İşte oğlunu öldüren adam budur, dediler. Melike Ezrak çok korkunç bir ifritti. Hemen bir tabut getirilmesini emretti. Seyful Mülük'ü getirilen tabutun içine koydu ve sen benim oğlumu öldürüp nasıl yüreğimi yaktınsa şimdi ben de seni öldüreceğim, dedi. Sonra tabutun kapağını kapattı. Tabutu denizin dibine indirmeleri için adamlarına emir verdi. İfritler sabutu götürüp bir denizin dibine indirdiler. 771. gece. Biz gelelim periler diyarına. Bediatül Cemal'in kardeşi Şahbal davetin üzerine annesinin yanına gelmişti. Ona kendisini niçin çağırdığını sordu. Annesi: Oğlum Şahbal, kız kardeşini evlendirmek istiyorum. Bir defa da senin fikrini almak istedim. Buna ne dersin?" dedi. Siz uygun görürseniz ben de razı olurum. Fakat Bediatül Cemal'i isteyen bir insanoğludur. Mısır hükümdarının oğlu Seyful Mülük'tür. O kızımızı, kızımız da onu görüp sevmiş. Ne yapalım, verelim değil mi? Pekala anneciğim. Fakat bu genci bir kere de ben görebilir miyim? Hemen çağırtayım, az önce bahçeye çıkmıştı. Sonra perilere gezmek için bahçeye çıkan Seyful Mülük'ün bulunup getirilmesini emretti. Fakat onu çağırmaya giden periler geri dönüp de bahçede kimseyi bulamadıklarını söylediler. Kadın buna fena halde kızdı. Bahçıvanları çağırtıp, bahçemize bir insanoğlu çıkmıştı. Ona ne yaptınız? Yoksa başına bir felaket mi getirdiniz?" diye bağırdı. Bahçıvanlardan biri, "Efendimiz, bahsettiğiniz yiğit bir ağacın altında oturuyordu. Yanına havadan iki peri indi. Biraz konuştular. Sonra onu alıp götürdüler." dedi. Kadın oğluna dönerek, "Bu ne iştir?" dedi. "Bahçemizde oturan bir insanı alıp götürmeye kim cesaret edebilir?" Bu bizi aşağılamak demektir. Ne yaparsan yap onları bul. Seyful Mülük'ü ellerinden kurtarıp getir. Şahbal, baş üstüne diyerek annesinin yanından ayrıldı. 772. Gece Şahbal hemen bir inceleme yaptı. Seyful Mülük'ü kaçıranların Melik Ezrak'ın adamlarından iki kişi olduğunu öğrendi. Bu hareketi kendilerine bir hakaret sayarak büyük bir orduyla yola çıktı. Melik Ezrak, Şahbal'ın büyük bir orduyla kendi diyarına geldiğini haber alır almaz, ordusunu hazırladı ve onu karşılamaya gitti. Kendisine bir elçi gönderip ne amaçla geldiğini sordu. Şahbal da, bize ait olan topraklardan aldığınız insanoğlunu istemek, derhal verilmediği takdirde savaşmak amacıyla geldik, diye cevap gönderildi. Bu cevap Melik Ezrak'ı sinirlendirdi, savaşmaya karar verdi. İki ordu arasında müthiş bir savaş başladı. Üç gün devam eden bu büyük ve kanlı savaşta Ezrak'ın ordusu perişan oldu. Kendisi de esir düştü. Şahval yenilip esir düşen Ezrak'ı annesine götürdü. İşte bahçemizdeki insanoğlunu kaçırtan budur, dedi. Kadın hiddetle bağırdı. Ey Ezrak, buna nasıl cesaret edersin? O insanoğlu derhal getirilip teslim edilirse ne âlâ, aksi halde seni parça parça ettiririm. Melik Ezrak sonucun böyle olacağını bilmiyordu suçunu itiraf etti ve adamlarına çabuk gidin, denizin dibine indirdiğiniz tabutu çıkarın, içindeki insanoğlunu da en kısa zamanda buraya getirin diye emretti. İfritler hemen havalandılar ve aradan birkaç saat geçmeden yanlarında Seyful Mülük olduğu halde geri döndüler. Böylece hem Seyful Mülük hem de onu denizin dibinde ölmeye mahkum eden Ezrak'ın hayatı kurtulmuş oldu. 773. Gece Seyful Mülük Serendip'e dönmüştü. Düğün orada yapılacaktı. Sevgilisiyle evlenip burada erecek olan yalnız kendisi değildi. Devlet Hatun'un da Said'le evlenmesi kararlaştırılmıştı. Sonunda nikahlar kıyıldı. O zamana kadar dünyada eşi görülmemiş bir düğün oldu. Bediatül Cemal'in mürüvvetini görmek için insan şekline girerek gelen perilerin de katıldığı bu düğün her gün bir gün önceki günden daha parlak olmak üzere tam 40 gün 40 gece devam etti. Seyful Mülük, Said'i baş vezir yaptı. Ona geniş yetkiler verdi. Devlet işleri yolunda gidiyor, halk gayet iyi ve adilane idare ediliyordu. Böyle bir hükümdarla vezire kavuşan halkın sevinci ve keyfi yerindeydi. Fakat Seyful Mülük sanıldığı kadar mutlu değildi. Çünkü sevgili vatanını, anneciğini, babacığını çok özlemişti. Acaba onları dünya gözüyle bir daha görebilecek miydi? Annesi ve babasının hayatta olup olmadıklarını bile bilmiyordu. Oysa onlara sevgilisini bulunca zaman geçirmeden mutlaka geri döneceğine söz vermişti. Bir gün Seyful Mülük kendisine tacını ve tahtını veren Tacül yanına gitti. Pek muhterem pederim dedi. Annemle babam aklıma geldikçe dünya bana zindan oluyor. Öldüler mi kaldılar mı bundan bile haberim yok. Eğer izin verirseniz vatanıma gidip onları görmek istiyorum. Tacül hiç tereddüt etmedi. Bu senin görevindir oğlum, dedi. Annesinin babasının ziyaretine gitmeyen evlat, hayırlı evlat olamaz. Hatta yanına vezirin Said'le kızım Devlet Hatun'u da alabilirsin. Seyfol Mülük buna daha çok sevindi. Çünkü yanında Said olmadan giderse bu seyahat pek zevkli olmayacaktı. Hemen hazırlıklara başladılar. Sonunda yola çıktılar. Gemilerle gitmelerine gerek yoktu. Onları periler götürüyordu. Bu periler çok hızlı uçuyorlar, birkaç günlük yolu birkaç saatte alıyorlardı. Seyahate katılan kadınlı erkekli perilerin sayısı birden aşağı değildi. Mısır sınırından içeri girince yere indiler. Seyful Mülük, Said'i şehre müjdeci olarak gönderdi. 774. Gece Said, ihtiyarlıktan artık yürüyemez hale gelen hükümdar Asım'ı da kendi babası Numan'ı da hayatta buldu. Hürmetle ellerini öptü. Onlar da kendisine hasretle sinelerine basıp gözlerinden öptüler. Asım gözleri yaşararak, yavrum Sait dedi. Allah'a şükür ki sağ salim döndün. Fakat oğlum Seyful Mülük'e ne oldu? Ona dair bir şey söylemedin. Allah'a şükürler olsun o da hayatta. Oğlunuz sevgilisi Bedi Cemal e evlenerek muradına erdi. Ben de Serendip hükümdarı Tacül kızı Devlet Hatun'la evlendim. Çektiğimiz zahmet ve uğradığımız mihnetin mükafatını fazlasıyla gördük. Şimdi onlar da Mısır topraklarında bulunuyorlar. İhtiyar hükümdar fersiz gözlerini açarak bir çocuk sevinciyle el çırptı. Demek oğlum da geldi ha? Evet devletlim. Seyful Mülük beni buraya müjdeci gönderdi. Sizi birdenbire heyecana düşürmemek için bu mutlu haberi şimdi verebildim. Hükümdar Asım yeniden gençliğine kavuşmuş kadar sevindi ve hemen karşılama töreni için hazırlıklar yapılması için emir verdi. Parlak bir karşılama töreniyle şehre giren Seyful Mülük'le beraber endekilere muazzam saraylar verildi. Bütün istekleri yerine getirildi. Bir güne ihtiyar hükümdar, artık misafirlik zamanı geçti evladım. İdareyi eline almalısın. Görüyorsun ki ben iş görecek halde değilim. Yıllarca dönmeni bekledim. Gözlerim daima yollardaydı. Artık içim rahat olarak ölebilirim, dedi. Seyful Mülük, ihtiyar babasının elini öptü. Muhterem babacım, dedi. Şimdiye kadar söyleyemediğim için kusurumun affını rica ederim. Ben tamamen serbest değilim. Mısır hükümdarı olduğum gibi Serendip'te de hükümdarım. Daha başka yerlerde de tahtım var. Bunların hepsini idare etmekle yükümlüyüm. Bu nedenle devamlı olarak hep bir yerde oturamam. Hükümdarı bulunduğum her yerde bir süre bulunmaya mecburum. Hükümdar bu habere üzüleceği yerde pek memnun oldu. Büyük başarısından dolayı oğlunu kutladı. Seyful Mülük, Mısır'da bir süre daha kaldı. Sonunda bir gün arkadaşlarıyla birlikte Babil adalarına döndü. Bir ayda orada oturduktan sonra Serendip'e gitti. Böylece kah Mısır'a, kah Hindistan'a, kah Babil adalarına giderek hatta Çin diyarına seyahatler yaparak yıllarca şaşalı bir ömür sürdü. Fakat bir gün hastalandı. Dünyanın en iyi doktorları kalkıp geldiler. Onun hastalığına derman bulamadılar. Seyful Mülük bir gece sabaha karşı hayata gözlerini kapadı. Onu serendipte toprağa verdiler. Çok geçmeden bu ebedi ayrılığa dayanamayarak Sayit de vefat etti. Onu da Seyful Mülük'un yanına gömdüler. Bicahatül Cemal ile Devlet Hatun dul kalmışlardı. Zavallıların gözlerinden akan yaşların arkası bir türlü kesilmiyor, kalpleri ayrılık ateşiyle durmadan yanıyordu. İki kadın bu duruma ancak birkaç yıl dayanabildiler sonunda hasta düştüler ve birkaç ay sonra da öldüler. Onları da kocalarının yanına gömdüler. Seyful Mülük'ün hikayesi burada bitmişti. Sabah oluyordu. Şehrazat, eğer efendimiz izin verirlerse yarın akşam kuyumcu Hasan Basri'nin hikayesini anlatmak isterim dedi. O bu anlattığımdan çok daha güzeldir. Hükümdar onun hayatını bağışladı. Ertesi gecede Şehrazat söze şöyle başladı. 775. Gece Kuyumcu Hasan Basri'nin hikayesi Eski zamanlarda Basra şehrinde çok zengin bir tüccar vardı. Günün birinde vefat eden bu tüccarın bıraktığı mirası iki oğlu aralarında paylaştılar. Büyü bir bakırcı tezgahı kurdu. Küçüğü olan Hasan da bir kuyumcu dükkanı açtı. Her iki kardeşin işleri de yolunda gidiyordu. Bir gün kuyumcu Hasan dükkanında işiyle uğraşırken çarşıdan geçmekte olan bir İranlı yanına yaklaştı. Hasan'ın en usta kuyumcuları gölgede bırakacak bir maharetle işlerini yaptığını görünce bu yakışıklı ve zanaatkar gence hayran kaldı. Akşam üzeri çarşı tenhalaşınca yanına yaklaştı. Selam verdikten sonra oğlum dedi. Deminden beri yaptığın işlere dikkat ediyorum. Doğrusu sen çok değerli bir zanaatkarsın. Benim evladım yoktur.'' dünyada kimsenin bilmediği bir zanaati biliyorum. Seni hem kendime evlat edinmek hem de bu değerli zanaati öğretmek istiyorum. Hasan, İranlı'nın bu anlattıklarını merakla dinlemişti. Bunun farkına varan yabancı hafif bir sesle sözlerine devam etti. Bu zanaat çok temizdir. Senin bu mesleğinden bir yılda kazandığını bu öğreteceğim zanaat sana bir günde sağlayacaktır. Böylece yorucu işinden kurtulur, ölünceye kadar da para sıkıntısı çekmezsin.'' Genç kuyumcunun merakı arttı. "Peki," dedi. "Bu zanaatı bana ne zaman öğreteceksin?" İranlı cevap verdi. "Yarın sabah buraya gelir, sana bakırdan altın yapmasını öğretirim. Anladın şimdi değil mi? Sana bahsettiğim karlı zanaat budur." 776. gece. Hasan bu işe çok sevinmişti. Hemen dükkanını kapatarak eve gitti. Annesine İranlının kendisine öğretmek istediği kazançlı meslekten bahsetti. İhtiyar ve tecrübeli kadın, ''Oğlum'' dedi, ''Bu adamlar düzenbazdırlar. Senin gibi toylara böyle olmayacak şeylerden bahsedip akıllarını çelerler ve onları tuzağa düşürüp giderler.'' Hasan Basri annesinin sözlerini keserek, ''Anne'' dedi, ''Bu öyle bir adama benzemiyor. Ağırbaşlı, efendi biri. Hem beni aldatıp eline ne geçecek? Biz şöyle böyle geçinen insanlarız.'' Genç kuyumcu o gece sabaha kadar uyumadı. Ertesi gün Şafak'la beraber kalkıp dükkana gitti. İranlı'nın kendisini beklediğini görünce sevindi. Elini öperek hatırını sordu. Dükkanı alıp en iyi yere oturttu. İranlı biraz dinlendikten sonra Hasan'dan bir bakır parçası istedi. Hasan kendisine kırık bir bakır sahan verdi. İranlı sahanı birkaç küçük parçaya ayırdı. Dükkanda bulunan bakır ve diğer madenlerin eritilmesi için kullanılan bir kaba koydu. Altındaki ocağı yaktı. Bakır su haline gelince külahının altında sakladığı küçük bir kağıt paketini çıkardı. İçinde bulunan sarı bir tozdan bir tutam kadar alıp kabın içine koydu. Çok geçmeden o eriyen bakır parçaları bir altın külçesi oluverdi. Bunu gören Hasan'ın aklı başından gitti. O sırada İranlı'nın kaptan çıkarmış olduğu altın külçeyi inceden inceye gözden geçirdi. Gerçek altın olduğunu gördü. İranlı'nın elini öperek onu kutladı. İranlı pişkin bir tavırla ona altın külçesini vererek şunu al sat. Ne para getirirse senindir. Yalnız kimseye bir şey söyleme. Diye tembih etti. Genç kuyumcu hemen altın külçesini alarak çarşının tellalına verdi. Kısa bir sürede 15 bin dinara alıcı çıktı. Hasan parayı alıp eve koştu. Annesine paraları verip her şeyi anlattı. Kadın sevinmekle beraber oğluna yine bu işin sonundan korktuğunu söylemekten kendini alamadı. Kuyumcu Hasan Basri Annesinin sözlerine önem vermeyerek ertesi sabah evde bulduğu kocaman bir bakır havanı alıp dükkana götürdü. Biraz sonra gelen İranlı'ya bunu altın yapmasını söyledi. İranlı güldü. Sen çok toy bir gençsin. Biz böyle her gün altın yapıp çarşıda satarsak halkın dikkatini çekeriz. Hakkımızda hayırlı olmaz. Biz bu işi ancak yılda bir defa yapabiliriz. Dün aldığın para sana bir yıl bol bol yeter. Bunun üzerine Hasan İranlı'dan, kendisine altın yapmak zanaatinin inceliğini öğretmesi için rica etti. İranlı dudaklarını büktü ve ''Oğlum'' dedi. ''Bu iş böyle çarşının ortasında öğretilmez. Benimle beraber evime gelirsin, orada sana bu zanaati öğretirim.'' Hasan bunu duyunca hemen dükkanını kapattı. İranlıyla beraber evinin yolunu tuttu. Fakat çok geçmeden genç kuyumcu annesinin sözlerini hatırladı. Geriye dönmek istedi. Bunun farkına varan İranlı, ben senin iyiliğin için çalışıyorum sense benden kuş kullanıyorsun. Ama istersen sizin eve gidelim orada öğreteyim. Deyince Hasan bu teklifi kabul etti. Kendilerine kapıyı açan annesine olan biteni anlattı. Kadın bunda bir engel görmeyerek oğlunun misafirine ev almasına izin verdi. 777. Gece Biraz sohbet edip yemeklerini yedikten sonra İranlı Hasan'a döndü. Hadi oğlum git dükkana. Eritme takımlarını bir hamala yükle getir dedikten sonra aklına bir şey gelmiş gibi cebinden bir altın çıkararak ekledi. Şunu al da bize biraz tatlı al. Denemeden sonra yeriz. Hasan misafirinden para almak istemediyse de İranlı'nın ısrarı üzerine kabul etti. Dükkana gidip sakımları tanıdık bir hamala yükletti. Hamala bunları eve bırakmasını tembih ederek bir tatlıcı dükkanına uğradı. En iyi tatlılardan bir miktar alıp eve döndü. O sırada bütün hazırlıklarını bitiren İranlı, Hasan'a bakırdan nasıl altın yapılacağını anlattı ve dönemesini yaptı. Böylece genç kuyumcu artık ona tamamen inanmış ve bağlanmıştı. Bir ara İranlı, Hasan'ın dışarı çıkmasından yararlanarak, cebinden bir afyon parçasını çıkararak tatlının içine kattı. Genç kuyumcu gelince ona o tatlı parçasını verdi ve ondan yemesini rica etti. Hiçbir şeyden haberi olmayan Hasan, o tatlıyı yiyince düşüp bayıldı. İran'da hemen odada daha önce gözüne kestirdiği büyük bir çamaşır sandığını boşaltarak el ve ayaklarını bağladığı Hasan'ı ve deneme sonucunda yaptığı altınları içine koydu. O sırada komşuya giden Hasan'ın annesinin bulunmamasından da yararlanarak sokağa çıktı. Bir hamal bulup sandığı sırtına yükletti. 778. gece. İranlı hamalın sırtına sandığı yükletirken kendi kendine sevinçle mırıldanıyordu. En sonunda elime düştün Hasan. Yıllardır seni arıyordum. İranlı Hamal'la birlikte limana indi. Orada emrini bekleyen gemiye sandığı yerleştirdi. Hamal'ı gönderdikten sonra kaptana seslendi. Hadi yelkenleri açın. Basra'da işimi bitirdim. Kaptan, gemi sahibi İranlı'nın emri üzerine hemen yelkenleri açıp hareket etti. O sırada eve dönen Hasan'ın annesi, misafir odasının boş olduğunu görünce telaşla içeri girdi bir sandığın boşaltılıp yok olmasından ve odanın halinden şüphelendi. Oğlunu her tarafta aradı. Bulamayınca korktuğu şeyin başına gelmiş olduğunu anladı. Zavallı kadın biricik oğlunun bir tuzağa düşürülmüş olmasına çok üzüldü. Gece gündüz ağlamaya başladı. Hasan'ı kaçıran İranlı ise geminin karadan bir hayli uzaklaşmış olduğunu görünce sandığı açtı. Genç kuyumcunun bağlarını çözdü ve ona uyandırıcı bir ilaç koklattı. Hasan gözlerini açtı ve etrafına bakındı. Kendini denizin ortasında bir gemide görünce şaşırdı. Biraz sonra her şeyi hatırladı. İranlının kendini kaçırdığını anladı. Annesinin öğütlerine önem vermediğine pişman oldu. Oysa kendisine bu kötülüğü yapan İranlı ateşe tapan bir Mecusiymiş. Tanrılarına kurban vermek için dinlerinden olmayan gençleri tuzağa düşürmek Mecusilerin adetiymiş. Hasan baş ucunda duran mecusiye gözlerini çevirerek yalvarır bir tavırla Niye bana böyle yaptın? Hani bana bir baba gibi bakacaktın. İnsan beraber yemek yediği ve güvendiği bir kimseye hainlik eder mi? dedi. Mecusi yumuşayacağı yerde aksine daha fazla köpürdü. Sus. Ben böyle şey tanımam. Şimdiye kadar senin gibi yüzlerce delikanlıyı tuzağa düşürüp öldürmüş bir adamım. Hesap ettim. Bugüne kadar öldürdüğüm gençlerin sayısı 999'dur sen bininci olacaksın. 779. Gece Hasan, Mecusi'nin kendisini serbest bırakmayacağını anlayınca kaderine boyun eğmekten başka bir çare bulamadı. Mecusi bir ara Hasan'ın bağlarını çözdü. Adamlarına ona ekmek ve su vermelerini emretti. Genç kuyumcu karnını doyurduktan sonra Mecusi tekrar tehdit etmeye başlayarak kendisini taptığı ateşe kurban edeceğini söyledi. Hasan dayanamayarak bu yaptığı işin insanlığa sığmadığını ve bunun hainlikten başka bir şey olmadığını anlattı. Mecusi bu sefer daha fazla sinirlendi. Ona bir yumruk atarak yere serdi. Sonra Hasan'ı yaktırdığı ateşe attı. Vücudu yanan Hasan acı acı bağırmaya başladı. Onun bu halini gören gemi tayfası, Mecusi'nin adamlarından birkaçını yakalayıp bayıltıncaya kadar dövdüler ve onları kurtarmak isteyen Mecusi'ye bağırdılar. Üç aydan beri bir korsan gemisi gibi limandan limana durmadan dolaşıyoruz. Her gün fırtınalarla savaşıyor. Bile bile hayatımızı tehlikeye atıyoruz. Herhalde bu başımıza gelenler şu işkence ettiğin suçsuz gencin yüzündendir. Onu bırakmazsan seni öldürürüz. Mecusi bunu duyunca korktu. Hasan'a dayak atmaktan ve işkence etmekten vazgeçti. Ona vaat ettiği zanaatı öğreteceğini ve memleketine geri götüreceğini söyledi kendisine yaptığı kötülüklerden dolayı özür diledi. Bunu gören gemiciler memnun oldular. Artık eskisi gibi dost olan genç kuyumcuyla Mecusi Behram beraber yemek yemeye ve dertleşmeye başladılar. 780. Gece Gemide fırtınalardan ve tehlikeli denizlerden kurtulmuş, yavaş yavaş sahile yaklaşıyordu. Hasan bir ara Behram'a nereye gittiklerini sordu. Behram, oğlum dedi. Bulutlar dağının bulunduğu sahile gidiyoruz. Bu dağda altın yapmak için aradığımız iksir bulunur. Onu elde ettikten sonra beraber Basra'ya döneriz. Birkaç günlük bir yolculuktan sonra gemi, Behram'ın işaretiyle kırmızı, beyaz, sarı, mavi renkli çakıl taşlarıyla döşenmiş uzun bir kıyıya yanaştı. Behram gemi kaptanına, kendi işlerine dair bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra Hasan'la beraber sahile çıktı ve içerilere doğru yürümeye başladı. Sahilden bir hayli uzaklaşınca bir yerde durdu cebinden bir oyuncağa benzeyen küçük bir davul çıkardı. Üzerinde sırmayla işlenmiş garip nakışlar ve işaretler bulunan bir deri parçasıyla bir şeyler çalmaya başladı. Çok geçmeden biraz uzaktan bir toz tabakasının korkunç şekilde havaya yükseldiğini gördü. Bir hayli şaşıran Hasan, Behram'a bunun ne olduğunu sordu. Korkma evladım, dedi Behram. Artık benden sana kötülük gelmez. Ben seni buraya kadar kötülük için getirmedim bu toz tabakasının arkasında bu uçsuz bucaksız araziyi kolayca ve hızla geçmemiz için bineceğimiz hayvanlar geliyor. 781. Gece Behram daha sözlerini bitirmeden üç at yanlarına geldi. Birine Behram ötekine de Hasan bindi. Üçüncüsüne eşyalarını yükleyerek yola koyuldular. Yedi gün yedi gece yol yürüdükten sonra geniş bir araziye vardılar. Orada atlarından inip kubbesi altından, sütunları mermerden bir kameriyeye doğru yürüdüler. Biraz dinlenip yemeklerini yediler. Bir ara Hasan'ın gözüne civarda bulunan muhteşem bir saray ilişti. Lehram'a gidip görmelerini teklif etti. Lehram sinirli bir hareketle başını salladı. Bu saraydan bana bahsetme. Onun sahibi benim en büyük düşmanımdır. Onunla bir maceram var. Sonra anlatırım.'' Biraz sonra Hasan'la Behram hayvanlarına binerek tekrar yola koyuldular. Bir hafta kadar yol aldılar. Sonunda ıssız bir arazide durdular. Behram göğe kadar yükselen ve tepeleri bulutların ardında kaybolan muazzam bir dağı Hasan'a göstererek işte dedi. Bu dağın tepesinde aradığımız altın iksiri bulunur. Ot şeklinde olan bu iksirden yeteri kadar toplayıp yurdumuza döneceğiz. Bu işi bana sen yapacaksın. Hasan korkusundan itiraz etmedi ve başını önüne eğerek peki dedi. Ne emrederseniz yaparım. Atlarından inip yaya olarak dağın eteğine vardılar. Hasan başını havaya kaldırınca dağın üstünde bir saray gördü. 782. Gece Hasan meraklanarak Behram'a dağın tepesinde gördüğü sarayın kime ait olduğunu sordu. Mecusi buranın cinlere ve perilere ait olduğunu söyleyerek şunları ekledi. Oğlum Hasan, Şimdiye kadar yaptıklarımı herhalde affetmişsindir. Ben seni o saraydaki perilerden koruyacağım. Fakat o dağın tepesine çıktığın zaman elde edeceğin altın iksirinden ne kadar toplarsan yarı yarıya paylaşalım. Bana o konuda hile yapma." Hasan böyle bir şeyi aklından geçirmediğini söyleyerek bunun için merak etmemesini bildirdi. Bunun üzerine Behram bindikleri atlardan birisini kesip derisini yüzdü. İçini boşaltarak kendisine hayretle bakan Hasan'a şunları söyledi: Kolayca daha çıkabilmen için bu kestiğim hayvanın içine girip saklanacaksın. Ben de üzerine dikip yanından uzaklaşacağım. Çok geçmeden kartallar gelip seni havaya kaldıracaklar. Bir yere konduklarını anlayınca yanına vereceğim bıçakla hayvanın dikilen yerlerini kesip dışarı çıkaracaksın. Kuşlar seni görünce bırakıp kaçacaklar. İşte o zaman bana seslenirsin. Ben de sana ne yapacağını söylerim. Behram bu açıklamayı yaptıktan sonra hazırlamış olduğu bir miktar ekmek ve suyu Hasana verdi ve hemen kestiği hayvanın içine girmesini tembih etti. Sonra da yanından uzaklaştı. Aradan çok geçmeden leş kokusunu alan kartallar gelip keskin pençeleriyle hayvanı havaya kaldırdılar. Hasan, kartalların dağın tepesine geldiğini anlayınca Behram'ın kendisine verdiği bıçakla atın karnını yarıp dışarı çıktı. 783. Gece Hasan dağın eteğinde bulunan Mecusi Behram'ın göreceği bir yere gelerek yüksek sesle ne yapacağını sordu. Bulunduğun yerin etrafına bak, orada ne görürsen bana haber ver, dedi. Bunun üzerine Hasan o taraflarda dolaşmaya başladı. Demet haline konmuş odunlar gördü. Hemen ona seslendi. Burada altı demet odundan başka bir şey göremedim. Mecusi sevinçle bağırdı. Bu odunlar altı yapmak için lazımdır, hepsini aşağı at. Hasan, işlerinin görüldüğüne memnun olarak hemen odunları aşağı attı. Sonra Behram'a inmek için bir yol göstermesini söyledi. Mecusi omuzlarını silkerek Aptal dedi. Benim işim oldu. Sen istersen da kal, istersen kendini aşağı at. Sonra da odunları atına yükletip oradan ayrıldı. Bunu gören Hasan'ın fena halde canı sıkıldı. Kendi kendine bu alçak beni aldattı. Allah'tan bulsun diyerek oradan kurtulmak için bir çare düşünmeye başladı. Dağın tepesinde yalnız kalan ve ne yapacağını şaşıran Hasan Basri, bir kurtuluş yolu bulmak ümidiyle dağın öbür tarafına doğru yürüdü çok geçmeden bulunduğu yükseklerin bir deniz kıyısı olduğunu gördü. 784. Gece Dağ başında aç ve susuz ölmektense denize atlamayı ve en yakın sahile yüzerek geçmeyi uygun gördü. Üzerindeki ağır elbiseyi atarak iç çamaşırlarıyla kaldı ve büyük bir cesaretle kendini denize attı. Gücü yettiği kadar yüzdü. Hayattan ümidini kestiği bir sırada azgın bir dalga onu alıp bir sahile attı. Hasan sahile çıkınca bitkin bir halde yürümeye başladı. Bir süre sonra Mecusi Behram'ın kendisini altında beklediği dağın eteğine geldiğini gördü. O taraflarda yiyecek bir şey aradığı sırada Behram'ın daha önce bunun içinde düşmanım vardır dediği saraya gözü ilişti. Kendi kendine Behram'ın düşmanı benim dostum demektir. Ne olursa olsun bu saraya gideceğim diyerek düşe kalka oraya gitti. Açık bulduğu kapıdan içeri daldı sarayın ve koridorunun bir tarafında iki güzel genç kızın karşılıklı satranç oynadıklarını gördü. Kızlardan birisi onun geldiğini fark etmiş olacak ki arkadaşına seslendi. Bak buraya yabancı bir adam geldi. Zannedersen bu yıl Mecusi Behram'ın getirdiği kurban olacak. Bunu duyan Hasan ağlayarak ayaklarına kapandı. Evet dediğiniz o tarihsiz adam benim. Onun bu halini acıyan küçük kız ablasına döndü ve bu genç dünya ahiret kardeşimdir ben yaşadıkça himayem altındadır diyerek ayağa kalktı. Hasan'a ancak prenslerin giyebileceği muhteşem bir elbise getirdi. Genç kuyumcu üstündeki çulları attıktan sonra yeni elbiseleri giydi ve o sırada kızların hazırladığı özenli yemek sofrasına oturup çoktan bir hasret çektiği sıcak ve nefis yemeklerle karnını doyurmaya başladı. Yemek sırasında kızlar ondan başından geçenleri anlatmasını rica ettiler. Hasan, Mecusi Behram'la olan macerasını anlattı ve kendileri için sarf ettiği kötü sözleri ekledi. 785. gece. Genç kızlar, Mecusi Behram'ın kendilerine düşman demesine ve hakaret etmesine çok sinirlendiler. Hasan'a kardeş olan küçük kız, "Ben o hain köpeğin hakkından geleceğim. Onu pek yakında geberteceğim." diye bağırdı. Hasan merakla sordu, "Peki nasıl bulup öldüreceksin?" Küçük kız gülümseyerek cevap verdi. O bizim için kolay bir iştir. Behram Müşeyyet adında, etrafı büyük duvarlarla çevrili bir bahçede oturmaktadır. Onun cezasını vermenin zamanı yakındır artık. Küçük kız ablasının işareti üzerine Hasan'a kendi maceralarını anlatmaya başladı. Biz yedi kız kardeşiz. Hepimiz bir ana ve bir babadanız. Büyük bir peri padişahı olan babamız çok kıskançtır. Bizi hiçbir erkeğin görmemesi için vezirlerinin tavsiyesi üzerine bu saraya yerleştirdi. Birkaç yıldır buradayız. Bulunduğumuz bu yere sizden başka insan ayağa basmamıştır. Babamız istediği zaman adamlarını gönderip bizi aldırtır. Orada bir süre oturduktan sonra bizi tekrar buraya getirirler. Diğer beş kardeşimiz eğlenmek ve zaman geçirmek için ava çıkmışlardır. Evde oturmak ve yemek hazırlamak nöbeti bizde olduğu için ablamla kaldık. Can sıkıntımızı giderecek bir insan arıyorduk. Sen geldin. 786. Gece Hasan, kızların bu candan arkadaşlıklarına ve kendisine karşı gösterdikleri samimiyete çok memnun oldu. Hayatını kurtaran bu iyi kalpli peri kızlarına nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Küçük kız, Hasan'ın başına gelen felaketlerden hasta olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini anlayarak ona özel bir oda ayırdı. Basralı genç, iyi döşenmiş bu odada kendisi için kurulan kuş düğüyle doldurulmuş yatağa uzanarak vücudunu dinlendirmeye başladı. Akşam üzeri avdan dönen diğer peri kızları da Hasan'la tanışarak kendilerine Behram'la olan macerasını anlatmasını istediler. Hasan onlara da başından geçenleri anlattı. Kızlar macerasını duyunca kendisine acılılar ve ona kötülük eden Mecusi Behram'a diğer kardeşleri gibi kin beslemeye başladılar. Hasan artık peri kızlarının adeta ağabeyleri olmuştu. Beraber ava çıkıyor, elinden geldiği kadar onların her işlerine yardım ediyordu. Kısa bir sürede iyi yemekler yiyip, şifalı şerbetler içen ve rahat döşekler içinde yatan Hasan eskisinden daha sağlıklı olmuştu. Günler çabuk geçiyordu. Peri kızlarının sarayına geldiğinin birinci yılı dolmuştu. Bir gün dağın eteğinde gezinirken Mecusi Behram'ı gördü. Yanında genç bir adam vardı. Hasan'ın bir zamanlar başına dert getiren hain Mecusi'yi görür görmez rengi sarardı. 787. Gece Hemen peri kızlarının yanına koşarak Düşmanımız Behram yeni bir kurbanla geldi. O zavallı gencin başını yakmadan elinden kurtarıp ailesinin yanına gönderelim. Aynı zamanda o haini de öldürelim." dedi. Kızlar büyük bir memnuniyetle hep birden ayağa kalkarak birer erkek gibi giyindiler. Silah kuşandılar ve yüzlerine birer maske takarak atlarına bindiler. Hasan da silahlanıp kendisi için ayrılan bir tayın sırtına atladı ve kızların önüne geçerek Mecusi'nin bulunduğu tarafa doğru hayvanını sürdü. Mecusi Behram, o sırada kandırıp getirdiği genci, kesip hazırlamış olduğu devenin içine girmesi için sıkıştırıyordu. Hasan usulcacık, Mecusi'nin arkasına yaklaşıp bir nara attı. Behram neye uğradığını şaşırarak yerinden zıpladı. Arkasında Hasan'ın elinde kılıç olduğu halde durduğunu görünce yalvarmaya başladı. Aman evladım, ben ettim sen etme. Hasan, Behram'ın yalvarışına önem vermeyerek Ey hain dedi. Senin gibi zalimlerin cezası ölümdür. İntikamımı kendi elimle alma fırsatını elde ettiğim için Tanrı'ya şükürler olsun. Ve bir hamlede kılıcıyla Mecusi'nin kafasını gövdesinden ayırdı. Hasan böylece Mecusi Behram'ın canını cehenneme yolladıktan sonra genç adamı memleketine götürecek tılsımlı bir at buldu. Genç yabancı Hasan'a teşekkür ederek ayrılınca Hasan biraz arkada duran kızların yanına gitti. Kızlar bu başarısından dolayı kendisini kutladılar. 788. Gece Behram'ı öldürdükten sonra peri kızlarının Hasan'a olan sevgi ve güvenleri bir kat daha arttı. Beraberce öyle mutlu bir hayat yaşıyorlardı ki Hasan annesini ve yurdunu bile unutmuştu. Bir gün peri kızlarının babasından bir haberci geldi. Peri hükümdarı onları komşu memleketlerinin padişahlarından birisinin düğününe davet ediyordu bu seyahat iki ay kadar sürecekti. Peri kızları babalarından gelen elçinin Hasan'ı görmemesi için ona odasından dışarıya çıkmamasını tembih ettiler. Babam bizi bir komşu hükümdarının düğününe çağırıyor dediler. Orada iki ay kadar kalacağız. Bu süre içinde sen sarayda yalnız yaşayacaksın. Sana bütün odaların anahtarlarını bırakıyoruz. İstediğini aç. Her şey emrine amadedir. Yalnız sana göstereceğimiz bir kapı vardır. Onu sakın açma. Sonra güceniriz. Hasan merak etmemelerini söyledi. Fakat hepsinin birden saraydan uzaklaşmalarına canı sıkılmıştı. Peri kızları ona odaların anahtarlarını teslim ettiler ve açılmamasını istedikleri odayı gösterdiler. Sonra onunla vedalaşıp kendilerini sarayın kapısında bekleyenin babalarının elçisiyle hareket ettiler. Sarayda yalnız kalan Hasan'ın aradan bir hafta geçmeden canı sıkılmaya başladı. Bir süre ava çıkmakla vakit geçirdi. Fakat bundan da bıkınca anahtarları elinde bulunan saray odalarını açıp içindeki döşemeleri, zengin ve paha biçilemeyen eşyaları seyretmeye başladı. 789. Gece Hasan bütün odaları açıp içindekileri seyretmişti. Yalnız o dedikleri odaya yanaşamıyordu. Sonunda merakını yenemeyerek kendi kendine peri kızlarının açılmasını istemedikleri odada mutlaka benden gizledikleri bir sır vardır Öleceğimi bilsen bile kapıyı mutlaka açacağım, dedi. Verdiği sözü unutarak kapıyı açtı. İçeride olağanüstü bir şey göremedi. Yalnız odanın sonunda bir merdiven gözüne ilişti. Hemen o tarafa yürüdü. Merdiveni çıktı. Biraz sonra kendini sarayın damında buldu. Aşağıya baktığı zaman hayrette kaldı. Burası cennet gibi bir bahçeydi. Ortasında çok güzel bir havuz bulunan bu bahçe deniz kenarındaydı. Hasan aşağıya bağlı bir merdivenle bahçeye indi. Dolaşmaya başladı. Havuzun yanında bulunan bir kameriyeye doğru yürüdü. Duvarları gümüş kaplamalı, kubbesi altından olan kameriyenin içindeki iskemleler halis ödü ağacından yapılmıştı. Oradan çıkıp bahçenin diğer kısımlarını gezerken birdenbire kara tarafından on beyaz kuşun bahçeye geldiklerini ve bir ağacın üzerine konduklarını gördü. Bunların su içmeye geldiklerini zannederek onları ürkütmeden rahatça seyretmek için bir ağacın arkasına gizlendi. Kuşlar çok geçmeden havuzun etrafında bulunan büyük bir ipekli sedirinin üstüne kondular. Her birisi pençeleriyle üzerlerindeki tüyleri atıp çırılçıplak on genç kız olarak meydana çıktılar. Birbirleriyle şakalaşarak havuza atladılar. Yüzmeye başladılar. 790. Gece Kuş şeklinden sıyrılıp Birer genç kız olan bu dilberlerin en güzeli ve en zarif vücutlusu saklandığı yerden kendisini seyreden Hasan Basri'yi çileden çıkarmıştı. Hasan genç kıza aşık oldu. Hasan artık peri kızlarının o odayı açmamasını tembih etmelerinin nedenini anlamıştı. Hasan gönül verdiği ve ona sahip olmak için her şeyi yapmayı göze aldığı o dilber kızın havuzda yüzmesini baygınlıklar geçirerek seyrediyordu. Büsbütün kendini kaybetmemek için çok gayret sarf ediyordu. Genç kızlar bir süre havuzda yüzdükten sonra dışarı çıktılar. Beraberlerinde getirdikleri ve sedirin üzerinde bıraktıkları ayrı ayrı renkteki elbiselerini giydiler. Hasan'ın aşık olduğu kız, kendisini bir kat daha güzelleştiren ve vücudunun bütün zarafetini ortaya çıkaran ince ipekten yapılmış yeşil bir elbise giymişti. Siyah saçlı, ceylan bakışlı ve endamlı olan bu kız, birisi tarafından gözetlendiğini aklından geçirmediği için kardeşleriyle serbest serbest konuşuyor, gülüp oynuyordu. Her hareketinde bir güzellik, her tavrında bir cazibe olan bu peri kızını gizlendiği yerden seyreden Hasan Basri kendinden geçmişti. Gözlerini bir türlü ondan ayıramıyordu. Güzel peri kızı bir ara havanın kararmak üzere olduğunu görünce kardeşlerine seslendi. Hadi kızlar çabuk tüy elbiselerimizi giyip gidelim. Hava karardı. Sonra geç kalırız.'' Bunun üzerine peri kızları hızla havuza girmeden önce üzerlerinden attıkları tüyle elbiselerini giyerek birer kuş oldular ve havalanıp geldikleri yere doğru uçtular. Hasan Basri onların uzaklaştıklarını görünce derin bir iç çekerek elinden oyuncağa alınmış bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sonra sendeli sendeliye bahçeden ayrıldı. Odasına gitti. Odaya kapanıp bütün gece gönlünü kaptırdığı sevgilisini anarak sel gibi gözyaşı dökmeye başladı. Sabah olunca kahvaltı etmek istedi fakat birdenbire sevgilisi aklına gelince iştahı kesildi. Belki o gün de gelir diye bahçeye koştu. Bir gün önce gizlendiği yeresinde akşama kadar öyle kaldı. Gelmediklerini görünce perişan bir halde odasına geri döndü. 791. gece. Hasan Basri ertesi gün bahçeye inmeye hazırlandığı sırada saray kapısının önünde bir takım sesler ve gürültüler işitti. Peri kızlarının düğünden döndüklerini anladı. Olduğu yerde kaldı. Biraz sonra peri kızları saraya girdiler. Üzerlerindeki yol elbiselerini çıkarmaya başladılar. Küçük kızsa yol elbiselerini çıkarmadan kardeş edindiği Hasan'ın odasına gitti. Onu zayıflamış ve ağlamaktan gözleri kızarmış bir halde görünce fena halde üzüldü. Bunun sebebini sordu. "Söyle canımın içi, derdin nedir? Ben senin kardeşinim, benden bir şey gizleme. Senin uğruna canımı feda etmeye hazırım." Hasan ağlayarak şu dörtlükle ona karşılık verdi. İçimde bir ateş var, yanıyor için için. Sormayın ben ne oldum, gözyaşlarım ne için? Peri kızı kardeşinin şiirle derdini dökmeye çalıştığını görünce onun aşık olduğunu sezdi. Büyük yeminler ederek sırrını saklayacağını ve kendisine yardım edeceğini söyledi. Israrla başından geçenleri anlatmasını rica etti. Bunun üzerine Hasan açılmaması gereken kapıyı nasıl açtığını ve oradan bahçeye nasıl çıktığını, bahçede gördüğü güzel kıza nasıl aşık olduğunu anlattı. Genç kız onu teselli ederek korkma dedi. Bu yolda öleceğimi bilsem yine sana yardım edeceğim ve seni sevgiline kavuşturmaya çalışacağım. Yalnız o odanın kapısını açtığını ablalarıma söyleme sonra ikimizi de öldürürler. Kapıyı kim açtı diye ağız ararlarsa sakın itiraf etme ve hiçbir şeyden haberin olmadığını söyle niye böyle üzgün duruyorsun diye sorarlarsa sizi çok özlediğim için canım sıkıldı dersin. 792. Gece Hasan küçük kızın bu sözlerinden çok memnun oldu. Söylediklerini aynen yapacağına söz verip ona karşı gösterdiği yakınlıktan dolayı alnından öperek kendisine teşekkür etti. Küçük kız Hasan'ın yanından ayrıldı. Odasına gidip yolculuk elbiselerini çıkardı. Sonra ablalarının bulundukları odaya gitti. Ablaları onun üzgün olduğunu görünce bunun sebebini sordular küçük kız Hasan'ın 10 günden beri odasında rahatsız yattığını ve kendilerini çok özleyip sarayda canı sıkıldığı için yatağa düştüğünü söyledi. Ablaları bu konuda ona hak verdiler. Evet dediler. Ne kadar olsa da buraların yabancısıdır. Üstelik de annesinden uzak yaşamaktadır. Biz de onu burada yapayalnız bırakınca canı sıkılmıştır. Sonra ayağa kalkıp sarayın kapısında duran ve kendilerini oraya kadar getiren babalarının adamlarını gönderdiler ve hepsi birden Hasan'ın odasına gittiler. Hasan'a geçmiş olsun diyerek eski sağlığının ve neşesinin yerine gelmesi için etrafında pervane gibi dolanmaya başladılar. Artık kimi ayaklarını ovuyor, kimi yüzüne kokulu sular serpiyor, kimi ona yolculuklarında karşılaştıkları garip şeyleri ve düğündeki eğlenceleri anlatıyordu. Hasan, peri padişahının kızlarının bütün çabalarına rağmen günden güne zayıflıyor, iğne ipliğe dönüyordu. Onun bu haline özellikle küçük kız çok üzülüyor. Onun da Hasan'ınki gibi yavaş yavaş sağlığı bozuluyor, kuvvetten düşüyordu. Bir gün peri kızları her zamanki gibi ava çıkmak istediler. Küçük kız kardeşlerini de yanlarına almayı düşündüler. Bunu öğrenen küçük kız, ablalarının saraydan uzaklaşmalarından yararlanıp Hasan'a yardım etmek düşüncesiyle en büyük ablasına "Abla" dedi. "Beni bu sefer yanınıza almayın. Görüyorsunuz ki Hasan hastadır ve ona bakacak biri gerekir." Siz gidin ben burada kalayım. Ablası ona hak verdi ve diğer kardeşlerini de bu konuda ikna etti. Kızlar hazırlıklarını yapıp ava çıktıktan bir süre sonra küçük kız hemen Hasan'ın yanına koştu. "Hadi kardeşim." dedi. "Kalk o aşık olduğun kızı gördüğün yere gidelim." Hasan buna çok sevindi. Güçlükle ayağa kalktı. Kızın yardımıyla ağır adımlarla bahçeye indi. Kızla beraber tenha bir yere oturdular. Bir ara küçük kız ona gördüğü kızın oraya nasıl geldiğini sordu. 793. gece. Hasan ona her şeyi ayrıntısıyla anlattı. Kız bunu duyunca tuhaflaştı. Bunun farkına varan Hasan sebebini sorunca, "Senin aşık olduğun kız Cinler Padişahı'nın en güzel kızıdır. Babası çok nüfuzlu ve kuvvetlidir. Babam bile onun himayesi altındadır. Memleketleri de buradan bir hayli uzaktır. Oraya ancak bir yılda gidilebilir." Üstelik o yurdun etrafında büyük bir nehir vardır. O gördüğün kızların her biri bin kahramana bedeldir. Onun için sevgiline kavuşman kolay olmayacak. Yalnız bu işi biz başka türlü de halledebiliriz. Bu kızlar her yıl bu bahçeye gelip havuzda yıkanırlar. Gelmeleri de yakındır. O gün burada beklersin. Onlar tüy elbiselerini çıkarıp havuza girince sen sevdiğin kızın tüy elbisesini alır saklarsın.'' kız o elbise olmayınca uçup gidemeyeceği için sana gelip elbisesini isteyecek. Sen de o zaman vermezsin. Alıp odana götürürsün. Kızın kardeşlerinden korkma. Onlar buraya gizli geldikleri için bir şey yapmazlar. Onu bırakıp giderler. Yalnız dikkat et. O tüy elbiseyi sakın elinden kaçırma ve kız sana ne kadar yalvarırsa yalvarsın sakın verme. Genç kuyumcu kardeşliğinin bu sözlerine memnun oldu. İçine sevgilisine kavuşmak umudu doğdu. O gece rahat uyudu. Ertesi gün yine bahçeye gidip beklemeye başladı. Peri kızlarının gelmediklerini görünce kız kardeşiyle beraber odasına döndü. Sonunda ayın birinci günü kızlar bahçenin üzerinde göründüler. Hasan havuzun yakınında bir yerde gizlendi. Peri kızları üzerindeki tüy elbiselerini çıkarıp birer birer havuza atladılar. Hasan zaman kaybetmeden sevdiği kızın elbisesini alıp kimseye görünmeden Gizlendiği yere döndü. Biraz sonra kızlar havuzdan çıkıp tüy elbiselerini giymeye başladılar. Yalnız küçük kız elbisesini bir türlü bulamıyordu. Büyük bir heyecan içinde elbisesini bulmak için ablalarından yardım etmelerini rica ediyordu. Kızların küçük kardeşlerinin elbisesinin kaybolmasına fena halde canları sıkıldı. Hava kararıncaya kadar her tarafı aradılar. Elbiseyi bulmaktan umutlarını kesince babalarından korktukları için kız kardeşlerini bırakıp gitmek zorunda kaldılar. 794. Gece Küçük peri kızı yalnız kalınca hüngür hüngür ağlamaya ve elbisemi alan kimse onu bana geri versin, istediğini vereceğim diye yalvarmaya başladı. Hasan, kız kardeşinin verdiği talimat üzerine hemen saklandığı yerden çıktı. Kızı kolundan tutup odasına götürdü. Üzerine kapıyı kapayarak kız kardeşinin yanına koşup müjdeyi verdi. Kız hemen güzel bir elbise alarak Hasan'ın odasına gitti. Cin prensesine bu elbiseyi giydirerek gönlünü almaya çalıştı. Küçük prenses karşısında hemen hemen aynı yaşlarda bir kız görünce biraz heyecanı yatışır gibi oldu. Bu yaptığınız doğru değildir. Herhalde babamın ne kadar nüfuzlu bir hükümdar olduğunu biliyorsunuzdur. Sizin gibi bir peri kızının Ademoğlu cinsinden bir genci sarayına almasını ve kız kaçırması için yardım etmesini hoş bulmuyorum. Babam bunu haber alacak olursa hakkınızda iyi olmaz. Bunun üzerine Hasan'ın kız kardeşi ona her şeyi olduğu gibi anlatarak şuna ekledi. Seni seven genç çok temiz kalplidir. Onunla evlenirsen babanın muazzam sarayında bile bulunamayacağın mutlu bir hayat yaşayacaksın. Kardeşim Hasan seni çılgınca seviyor. Sana kavuşmasaydı onun bu aşkı hayatına mal olacaktı. Bunları duyunca cin prensesinin sinirleri biraz yatışır gibi oldu. Bundan memnun olan kız da onu eğlendirmek ve neşesini yerine getirmek için elinden geleni yapmaktan geri kalmadı. Cin prensesi de yavaş yavaş ona ısınmaya, yurdunu ve ailesini unutmaya başladı. 795. Gece Kaçırdığı kızın yola geleceğini anlayan Hasan hemen yanına girdi. Ayaklarına kapanarak kendisinden özür diledi ve ''Ben sizi kendime eş olarak seçtim. Uğrunuzda canımı vermeye hazırım. Sizi Bağdat'a götüreceğim.'' O memleketi çok beğeneceksiniz. Orada size büyük bir saray alacağım ve emrinize cariyeler, uşaklar vereceğim. Size sarayınızda yaşadığınızdan daha zevkli ve daha rahat bir hayat yaşatacağım." diyerek onun gönlünü kazanmaya çalıştı. Cin hükümdarının güzel kızı hiç sesini çıkarmıyordu. Bu sırada Hasan kapının önünde bir takım sesler işitti. Peri kızlarının avdan döndüklerini anladı. Dışarı çıktı. Onları karşılayarak getirdikleri avları ellerinden aldı. Kesilecek olanları alıp kesti. Kızlar av elbiselerini değiştirmek için odalarına çekilince Hasan, kız kardeşiyle beraber onlara harika bir yemek sofrası hazırladı. Biraz sonra giyinip gelen kızlar, kollarını sıvayıp iş gören Hasan'ın canlılığına ve onlara karşı gösterdiği aşırı iltifata hayret ettiler. En büyükleri dayanamayarak sordu. Hasan görüyorum ki bugün hem iyileşmişsin hem de neşen yerine gelmiş. Bize de fazla yakınlık gösteriyorsun. Bunun sebebi nedir? Hasan'ın gözleri yaşardı. Bunu gören peri kızlarının en büyüğü başını salladı. Anneni ve yurdunu özledin galiba. Onları görmek istiyorsun, değil mi? Hasan'ın başına eğip buna karşılık vermediğini gören küçük kız ablalarına dönerek "Bizim Hasan'ın asıl derdi o değildir. O da bir av yakaladı. Hayatını onunla birleştirmek istiyor." 796. gece Kızlar bunu duyunca hep birden Hasan'a yardım etmeye ve istediği şeyi yapmaya hazır olduklarını bildirdiler. Evlenmek istediği dişi kuşla olan macerasını öğrenmeyi arzu ettiklerini eklediler. Bunun üzerine küçük kız Hasan'ın yerine onun cin prensesiyle olan macerasını anlattı ve şunu ekledi. Hasan'ın kaçırıp evlenmek istediği kız odasındadır. Hadi gelin onu size göstereyim. Kızlar büyük bir merak içinde Hasan'ın odasına gittiler. Kapıyı açıp o sırada düşünceli bir halde sedire uzanmış olan kızı görünce güzelliğine hayran kaldılar. Cin prensesini selamlayarak yanına oturdular. Kendisiyle konuşup gönlünü almaya çalıştılar. Bir ara en büyükleri, ''İzin verirseniz bundan sonra size yenge diye hitap edelim. Çünkü artık siz Hasan'ın eşi sayılırsınız. O sizi kötü bir amaçla kaçırmamıştır. Sizinle meşru bir şekilde evlenmek istiyor. Bir daha yurdunuza dönmemek için tüylü elbiselerinizi de yaktı.'' Olayı olduğu gibi kabul etmekten başka çare yoktur. Prenses bu sözleri dinledikten sonra bunu kabul etmekten başka çare bulamadı. Kızların yaptığı basit bir nikah töreninden sonra Hasan'la prenses gerdeğe girdiler. Nikahta keramet vardır derler. Hasan'la evlendiğinin ikinci günü o vakte kadar hoşlanmadığı bu gence karşı prensesin kalbinde bir sevgi uyandı. 797. Gece bunun farkına varan peri kızları çok memnun oldular. Hasan'ı ve eşini eğlendirmek için her gün şereflerine eğlenceler düzenliyorlar, ziyafetler veriyorlardı. Öyle ki cin prensesi artık tamamen ailesini unutmuş ve kocası kuyumcu Hasan'a sarsılmaz bağlarla bağlanmıştı. Aradan kırk gün geçmişti. Bir gece Hasan rüyasında annesini gördü. Annesi ona ağlayarak sitem ediyor, yurduna dönmesini ve ölmeden önce onu görmeyi arzu ettiğini söylüyordu. Ertesi gün Hasan bu rüyasını karısına ve peri kızlarına anlatarak onlardan memleketine dönmesi için kendisine yardım etmelerini rica etti. Kızlar ona hak vererek yurduna göndereceklerini, yalnız oraya gittikten sonra kendilerini unutmamasını ve hiç olmazsa yılda bir kere ziyaretlerine gelmesini söylediler. Sonra Hasan'a birçok kıymetli hediye hazırlayarak Emirlerindeki uçan atlardan birisine kendisiyle karısını bindirdiler. Diğerine de milyonlar değerindeki hediyeleri yüklettiler. İyi geçen bir yolculuktan sonra günün birinde Hasanla karısı Basra'ya vardılar. Hasan evlerinin önüne gelince annesinin kendisini yüksek sesle andığını ve hüngür hüngür ağladığını duyunca dayanamayarak kapıyı hızla çaldı. İhtiyar kadın gelenin yabancı bir misafir olduğunu sanarak ihtiyatla kapıyı açtı. Karşısında oğlunu görünce sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Hemen evladını bağrına bastı. Hasan ona karısını tanıttı. Sonra kapının önünde duran eşyalarını içeri taşıdı ve uçan atları evinin bahçesine aldı. 798. Gece Oğluna kavuştuğu için sevinç içinde olan ihtiyar kadın bir ara Hasan'a İranlığıyla olan macerasını sordu. Hasan başından geçenleri bir bir anlatarak anneciğim dedi. Başımdan geçen bu maceralardan en büyük kazancım benimle beraber gelen karımdır. O benim için ailesinden, babasının nüfuz ve ihtişamından vazgeçti. İhtiyar kadın hemen gelinin yanına koştu. Ona yol yorgunluğunu unutturmak için ne gerekiyorsa yaptı. Ertesi günde çarşıya giderek yüksek aile kadınlarının giydikleri elbiselerden birkaç takım aldı ve gelinine giydirdi. Bu elbiseler içinde gelininin bir kat daha güzelleştiğini gören ihtiyar kadın, oğlunun karısıyla övünmesine hak verdi. Birkaç gün sonra ihtiyar kadın oğlunu bir kenara çekerek, ''Evladım'' dedi. ''Getirdiğin büyük servet sayesinde bu şehirde zengin bir hayat yaşamamıza imkan yoktur. Çünkü bu şehir halkı dedikoducu ve kötü niyetlidir. Bu zenginliğimizi meşru olmayan yollardan kazandığımızı söyleyerek bizi valiye şikayet edebilirler.'' En iyisi buradan taşınıp Bağdat'a gidelim ve orada yaşayalım. Hasan annesinin bu sözleri üzerine ertesi gün evlerini bir tellala vererek sattırdı. Eşyalarını toplayıp bir elkenliğe koydu ve annesiyle eşini yanına alıp Bağdat'a hareket etti. 799. Gece Hasan, Bağdat'a varınca büyük bir konak kiraladı. Konağa iyice döşeyerek eşiyle beraber mutlu bir hayat sürmeye başladı. Üç yıl refah içinde bir ömür geçiren Hasan'la karısı bu süre içinde Nasır'la Mansur'a da adlarında iki erkek evlat sahibi oldular. Bir gün Hasan kendisine iyilik eden kız kardeşlerini özledi. Onlara fırsat bulduğu takdirde ziyaret edeceğine dair verdiği sözü hatırladı. Çarşıya gidip onlar için Bağdat'ın mallarından kıymetli hediyeler aldı. Eve götürdü. Annesi bu hediyeleri kimin için aldığını sorunca Hasan benim bu zenginliğimin ve mutluluğumun nedeni olan kız kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum. Bu hediyeleri onlar için aldım, dedi. Orada birkaç gün kaldıktan sonra döneceğim. Yalnız ben gelinceye kadar sen karıma göz kulak ol. Saklamış olduğum kanatlarını sakın kendisine verme. Aynı zamanda ona iyi bak. Daha önce anlattığım gibi o peri padişahının kızıdır. Nazlı büyümüştür. Gönlünü kırma. Sokağa çıkmasına izin verme. Ona bir şey olacak olursa mahvolduğum gündür. Çünkü ben onu çıldırasıya seviyorum. Bunun üzerine annesi, evladım dedi. Hiç merak etme, ben ona iyi bakarım. Sen güle güle git ve selametle gel. Yalnız orada fazla kalıp bizi merakta bırakma. 800. Gece İhtiyar kadının bu sözleri söyledikten sonra oğlunun yanından ayrıldı. Kendisine yolda gerekli olacak şeyleri hazırladı. Hasan'la annesi konuşurlarken bunları kapı aralığından dinleyen peri kızı her şeyi öğrenmişti. Hasan hediyeleri alıp şehir dışına çıktı ve tılsımlı atlarını çağırdı. Birine hediyeleri yükledi, diğerine de kendisi binerek yola çıktı. Altı aylık yolu bir haftada alarak kız kardeşlerinin saraylarına vardı. Kızlar Hasan'ın geldiğini görünce çok sevindiler. Getirdiği hediyeleri aralarında paylaşarak kendisine nasıl ikramda bulunacaklarını şaşırdılar özellikle küçük kız Hasan'a çok bağlı olduğu için onun bu ani ziyaretinden fazlasıyla memnun olmuştu. Hasan orada üç ay kadar kaldı. Zamanı ava çıkmakla ve diğer eğlencelerle geçirdi. Biz gelelim Hasan'ın Bağdat'taki evine. Peri kızı, kocası Hasan'ın ayrılışından üç gün sonra kaynanasına hamama gitmek istediğini söyledi. İhtiyar kadın oğlunun tembihlerini hatırlayarak gelinine kızım dedi. Hamama gidip ne yapacaksın? Evimizde yıkanabilirsin. Ben sana gereken hizmeti yaparım. Şimdiye kadar hep evde yıkanıyordun. Peri kızı ısrar ederek mutlaka hamama gitmek istediğini, bu hareketinin hiçbir kötü amacı olmadığını söyledi. İhtiyar kadın gelininin hatrının kırılmaması için onu ve çocuklarını alıp hamama götürdü. Peri kızı soyunup yıkanırken güzelliği hamamdaki kadınların dikkatlerini çekmişti. Orada bulunan bütün kadınlar etrafını sarıp eşsiz güzelliğini ve vücudunu seyretmeye başladılar. 801. Gece Kadınların arasında halifenin cariyelerinden Tuhve adında çalgıcı bir kadın da vardı. Peri kızı yıkanıp çıkıncaya kadar yanından ayrılmadı. Ona o kadar hayran olmuştu ki peri kızı kaynanasıyla hamamdan ayrılınca dayanamadı. Hemen giyinip arkalarından koştu ve evine kadar takip etti. Eve öğrendikten sonra saraya gitti. Onun geç geldiğini gören halifenin zevcesi Sübeyde Hatun bunun sebebini sordu. Çalgıcı Tuhfe o gün hamamda gördüğü güzel ve genç bir kadının gecikmesine sebep olduğunu söyledi ve şunu ekledi: Ben şimdiye kadar böyle güzel ve dilber bir kadın görmedim. Bunu halife efendimiz görecek olursa onu ne yapar eder? Elde etmeye çalışır. Gerekirse kocasının elinden zorla alır. Kadını hamamdan çıkarken takip ettim. Hasan Basri adında bir tüccarın eşi olduğunu öğrendim. Vezire ait büyük bir konakta oturuyorlar. Halifenin zevcesi bu sözleri duyunca kadının methedilen güzelliğini yakından görmek istedi. Hemen cellat Mesrur'u çağırdı ve "Şimdi vezirin Hasan Basri adındaki tüccara kiraladığı konağa gideceksin. Orada oturan genç kadınla çocuklarını ve kaynanasını alıp buraya getireceksin." emrini verdi. Mesrur baş üstüne diyerek saraydan ayrıldı ve hemen Hasan Basri'nin evine gitti. Kapıyı çaldı. Biraz sonra kapıya çıkan ihtiyar kadına, ben halife efendimizin eşi tarafından gönderildim. Kendisi gelinini ve çocuklarını görmek istiyor. Çabuk giyinin, sizi saraya götüreceğim. Deyince ihtiyar kadın şaşırdı. Oğlum dedi, gelinim dışarı çıkamaz. Çünkü oğlum burada değildir. Gitmeden önce bana onu sokağa çıkarmamamı tembih etmişti. 802. Gece Mesrur, gelininiz yabancı bir yere gidecek değildir. Halife Efendimizin eşi kendilerini davet ediyorlar. Gitmemek olmaz. Hem siz de beraber geleceksiniz. Sonra dönersiniz. Halifenin zevcesinin davetini kabul etmemenin ne demek olduğunu takdir eden ihtiyar kadın çaresiz kabul etti. İçeri girip gelinine haber verdi. Kısa bir sürede giyinerek hep beraber saraya gittiler. Zübeyde Hatun onları iyi karşıladı. Yanına oturttu peri kızının anlatıldığından daha güzel olduğunu gördü. Onun şerifine bir eğlence düzenledi. Kendisine kıymetli bir elbiseyle ince bir gerdanlık hediye etti. Sen bir dünya güzelisin. Çok hoşuma gittin. Özellikle sana armağan ettiğim bu elbise güzelliğini bir kat daha arttırdı, dedi. Peri kızı içini çekerek şu karşılığı verdi. Asıl benim tüylü bir elbisem var. Onu giyersem daha çok hoşunuza gideceğim. Zübeyde Hatun merakla sordu bu elbiseniz nerede? Peri kızı kaynanasını göstererek annemin yanında deyince ihtiyar kadın sinirlendi. Ona ters ters baktı ve Zübeyda Hatun'a dönerek onun sözlerine inanmayın o kuş mu ki tüylü elbisesi olsun dedi. 803. Gece Bunun üzerine peri kızı ben yalan söylemem. Bahsettiğim elbisem evimizde bir sandığın içindedir ve odamın döşeme tahtalarının altına gömülmüştür. Onu bana getirin giyeyim. O zaman her şeyi anlarsınız. Gelininin amacını anlayan ihtiyar kadın her ne kadar bu konuyu kapatmak istediyse de Zübeyde Hatun'un sert emirleri karşısında evin anahtarını vermek zorunda kaldı. İşte evin anahtarı. Ben elbisenin nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Zübeyde Hatun anahtarı alıp cellat mesrura verdi ve tüylü elbisenin saklı olduğu yeri tarif ederek onu bulup getirmesini emretti. Mesrur, Peri kızının kanatlı elbisesini kolayca buldu. Onu alıp saraya götürdü ve Zübeyde Hatun'a teslim etti. O da elbiseyi peri kızına uzatarak ''Hadi bakayım, şunu giy de nasıl yakışacağını görelim.'' dedi. 804. Gece Peri kızı tüylü elbisesini görünce sevindi, alıp giydi ve hemen bir kuş şekline girdi. Kanatlarının arasına çocuklarını da alarak halifenin karısını ve saray halkını eğlendirmek amacıyla bir iki oyun yaptıktan sonra sarayın damına uçtu. Oradan memleketine havalanmadan önce kaynanasına dönerek anne dedi seni çok özleyeceğim fakat ne yapayım ki ben de ailemi özledim. Oğlun geldiği zaman eğer gerçekten beni seviyorsa vakvak vak adalarına gelip beni bulsun. Peri kızı bunu söyledikten sonra herkesin şaşkın bakışları arasında uçup gitti. İhtiyar kadın fenalaşarak düşüp bayıldı. Yaptıklarına pişman olan Zübeyde Hatun, ihtiyar kadının üzerine gül suyu serperek ayılttı. Kusura bakma teyze, gelininin uçan bir kuş olduğunu bilmiyordum, dedi. İhtiyar kadın evine dönünce üç mezar yaptırdı. Gece gündüz oradan ayrılmadan ağlamaya başladı. 805. Gece Günün birinde Hasan Basri Bağdat'a geri geldi. Eve girip annesinin ağlamaktan iğne ipliğe döndüğünü görünce neden böyle üzgün olduğunu sordu. İhtiyar kadın mezarları göstererek karısının ve çocuklarının birdenbire hastalanarak öldüklerini söyledi. Hasan Basri bu acı haberi duyunca telaşlandı, fenalaştı, düşüp bayıldı. Bir süre sonra kendine geldiği zaman aklına bir şey gelmiş gibi karısının tüy elbisesini sakladığı yere gitti. Sandığın açılmış olduğunu görünce her şeyi anladı. Annesini zorlayarak gerçeği söylemesi için ısrar etti. İhtiyar kadın olayı olduğu gibi anlattı ve buna halifenin zevcesinin sebep olduğunu söyledi. Hasan Basri fena halde üzüldü. Ağlayıp sızlamaya başladı. Bu durum bir ay kadar devam etti. Çok sevdiği karısının ayrılışına dayanamayan Hasan Basri onu aramak için tılsımlı atına binerek kız kardeşlerinin yanlarına gitti. Kendilerine başından geçenleri anlatıp derdine bir çare bulmalarını ve karısına kavuşturmalarını söyledi. Kızlar onun bu haline çok üzüldüler ve ellerinden geldiği kadar yardım edeceklerine söz verdiler. Kızların Abdülkudüs adında bir amcaları vardı. Başları sıkıştığı zaman ona danışırlardı. En büyük kızla arası çok iyi olan ihtiyar amca ona bir kutu tütsü vermiş ve kendisini çağırmak istediği zaman tütsünün birazını ateşe atmasını tembih etmişti. 806. Gece Büyük kız Hasan Basri'nin gözyaşlarına dayanamayarak derdine bir çare bulmak umuduyla Abdülkudüs'ü çağırmaya karar verdi. Tütsüden bir tutam alarak ateşe attı. Çok geçmeden saraylarının karşısında bulunan vadi tarafında bir toz tabakası yükseldi ve arkasından bir file binmiş olan Şeyh Abdülkudüs göründü. Kızlar amcalarını büyük bir sevinçle karşılayarak kendisini çok özlediklerini söylediler. Abdülkudüs onlara teşekkür ederek Yengenizle yemek yiyordum. Birdenbire tütsünün kokusu burnuma geldi, dedi. Bir derdiniz olduğunu anladım. Hemen hayvanıma binerek size geldim. Bunun üzerine büyük kız ona Hasan Basri'yi tanıttı ve başından geçenleri anlatıp delikanlının derdine bir çare bulmak için kendisini çağırttığını söyledi. Abdülkudüs bunu duyunca başını salladı ve Hasan'a dönerek oğlum dedi. Başını büyük bir derde sokmak istiyorsun. Bakvak adaları hem çok çok uzakta Yedi denizin, yedi vadinin ve yedi dağın ardında bulunan bu ülkeye ulaşmak için bir ömür tüketmek gerekir. Bu sözler Hasan Basri'nin üzerinde olumsuz bir etki bırakmıştı. Dayanamayarak bir çocuk gibi hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Bunu gören kız kardeşleri de onun acısına katıldılar. Abdülkudüs, karısına ve çocuklarına çok düşkün olan bu gence acımaktan kendini alamadı. Onu teselli ederek kendisine elinden geldiği kadar yardım edeceğini vaat etti ve ayağa kalkarak Hadi evladım, dedi. Benimle beraber gel. Hasan'ın sevincine diyecek yoktu. Kız kardeşlerine veda ederek Abdülkudüs'le birlikte file bindi ve beraber yola koyuldular. Sanki bir kuş gibi uçağın fil, üç gün üç gece yol aldıktan sonra büyük ve mavi renkli bir dağın eteğinde durdu. Filden önce Abdülkudüs arkasından da Hasan yere atladı. 807. Gece Abdülkudüs Kapısı çelikten yapılmış bir mağaraya doğru yürüyerek Hasan'a kendisini takip etmesini işaret etti. Kapıyı çaldı. Çok geçmeden elinde pala tutan bir zenci açtı. Abdülkudüs'ü görünce onu hürmetle selamladı. Abdülkudüs'le Hasan içeri girdikten sonra zenci kapıyı kapattı. İçi çok geniş olan mağaranın başka bir yere çıkan uzun ve dolan başlı bir koridoru vardı. Hasan'la Abdülkudüs beraber o koridoru geçtikten sonra bir meydana geldiler. Abdülkudüs biraz ileride bulunan büyük bir tunç kapıya doğru yürüyerek Hasan'a sen beni burada bekle, gelinceye kadar sakın yerinden kımıldama diye sıkı sıkı tembih etti. Kapıyı açıp girdi. Bir saat sonra yedeğinde yağız bir at olduğu halde geldi. Hasan'a bu ata binmesini söyledikten sonra ona bir mektup verip Oğlum dedi. Bindiğin at kendi kendine yürüyerek seni bir mağaranın önüne götürecektir dedi. Oraya varınca sırtından in ve yularını eğrin üzerine bırak. Hayvan kendiliğinden mağaraya girecek. Sen de onu kapıda beş gün bekleyeceksin. Altıncı gün uzun ve beyaz sakallı ihtiyar bir zenci çıkacak. Sana ne istediğini soracaktır. Sen de onun ellerini öperek yazdığın mektubu kendisine vereceksin. İhtiyar sana bir şey söylemeden mağaraya girecek. Sen de kapıda beş altı gün bekleyeceksin. Eğer ihtiyar çıkarsa işin oldu demektir.'' kendisi çıkmayıp da yerine bir başkasını gönderirse o gelen kimse seni öldürecektir. Bu da senin şansına. Her şeyi göze aldıysan yola çıkarız. Yoksa geldiğimiz gibi geri döneriz. Ben seni aldığım yere götürürüm. Oradan memleketine döner, başka bir kızla evlenir ve bu sevdadan vazgeçersin. Bu sözleri söyledikten sonra Hasan, ben muradıma ermeden ve karıma kavuşmadan yurduma dönmeyeceğim. Ölümden de korkmuyorum ben her şeyi göze aldım dedi. Bunun üzerine Abdülkudüs ona tekrar öğüt verdi. Oğlum iyi düşün. Atılacağın macera çok tehlikeli ve gideceğin vakvak adalarının bütün halkı peridir. Tamamen genç kızlardan oluşmuş bir ordusu vardır. Bu kızlar erkeklerden daha savaşçı, cesurdur. O ülkeye giden herhangi bir yabancının oradan sağ dönmesi imkansızdır. Hasan aşkından başka bir şey düşünmüyordu. Ben sevgilime kavuşmaya gidiyorum. Başarılı olmadığım zaman benim için hayatın kıymeti yoktur diyerek ağlamaya başladı. Hasan'ın vefakar bir aşık olduğunu anlayan ve hareketini takdir eden Abdülkudüs sırtını okşayarak ''Peki hadi evladım, yolun açık olsun, gideceğin ihtiyar benim hocamdır, adı Ali Ebu Riş'tir.'' Abdülkudüs'ün işareti üzerine Hasan'ın bindiği at yaydan fırlayan bir ok gibi koşmaya başladı. Dağları tepeleri aşan bu hayvan on günlük rahat bir yolculuktan sonra Hasan'ı büyük bir mağaranın önüne bıraktı. Hasan hemen etraflarını saran ve bindiği hayvana saygı ve bağlılık ifade eden hareketler yapan birçok yabani ata hayretle baktıktan sonra sihirli atından indi. Abdülkudüs'ün tavsiyesine göre hareket ederek atın yularını eğirin üzerine bıraktı. Bunun üzerine hayvan kendi kendine mağaraya girdi. Hasan, Mağaranın kapısında büyük bir heyecan ve ıstırap içinde beş gün bekledi. Altıncı gün sakalı göbeğine kadar uzanan ihtiyar bir zenci çıktı. Onu tanıyan Hasan hemen ayaklarına kapanarak ona saygı gösterdi ve bir maruzatı olduğunu söyledi. 809. Gece Ali Eburriç delikanlının yüzüne bakarak ne istediğini sordu. Hasan hemen Abdülkudüs'ün vermiş olduğu mektubu uzattı. İhtiyar zenci bir şey söylemeden mektubu alıp mağaraya girdi. Hasan artık hayatının en heyecanlı günlerini yaşıyordu. Beklediği beş gün ona beş asır gibi geliyordu. Sonunda bir sabah mağaranın kapısında Ali Ebu Riş görününce Hasan'ın yüreği ferahladı. İhtiyar zencinin işareti üzerine Hasan onun arkasından yürüyerek mağaraya girdi. Birkaç saatlik bir yol yürüdükten sonra güzel bir bahçeye çıktılar. Bahçenin ortasında bir havuz, havuzun etrafında da birkaç hoca vardı önlerinde diz çöküp oturmuş olan talebelerine ders veriyorlardı. Ebu Reş ile Hasan'ın geldiklerini görünce yerlerinden kalkıp onları saygıyla karşıladılar. Ebu Reş onlara yabancıları göndermelerini işaret etti. Çok geçmeden mecliste hocalardan başka kimse kalmadı. Ebu Reş onlara Hasan'ı tanıtarak başından geçen bütün olayları anlattı. Hocalar Hasan'ın bu haline acılılar. Onu karısına ve çocuklarına kavuşturması için Ali Eburriş'e yalvarmaya başladılar. Eburriş biraz düşündükten sonra hocalara ''Arkadaşlar'' dedi. ''Bu gencin istediği şey çok tehlikelidir. Onun gibi hayatı hiçe sayan kimse görmedim. Vaklak Adalarına gitmenin ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. Özellikle oranın padişahının kızını sarayından kaçırmak imkansız bir şeydir.'' Hocalar tekrar rica ettiler. Bu genç kardeşin Abdülkudüs tarafından gönderilmiş. Onun işlerini kolaylaştırmak borcunuzdur. Hem de sevaptır. Biz de elimizden gelen yardımı yaparız. Bunun üzerine Hasan Basri kalkıp hepsinin ellerini öptü. Sağlıklarına dua ederek ona gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. 810. Gece Ali Eburriş Hasan'a yardım etmeyi kabul etmişti. Ona bir mektupla içinde bir takım garip tütsüler ve bir çakmak taşı bulunan küçük bir torba verdi ve ''Oğlum bu torbayı yanında iyi sakla. Başın sıkıştığı zaman ondan biraz tütsü alır yakarsın. Ben hemen imdazına yetişirim.'' dedi. Sonra mahiyetinde bulunan ifritlerden birini çağırarak kulağına bir şeyler fısıldadı. İfrit başını salladı. Sonra Hasan'a dönerek ona şu talimatı verdi. ''Şimdi bu uçan ifritin sırtına bineceksin.'' İfrit seni uzak bir ülkeye götürecek ve bu yolculuk on gün sürecektir. On birinci gün toprağa bembeyaz bir yere geleceksiniz. İfrit seni orada bırakıp gelecek. Sen de yoluna devam edeceksin. Çok geçmeden karşına bir şehrin kapısı çıkacak. O şehre girecek ve padişahına arzu hürmet ettikten sonra mektubunu vereceksin. Hasan işi olacağı için memnundu. Ebu Rişe teşekkür ederek İfrit'in sırtına binince İfrit hemen havalandı. 10 günlük bir hava yolculuğundan sonra İfrit Hasan'ı beyaz bir toprağa bıraktı ve uçup memleketine geri döndü. Yalnız kalan Hasan yoluna devam etti. Sonunda karşısına büyük bir şehir kapısı çıktı. Orada bulduğu adamlara bu şehrin adını sordu. Ona şu cevabı verdiler: Bu yerlere Kafur ülkesi denir. Hükümdarlarının adı Hassun'dur. Hassun iyi kalpli ve misafirperver bir kişidir. Hasan bu açıklamayı aldıktan sonra hemen sonra sonra hükümdarın sarayını buldu ve huzuruna çıktı. Hükümdar kendisine ne istediğini sordu. Hasan getirdiği mektubu verdi. Hükümdar mektubu okuduktan sonra adamlarına seslenerek Hasan'ı misafirhaneye götürmelerini ve iyi bakmalarını emretti. 811. Gece Hasan misafirhanede üç gün kaldı. Bu süre içinde hizmetine verilen uşaktan başka hiç kimseyle görüşmedi. Dördüncü gün hükümdar kendisini huzuruna çağırdı ve Vakvak adalarına gitmek istediğini getirdiğin mektuptan anladık. Her ne kadar oralara gitmek bir hali zorsa da mektubu yazan Ali Ebur için hatrı için seni oraya göndereceğim. Şunu bil ki 10 bin kişilik mükemmel silahlı bir ordu o ülkeye girmek için çok çalışmış fakat başarılı olamamıştır. Yakında ticaret için Vakvak adalarına hareket edecek gemiler gelecek. Seni onlarla göndereceğim denizcilere senin için tavsiye vereceğim. Eğer geminin kaptanı veya onun tayfası kim olduğunu sorarlarsa, hükümdar Hassu'nun damadıyım dersin. Gemi adalara yanaşınca rıhtıma in. Orada birçok şadırvan göreceksin. Onlardan birisinin üzerine otur. Karanlık basınca adanın sakinleri olan kadınlar mal almak için limana gelirler. Yanına yaklaşan kadınlardan birisinin koluna yapış ve seni koruması için yalvar. Kabul ederse işin olur.'' etmezse hayatından ümidini kes. Artık o senin şansına kalmış bir şeydir. Hasan hükümdarın bu sözlerini duyunca ayaklarına kapanarak ona teşekkür etti ve gemilerin ne zaman geleceğini sordu. Hükümdar altı ay beklemek gerektiğini söyleyerek bu süreyi özel misafir olarak sarayda geçireceğini söyledi. Büyük bir sabırsızlık içinde altı ay bekleyen Hasan sonunda bir gün Vakbak adalarına hareket edecek gemilerin limana geldiklerini gördü. Hemen koşarak hükümdara haber verdi. Hükümdar ona gereken yol harçlığını verdi ve gemilerden birisinde kendisine bir yer ayırtarak kaptana da ona iyi bakmalarını tembih etti. 812. Gece Hasan'ın bindiği gemi 10 günlük bir deniz yolculuğundan sonra vakvak Adalarına ulaştı. Limana yanaşır yanaşmaz Hasan Kara'ya indi ve bir şadırvanın altına saklandı. Hava kararınca limana dolgun göğüslerinde zırhlar, narin ellerinde yalın kılıçlar bulunan yüzlerce genç ve güzel kadın hücum etti. Gemiyle gelen tüccarlardan mal satın almaya başladılar. O sırada Hasan'ın altında saklandığı şadırvanın üstüne dinlenmek üzere bir kadın oturdu. Hasan hemen usulcacık çıkarak onun koluna yapıştı ve karısını ve çocuklarını aramak için hayatını tehlikeye atıp buraya gelen benim gibi bir adama acıyıp korumaz mısınız diye yalvardı. Kadın ona acıdı. Ertesi geceye kadar orada beklemesini ve kimseye görünmemesini tembih ederek yanından ayrıldı. Adamın kadınları sabaha kadar güzel kokulu mumlar yakarak gemideki tüccarlarla alışverişlerine devam ettiler. Sabah olunca şehirlerine döndüler. Hasan akşama kadar bulunduğu yerden kımıldamadı. Ortalık kararınca onu himayesine alan kadın çıka geldi. Ona yerlilerin giydikleri bir elbiseyle bir zırh ve mızrak verdi. Bunları giyip aralarına karışmanı ve kendini takip etmesini söyledi. Hasan büyük bir heyecan ve sevinçle kadının dediğini yaptı. Adanın silahlı kadınları sabaha karşı şehre dönünce yerinden çıkıp onların arasına karıştı. Bir taraftan da kendisini koruyacak olan kadını takip etmeye başladı. 813. Gece Kadınlar çadırlarla dolu bir yere gelince dağıldılar. Hasan, kadının izini kaybetmekle beraber onun olduğunu tahmin ettiği çadıra daldı. Kadın o sırada üzerindeki peçesini ve silahını çıkarmıştı. Hasan'ı görünce tanıdı. Ona yer göstererek oturttu. Hasan yüzüne dikkatli bakınca onu kurtaran kadının yaşlı ve çirkin olduğunu fark etti. Yaşlı kadın Hasan'a bu ülkeye niçin ve nasıl geldiğini sordu. Hasan ağlayıp sızlayarak kadından yardım istedi. Adı Şavahi olan ihtiyar kadın bu konuda ondan elinden gelen yardımı esirgemeyeceğini söyleyerek çadırdan çıktı. Kapıda bekleyen asker kadınlardan birisine bütün silah sefere hazır olmaları için gereken yerlere emirlerini bildirmesini söyledi. Hasan bu ihtiyar kadının bir kumandan olduğunu anlamakta gecikmedi. Ertesi gün Şafak'la beraber kadın askerler başlarında o ihtiyar kadın olduğu halde çadırlarını toplayarak yola koyuldular. Hasan da onlar gibi giyinerek aralarına karıştı. Yolda giderken Şevahi Hasan'a zannedersem seni zevcen yedinci adadadır. Orası da epey uzaktır. Ancak yedi ayda varılabilir. Biz şimdi kuşlar ülkesine gideceğiz. Bu ülkede binlerce çeşit kuş vardır. Onların seslerinden ve kanat çırpmalarından insanın kulakları sağır olur. Orayı geçince cin ve peri diyarlarına geliriz. Burası da bambaşka bir alemdir. İnsan bu garip yaratıklara bakmaya tahammül edemez. Korku ve heyecandan yüreği durur. Ondan sonra asıl vakvak -vak ülkesinin sınırına ulaşırız. Burada yüksek bir dağla büyük bir nehir vardır. Bu civarda bir ağaç yetişir. Meyveleri insan başı büyüklüğünde olup güneş battığı ve doğduğu zamanlarda bakvak diye ses çıkarır. Oranın halkı bu seslerle zamanı bilebilirler, dedi. 814. gece. Kadın bir an sustuktan sonra devam etti. Bu ülkelere erkeklerin girmesi yasaktır. Oranın hükümdarı bir kadındır. Mahiyetinde sayısız cin ve ifrit vardır. Eğer bu ülkeye girmekten korkarsan seni tekrar memleketine göndereyim, dedi. Hasan başını salladı. Hayır, ben ölürüm de verdiğim karardan vazgeçmem. Karıma ve çocuklarıma kavuşmadan yurduma dönmeyeceğim. Bunun üzerine Şavahi ona her türlü kolaylığı göstereceğini ve bu konuda kraliçelerinin yardımını isteyeceğini vaat etti. Hasan ona teşekkür ederek ellerini öptü. Birkaç günlük bir yolculuktan sonra kuşların ülkesine vardılar. Hasan orada gördüğü kuşlardan şaşkına döndü. Şavahi bu yerde fazla durmayıp cinlerin diyarına geçti. Orada da hiç durmadan yoluna devam etti. Vakvak ülkesinin sınırına vardı. O yüksek dağ ve nehri açtıktan sonra düzlük bir yerde konaklama emrini verdi. Mahiyetindeki kadın askerler ona altından yapılmış ve kıymetli taşlarla süslenmiş muhteşem bir taht kurdular ve önünde resmi geçit yaptılar. O gece kurdukları çadırlarda dinlendiler.'' Ertesi gün Şevahi bir dere kenarına tahtını kurup, bütün askerlerin soyunup birer birer o derede yıkanmalarını emretti. 815. Gece Çok geçmeden yüzlerce genç ve güzel kadın çırılçıplak bir halde dereye akın etmeye başladılar. Şavahi bunları gizlice seyreden Hasan'a dönerek bunların içinde zevcenin bulunup bulunmadığını anlaman için yıkanmalarını emrettim. Deyince Hasan onlara dikkatlice baktı. Fakat aradığını bulamadı. Bunun üzerine şimdiye kadar dereye girmeyen ve güzellikte eşsiz olan birkaç genç kız daha soyunup dereye girdi. Şavahi Hasan'a bu kızların arasında eşinin bulunup bulunmadığını sordu. Hasan içini çekerek karşılık verdi. "Hayır. Bunların arasında da yoktur. Fakat karım da en az bunlar kadar güzeldir. Yalnız onun başka bir hali vardır." Şavahi gülümseyerek "O halde sana bu kızlardan beğendiğini vereyim, onu al memleketine dön." dedi. Hasan ihtiyar kadının bu teklifini reddederek karısından başka hiçbir kadında gözü olmadığını ve onsuz yaşayamayacağını söyledi. Şavahi, Hasan'ın gerçek aşkını ve zevcesine olan bağlılığını takdir ederek ona sabır diledi ve yardım vaadini tekrarladı. Ertesi gün asıl merkezleri olan şehre vardılar. Şavahi askerlerine izin verdi. Hepsi evlerine gitti. Kendisi de Hasan'ı yanına aldı ve konağına götürdü. Ona özel bir oda ayırarak İşi oluncaya kadar buradan çıkmamasını, aksi takdirde başına felaketler gelebileceğini söyledi. Adanın kraliçesi olan Nurul Hüda, yedi adadan ibaret olan Vakvak ülkesinin hükümdarı olan Meliki Ekber'in kızıydı. Şavahi'nin elinde büyüyen bu kraliçenin ihtiyar kadına çok hürmeti vardı. 816. Gece Şavahi, şehre vardığının ikinci günü onun yanına gitti. Kraliçe kendisini ürmetle karşılayarak hatrını sordu ve ondan maiyetiyle yaptığı yolculuklarda neler gördüğünü anlatmasını rica etti. Şavahi yolculuklarının ayrıntılarını anlattıktan sonra şunu ekledi. ''Bu yolculuğumda beni en fazla ilgilendiren şey buraya getirdiğim gençtir. Kaybettiği karısını ve çocuklarını bulmak için dünyayı dolaşan ve hayatını tehlikeye atan bu vefakar gence acıdığım kadar hayatta kimseye acımamışımdır.'' Bu genci özellikle himayenize almanızı rica ederim. Kraliçe Nurul Hüda biraz duraladıktan sonra birdenbire parladı ve hiddetle ayağa kalkarak ihtiyar kadına bağırdı. Buraya hiçbir erkeğin ayak basamayacağını bilmiyor musun? Bunca yıllık örf ve geleneklerimize niye karşı geliyorsun? Benim otoritemden hiç korkmuyor musun? Ah! Beni bir zamanlar terbiye eden bir kimse olmasaydın bu yaptığının cezasını hayatınla öderdin. Sonra yerine oturarak biraz sakin bir sesle ekledi. Neyse, olan oldu. Hadi git şu genci getir de göreyim. Şavahi büyük bir korku ve heyecan içinde kraliçenin huzurundan çıktı ve evine gitti. Kendisini sabırsızlıkla bekleyen Hasan'a, "Ey hayatıyla oynayan adam, hadi çabuk giyin. Seni kraliçe istiyor. Ya sana acıyacak ya da idamına hüküm verecektir." dedi. Hasan hiçbir şeyden korkmuyordu. O aşkının uğruna kellesini koltuğunda taşıyordu. Yenip kuşandıktan sonra Şavahi ile sarayın yolunu tuttu. İhtiyar ve tecrübeli kadın yolda ona sürekli kraliçeye nasıl yalvaracağını ve onun huzurunda nasıl hareket edeceğini anlattı. 817. Gece Hasan kraliçenin huzuruna varınca gerekli saygıyı gösterdikten sonra el pençe divan durdu. Kraliçe bu yakışıklı gence sözlükten sonra yanında duran Şavahi'ye döndü ve Hasan'ın duyacağı bir sesle ''Bu genç kimdir, nerelidir? aradığını söylediğin çocuklarının ve karısının adı nedir? Onunla nerede evlenmiştir? diye sordu. Bunun üzerine Şevahi, Hasan'ın yüzüne bakarak cevap vermesini işaret etti. Hemen cevap verdi Hasan. Benim adım Hasan Basri'dir. Memleketim Basra şehridir. Çocuklarımın birinin adı Nasır, diğerininki Mansur'dur. Karımın adını bilmiyorum. Kraliçe meraklanarak sözünü kesti. İnsan karısının adını bilmez mi? Hasan gerçek adını bilmiyorum diyerek macerasını baştan sona kadar anlatmaya başladı. Bunun üzerine kraliçe, karın seni seviyor. Çünkü giderken sana olan aşkını denemek için gideceği yerin adını söylemiş dedi ve biraz düşündükten sonra ekledi. Zevceni bulmak için sana bir kolaylık göstereceğim. Şehirde ne kadar genç kız ve kadın varsa hepsini birer birer sana göstereceğim. Bunların arasında karını bulursan ne âlâ. Bulamadığın takdirde seni mürebbiyem Şavahi'nin evinin önünde asacağım. Kabul ediyor musun? Hasan bu şartı kabul etti. Kraliçe hemen çıkardığı bir emirle şehrin bütün genç kızlarını ve kadınlarını meydanda topladı. Hep birden resmi geçit yaparak yüzlerini Hasan'a gösterdiler. 818. Gece Hasan önünden geçen kadınların hiçbirisini karısına benzetemedi. Bu sefer saraydaki kadınlar gelip ona göründüler. Bunların da içlerinde karısını bulamayınca kraliçe Nurul Hüda kızarak daha önce şart koştuğu gibi Hasan'ı idam etmeye kalkıştı. Bunu gören Şavahi kraliçenin ayaklarına kapanarak ''Sevgili kraliçemiz'' dedi. ''Bu garip ve bağrı yanık zavallıyı idam etmekten ne çıkar? Aradığını bulmadıysa bir kabahat mi işledi? Onu öldürdüğün zaman herkes sizin için dedikodu yapar ve merhametine sığınan zavallı bir garibi öldürdü diye eleştirirler. Ona son bir fırsat daha ver.'' Kraliçe biraz yatışır gibi oldu. Peki ne yapayım diye sordu. Şavahi, Hasan sizden başka bütün kadınların yüzlerini gördü. Siz de ona kendinizi gösterin de tamam olsun. Kraliçe güldü. İlahi kadın, bu adam benim nereden ve nasıl kocam olabilir ki? Fakat madem ki istiyorsun, usule uyarak ben de ona yüzümü göstereyim. Bundan memnun olan Şavahi hemen koşup Hasan'ı kraliçenin huzuruna çağırdı gelince kraliçe yüzündeki peçeyi kaldırdı. Hasan, Nurul Hüda'nın yüzünü görünce derin bir iç çekerek düşüp bayıldı. Biraz sonra kendine gelince kraliçeye hitaben, ''Benim sevgili karım tıpkı size benzerdi.'' dedi. Kraliçe, Şavahi'ye dönerek, ''Bak gördün mü ne saçmalıyor.'' deyince, Şavahi eteğini öptü ve ''Büyük kraliçemiz.'' dedi. ''Bu adam aşıktır. Aşık olanlar mecnundur. Onun kusuruna bakmayınız.'' 819. Gece O sırada Hasan gözlerini kraliçenin yüzünden ayırmamış, ona hazin hazin bakıyordu. Sonunda dayanamayarak, evet dedi, siz gerçekten benim karım değilsiniz. Fakat ona o kadar çok benziyorsunuz ki, eğer siz karım olarak ortaya çıksaydınız buna kesinlikle itiraz etmez, sizi zevcem diye kabul ederdim. Bunun üzerine kraliçe Şavahi'ye dönerek, bu genci al evine götür. Onu muradına eriştirinceye kadar orada kalsın. Sen de çabuk dön. Sana önemli bir iş vereceğim. Şevahi, Hasan'ı evine götürüp onun hizmetine birkaç cariye ve uşak bıraktıktan sonra kraliçenin yanına döndü. Kraliçe onu bir kenara çekerek, ''Ey Şevahi!'' dedi. ''Şimdi yanına bin kişilik bir kuvvet alıp, babamın ülkesine gideceksin ve küçük kardeşim Nur Sena ile iki çocuğunu alıp buraya geleceksin. Yalnız çocukları kardeşimden daha önce getireceksin. Bu söylediklerim bir sırdır, kimse duymasın.'' Çünkü bana öyle geliyor ki Hasan'ın karısı Nur Senadan başkası değildir. Eğer bu tahminim doğru çıkarsa hiç tereddüt etmeden Hasan'a çocuklarını ve karısını teslim edip onu memleketine göndereceğim. Şavahi bu önemli haberi büyük bir sevinçle karşıladı. Hemen kraliçeden izin isteyerek huzurundan ayrıldı. Önce kendi evine uğrayıp Hasan'a müjdeyi verdi. Hasan'ın yıllardır gülmeyen yüzünde bir tebessüm belirdi. İhtiyar kadına nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Ona bu iyi haberi getiren kadının elini öptü. Şavahi yol hazırlığını bitirdikten sonra yanına kadın askerlerinden bin kişi alarak Melike Ekber'in şehrine doğru yola çıktı. Üç gün sonra oraya ulaştı. Prenses Nursena'yı görerek ablasının kendisini ve çocuklarını çok özlediğini ve onu görmek istediğini bildirdi. 820. Gece Nursena hak vererek kendisinin de ablası Nurul Hüda'yı göreceğini geldiğini söyledi ve yol hazırlığına başladı. Onun ablasının yanına gideceğini öğrenen Melike Ekber derhal birçok hediye aldı. Kendisini korumak için saray muhafızlarından bir kısmını da emrine verdi. Şavahi yol hazırlığını bitiren Nur Sena'ya çocuklarını daha önce götürmek istediğini anlatınca prenses kızdı. Şimdiye kadar onlardan bir dakika bile ayrılmadığını söyledi. Fakat Kurnaz Şavahi onu ikna etmeyi başararak çocukları aldı. Ondan önce yola çıkıp kısa bir süre içinde Kraliçe Nurul Hüda'nın sarayına vardı çocukları teslim ederek Nur Sena'nın yolda olduğunu bildirdi. Nurul Hüda çocukları kucağına alıp okşadı ve şavahiye dönerek "Çabuk git Hasan'ı buraya çağır, çocukları görsün. Eğer bu çocukların kendisinin olmadığını söylerse artık bu adam ölüme hak etmiş demektir. Çünkü ülkemize başka bir amaçla geldiğine inanacağım." dedi. Hiç arkadın evine gitti. Hasan'a her şeyi anlattı. Hasan korku ve heyecan içinde sarayın yolunu tuttu oraya varınca kraliçenin huzuruna çıktı. O sırada yanında oturan çocukları görünce sevinç ve heyecan içinde kaldı. Gözlerine inanamıyordu. Baygınlıklar geçirerek evlatlarını kucağına alarak bağrına basıp ''Ah yavrularım'' dedi. ''Sonunda size kavuştum.'' Çocuklar da babalarını tanımışlardı. Onu öpmeye ve babacım babacım diye sevinçle ağlamaya başladılar başta kraliçe Nurul Hüda olmak üzere mürebbiyesi Şavahi ve orada bulunanlar bu hazin sahne karşısında hüngür hüngür ağlamaktan kendilerini alamadılar. Kraliçenin artık küçük kardeşinin Hasan'ın karısı olduğundan şüphesi kalmamıştı. Birdenbire içinde bir kıskançlık oluştu. Biraz önce Hasan'a ve çocuklarına acıyan o değilmiş gibi bir tavır takındı. Sert bir sesle uşaklarına bağırdı. Şu adamı alıp dışarı atın. 821. Gece kraliçenin uşakları Hasan'ı yaka paça edip saraydan dışarı attılar. Şavahi ise kraliçenin bu hareketine fena halde sinirlenmekle beraber bir şey söylemeye cesaret edemedi. Hasan kendini sarayın önünde bulunca şaşkın ve üzgün bir halde sokaklarda yürümeye başladı. Biz gelelim Nur Sena'ya. Nur Sena tam yola çıkacağı sırada yanına babasının adamlarından biri gelerek hükümdarın kendisini görmek istediğini bildirdi. Nur Sena hemen babasının huzuruna çıktı. Melike Ekber kızını yanına oturtarak kızım dedi. Dün gece çok korkunç bir rüya gördüm. Onun için senin yola çıkmanı istemiyorum. Başına bir felaket gelmesinden korkuyorum. Nursena bu sözler karşısında afallamış ve ne yapacağını şaşırmıştı. Babasının yüzüne hayretle bakarak sordu. Peki babacığım bu gördüğün rüya nedir? Bana anlatıver. Hükümdar anlatmaya başladı. Dün gece rüyamda içinde altın ve mücevher dolu bir mağaraya girdiğimi, ve oradan yedi nadide ve de kıymetli taş seçtiğimi, fakat dışarı çıktığım zaman yabancı ülkeden gelmiş bir kuşun o taşı elimden kaptığını gördüm. Sabah olunca bu rüyayı yorumculara anlattım. Onlar da sevdiğin yedi kızından birini kaybedeceksin dediler. Bana öyle geliyor ki sen bu yolculuğa çıkmakla gördüğüm rüyayı gerçekleştireceksin. Ondan korkuyorum. Babasının bu sözlerini dinleyen Nur Sena, babacım dedi. Böyle evhamlara kapılmayın ablamı çok göreceğim geldi. O beni şimdi sabırsızlıkla bekliyor. Memleketimize bir yabancının ayak basma ihtimali yoktur. Hükümdar bu sözlerle rahatladı. Kızının yanına güvendiği adamlardan birisini vererek ablasının yanında üç günden fazla kalmamasını söyledi. 822. Gece Nur Sena yola çıktı. Kısa bir yolculuktan sonra Nurul Hüda'nın sarayına vardı. Onun yanına çıktığı zaman çocuklarının baba baba diye bağırdıklarını gördü. Dayanamayarak ağlamaya başladı ve onları kucaklayıp ah yavrularım dedi. Keşke sizi babanızdan ayırmasaydım. Ben de onu çok özledim. Bu sözleri duyan Nurul Hüda fena halde sinirlendi. Kardeşine ters ters bakarak bağırdı. Sen ne zaman evlendin? Bu çocukları kimden peydahladın? Niye bunları bugüne kadar bizden sakladın? Fakat Allah bugün bana her şeyi öğretti. Sonra adamlarına döndü. Kardeşini bağlamalarını ve dayaktan geçirip zindana atmalarını emretti. Kraliçenin ıspandut gibi adamları Nur Sena'yı yakalayıp ellerini ve ayaklarını sımsıkı bağladılar. Sonra da onu bayıltıncaya kadar dövdüler. Kendine gelince Nur Sena'yı adi bir hırsız, bir katil gibi zindana attılar. Nur Sena buna ne kadar itiraz ettiyse de kimseye söz dinletemedi. Nurul Hüda Kız kardeşini zindana attıktan sonra babasına bir mektup yazarak Nur Sena'nın nasıl gizlice yabancı bir adamla evlendiğini ve memleketine gidip onunla yıllarca yaşadığını, çocukları olduktan sonra kocasını bırakıp nasıl kaçtığını ve de Hasan adında olan bu adamın onu aramak için ülkelerine nasıl geldiğini anlattı. Bunun için yanına davet ettiği Nur Sena'ya dayak attırıp hapsettirdiğini bildirdi ve aile namusunu kurtarmak için böyle hareket etmek zorunda olduğunu bu konuda emirlerini beklediğini ekledi. Sonra mektubu uşaklardan biriyle Melike Ekber'e yolladı. Hükümdar mektubu okudu. Fena halde sinirlenerek Nurul Hüda'ya şu mektubu yolladı. Kızım mektubunu aldım. O hain kız verdiğin cezaya müstahaktır. Bundan sonra ona ne yaparsan yap. Bu konuda sana yetki veriyorum. Nurul Hüda babasından bu cevabı alınca hemen kız kardeşini yanına getirtti. Ona hakaret ettikten sonra gözünün önünde dövülmesini emretti. Bunu gören Şavahi sıranın kendisinde olduğunu anlayarak oradan ayrılmak istedi fakat Nurul Hüda buna fırsat vermedi. Adamlarına yakalatıp ona da dayak attırdı. İki arkadan bayılıncaya kadar dayak yedikten sonra saraydan kovuldu. Nur Sena da yeniden zindana atıldı. 823. Gece Hasan saraydan kovulduktan sonra üzgün ve ümitsiz bir halde şehirden ayrıldı. Bir deriyi takip ederek yürümeye başladı. Çok yorulmuştu. Bir ağacın altında oturup dinlendi. O sırada gözüne ağaca iliştirilmiş bir kağıt parçası ilişti. Kağıtta şöyle bir şiir yazılmıştı. ''Kesme sakın ümidi, o sana bir ışıktır. Hayatta kâm alırken her an zevki sefadan, kalbinde ayrılmasın sadakatten ve vefadan. Gün gelir, hepsi geçer. Cesur ol sen, gam tutma. Sevgini, sevdiğini, aşkını hiç unutma.'' Bu anlamlı sözler Hasan'a cesaret verdi. Ayağa kalkıp yoluna devam etti. Biraz yürüdükten sonra birbirleriyle kavga eden iki çocukla karşılaştı. Önlerinde bir takkeyle küçük bir sopa duruyordu. Bu iki şeyi paylaşmak konusunda anlaşamıyorlardı. Hasan üzerinde garip nakışlar ve yazılar bulunan bu takkeyle sopaya bakarak çocuklara bunların ne olduğunu sordu. Çocuklar ölen sihirbaz babalarından miras kalan takkenin büyük bir değeri olduğunu çünkü bunu giyen kemsinenin görünmez olduğunu, sopayı da ele geçirenin büyük bir cin tayfasına hükmü geçeceğini söylediler. Hasan bunları elde ettiği takdirde karısını ve çocuklarını kolayca bulacağını düşünerek çocuklara ben size hakem olayım, şimdi bir taş atacağım, hanginiz önce davranıp onu tutarsa takke ve sopa onun olacaktır dedi. Çocuklar bu teklifi kabul ettiler. Bunun üzerine Hasan eline küçük bir taş alarak ileriye fırlattı. Çocuklar onu almaya koşunca Hasan hemen takkeyi başına geçirdi. Çocuklardan birisi Hasan'ın attığı taşı yakalamayı başarmıştı. Fakat Hasan'ın durduğu yere dönünce onu bulamadı. O sırada yanına gelen kardeşine ''Adam bizi aldattı. Babamızın sağlığında dediği gibi o iki kıymetli şeyi bir yabancıya kaptırdık.'' diyerek üzgün bir halde şehre doğru yollandılar. 824. Gece Hasan böylece sihirli takkeyi de Tılsımlı sopayı da elde ettikten sonra hemen şehrin yolunu tuttu. Doğruca Şavahi'nin evine gitti. Takke'nin faydalarını anlamak ve ihtiyar kadına muziplik yapmak amacıyla rafın üzerinde bulunan birkaç tabağı yere düşürüp kırdı. Şavahi hemen sesin geldiği tarafa koştu. Orada hiç kimseyi göremeyince kendiliklerinden düşen bu tabakları mutlaka Nurul Hüda'nın kendisini korkutmak ve rahatsız etmek amacıyla sihirbazlarından birine yaptırdığını sandı yüksek sesle bağırdı "Sihirbaz mısın şeytan mısın nesin ortaya çık benim gibi yaşlı bir kadından ne istersin" Bunun üzerine Hasan başındaki takkeyi çıkarıp ona göründü ve "Ben ne sihirbazım ne de şeytanım ben evladın gibi sevdiğin Hasan'ım" diyerek ona elde ettiği tılsımlı takkeyi ve sopayı göstererek başından geçenleri anlattı Şavahi bunları görünce memnun oldu "Bunları yapan ve oğullarına bırakan sihirbaz benim hocamdı" bu iki kuvvetli sihri oğullarına bırakacağını fakat onların ellerine geçmeyeceğini daha sağlığında söylüyordu. İşte şimdi bunları elde ettikten sonra kolayca karını ve çocuklarını kurtarabilirsin. Yalnız o takkeyi başından çıkarıp kraliçe Nurul Hüda'ya görünme. Çünkü o seni saraydan kovduktan sonra idam etmediğine pişman oldu. Arkandan adamlar saldı. İhtiyar kadın bunları söyledikten sonra Nurul Hüda'ya lanetler yağdırarak kendisini ziyarete gelen kız kardeşine ne eziyetler ve işkenceler yaptığını anlattı. Hasan bunları duyunca yakında olan karısını ve çocuklarını kurtarma zamanının geldiğini anladı. Hemen Şavahi'den izin alarak başına takkeyi giydi. Karısıyla çocuklarının sarayda hapis bulundukları zindana gitti. Usulcacık oynayan çocukların yanına sokulup başından takkeyi çıkardı. Onlara göründü. Çocuklar babalarını görünce baba baba diye sevinçle haykırmaya başladılar. Bunu duyan ve biraz ötede saçında asılı duran Nur Sena hemen başını o tarafa çevirdi. Fakat o sırada Hasan başına tekrar takkeyi koyduğu için onu göremedi. Genç kadın çocuklarına seslendi. Şansınız olsaydı babanız yanımızda olurdu ve bizi böyle zalimlerin ve merhametsizlerin ellerine bırakmazdı dedi. Hasan artık daha fazla dayanamadı. Hemen başından takkesini çıkarıp karısına da göründü. Nur Sena fena halde şaşırdı. O sırada kendisini asıldığı yerden kurtarıp barına basan kocasının yüzüne hayretle bakarak sordu. Sen nereden çıktın? Gökten mi indin, yerden mi bittin? 825. gece. Hasan karısına başından geçenleri kısaca anlattıktan sonra vakit kaybetmenin sırası olmadığını söyledi. Karısını ve çocuklarını alıp zindandan çıkmaya çalıştı. Fakat o sırada dışarıdan gelen asker seslerini duyunca durakladılar. Nursena her ihtimale karşı eski yerine döndü. Hasan da bir köşeye saklanıp beklemeye başladı. Çok geçmeden kraliçe geldi. Sert ve sinirli adımlarla kız kardeşinin yanına giderek biraz önce kiminle konuştuğunu sordu. Nursena, canım sıkıldı, kendi kendime konuşuyordum diye cevap verdi. Nurul Ulda, dişlerini gıcırdatarak mutlaka kocanı anıyordun dedi. Kardeşini merhametsizce kırbaçladı. Sonra onu zindanından başka bir yerine nakletti ve bir direğe sımsıkı bağlayarak hışımla yanından ayrıldı. Biraz sonrasından da kimse kalmayınca Hasan karısının yanına koşarak onun bağlarını çözdü. Nur Sena ağlayarak benim başıma gelen felaketler hep sana karşı yaptığım vefasızlıktan dolayıdır. Eğer buradan kurtulursak bir daha sana karşı gelmeyeceğim dedi. Hasan karısını teselli ederek asıl suç bende dedi. Seni yalnız bırakıp gittim. Kalmış olsaydım böyle şeyler başımıza gelmezdi. Neyse kader böyleymiş. Karı koca gece yarısına kadar dertleştiler. Şehir halkının ve saraydakilerin uyduklarından emin olunca çocuklarını alıp oradan uzaklaştılar. Şehir kapısına vardıkları zaman kapının kapalı olduğunu gördüler. Bu hiç hesapta yoktu. Ne yapacaklarını düşünürlerken onlara yabancı gelmeyen bir ses duyuldu. Beni de yanınızda götürmeye söz verirseniz size kapıyı açarım. Hasan Şavahi'nin sesini tanımıştı. Ona Elbette, sen arzu ettikten sonra niye götürmeyelim diye karşılık verdi. Bunun üzerine sihirbaz kadın kapıyı açtı. 826. gece. Hasanla karısı şehir dışına çıkınca hayretle Şavahi'nin bir küpün üzerinde havada durduğunu gördüler. Şavahi gülümseyerek "Ben bütün sihirbazlık numaralarını bilirim. Gördüğünüz gibi sihirbazlığım sayesinde havada duruyorum. Bu şehrin halkına acımamış olsaydım burayı yerle bir ederdim." dedi ve onlara yolu göstererek ekledi. Haydi arkamdan gelin artık kurtuldunuz. Hasan'la karısı ve çocukları Şavahi'nin arkasından bir süre yürüdüler. Şehirden epeyce uzaklaşıp tenha bir yere gelince sihirbaz kadın Hasan'a döndü. Şimdi elindeki o tılsımlı sopayı yere vur. Hasan, Şavahi'nin dediğini yaparak sopayı yere vurdu çok geçmeden yer yarıldı ve ayakları yerde başı gökte yedi ifrit çıkıp karşısına dikildiler ve emrediniz şehirlerimi yakalım yoksa denizlerin sularını mı kurutalım Hasan şaşkınlığı geçtikten sonra ona hitap eden bu ifritlere kim olduklarını sordu İfritler onun emrinde olduklarını söyleyince memnun oldu kendisini memleketine götürmelerini istedi 827. gece çok geçmeden ifritler kayboldular ve biraz sonra yanlarında üç at olduğu halde geldiler. Hasan'a, işte bu atlar birer kuş gibi uçup sizi kısa bir sürede yurdunuza ulaştıracaktır. Bununla beraber eğer Melike Ekber sizi takip edip savaşa zorlarsa biz muazzam ve kudretli ordumuzla imdadınıza yetişiriz. Bunun üzerine Hasan Basri, karısı, çocukları ve Şavahi gelen atlara binerek Bağdat'ın yolunu tuttular. Yolda karşılaştıkları birkaç ifrit de onlara katılarak gidecekleri yere kadar refakat edeceklerini söylediler. Hasan bu korkunç yaratıkların tekliflerini kabul etmekten başka çare bulamadı. Hasan'la mahiyeti epeyce yol almışlardı. Bir ara arkalarından nal sesleri ve silah şakırtıları duydular. Başlarını çevirince Melike Ekber'in kendilerini büyük bir orduyla takip ettiğini gördüler. Şavahi hemen Hasan'a o tılsımlı sopayı yere vurmasını söyledi. Hasan sihirbaz kadının dediğini yaptı. Hasan sopayı yere vurur vurmaz o yedi ifrit ortaya çıktı. Hasan bana daha önce söylediğiniz gibi Melike Ekber'in ordusu arkamızdan geliyor. Hadi kendinizi gösterin deyince ifritler şu cevabı verdiler. Siz hiç korkmayın. Şu dağın başına çıkın orada bekleyin. Biz düşmanlarınızın hakkından geliriz çünkü onlar zalim kimselerdir. Zalimler de er geç yenilirler.'' 828. Gece Hasan memnun olmuştu. Karısını, çocuklarını ve Şavahi'yi alıp bulundukları yere yakın olan dağın başına çıktı. Oradan Melike Ekber'in askerleriyle yedi ifritin idare ettiği muazzam ordunun savaşını heyecanla seyretmeye başladılar. Binlerce dev ve ifritin katıldığı bu savaş iki gün sürdü. Sonuçta Hasan'ın taraftarları hasımlarını yenmeyi başardılar ve birçok esir alıp Hasan'ın huzuruna çıkardılar. Bu esirlerin içinde kraliçe Nurul Hüda da vardı. Bunu gören Şavahi, "Ey zalim ve hain kadın, sonunda yaptığın kötülüklerin cezasını gördün." diyerek Hasan'a onun boynunu uçurtmasını söyledi. Bunu duyan Nurul Hüda, kız kardeşi Nursena'nın ayaklarına kapanarak ağlayıp ondan şefaat etmesini ve canını bağışlamasını rica etmeye başladı. Çok merhametli olan Nursena, ablasının yaptığı kötülükleri kötülükle karşılık vermekten vazgeçerek kocası Hasan'dan onu affetmesini rica etti. Hasan, karısının ricasını kabul ederek baldızını affetti ve yanına Şavahi ile babasının askerlerinden sağ kalanlarını katarak Batbak adalarına gönderdi. Kendisi de ailesiyle birlikte yoluna devam etti. Sırayla kafir ülkesine Şeyh Ali Ebru Rişe ve Abdülkudüs'e uğradı. Onların yanında bir süre kalıp dinlendi ve başından geçenleri anlattı. Eburriş ile Abdülkudüs kendisine yaptıkları iyiliğin karşılığı olarak onlara o tılsımlı takkeyle sopayı vermesini rica ettiler. Hasan biraz düşündükten sonra ''Haklısınız, bana yaptığınız iyilik çok büyüktür. Sayenizde karıma ve çocuklarıma kavuştum. Yalnız size bu takkeyle sopayı verirsem beni koruyacak bir şeyim kalmaz. Melike Ekber'in tekrar üzerime bir ordu göndermesinden korkuyorum.'' dedi. Abdülkudüs, sizi takip edecek ordunun mutlaka bu diyardan geçmesi gerekir. Elimizde böyle kudretli bir şey olduktan sonra onun bir adım bile ileriye gitmesine izin vermeyiz, dedi. 829. Gece Bu sözlere inanan Hasan hemen o tılsımlı taki'yi Şeyh Ebu rişe sopayı da Abdülkudüs'e hediye etti. Onlar da kendisine birçok kıymetli hediye vererek kardeşlerinin bulunduğu saraya kadar refakat ettiler. Kızlar, Hasan'ın çocukları ve karısıyla geldiğini görünce sevinçlerinden ne yapacaklarını şaşırdılar. Hasan'ı ve karısını saraylarında bir süre misafir ettikten sonra ülkelerinin sınırlarına kadar onlara eşlik ettiler. Hasan ve ailesi kısa bir yolculuktan sonra Bağdat'a ulaştı. Evlerinin kapısını çaldı. Son günlerini yaşayan ve oğlundan ümidini kesen annesi onu karşısında görünce gözlerine inanamadı. Onu bağrına basarken sevincinden kendinden geçti. Sonra gelinini ve torunlarını öperek kendilerini ne kadar özlediğini anlattı. Böylece memleketine kavuşan Hasan getirdiği servetin bir kısmıyla emlak aldı. Kalanını da kendine sermaye yaparak ticaret hayatına atıldı ve ömrünün sonuna kadar çoluk çocuğuyla mutlu bir hayat yaşadı. Sabah oluyordu. Şehrazat masalını burada bitirdi.